Merhabalar. Bu kitap YouTube bizim kütüphane ekibi tarafından seslendirilmiştir. Bu kitabı yasa dışı ve sizin internet kimliğinizi ele geçirebilecek sitelerden indirmek sakıncalı ve yasaktır. Emeğimize saygı gösterip bu kitabı YouTube kanalımızdan dinlediğiniz ve ücretsiz sesli kitap yayınlarımızın devamının gelmesine katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. <laughs> Keyifli dinlemeler. Klagisse'nin Lüpen'e olan güveni gitgide artıyordu. O korkunç ölüm cezasından sonra Jilbe'nin kurtulma şansının daha da azaldığını bildiği halde gelecekten daha az korkmaya başladı. Ancak Lüpen onu Bigetonya'ya girmeye razı edemedi. Kadın umudunu ve korkusunu burada onunla paylaşmak istiyordu. Ertesi gün polis müdürlüğünden elde edilen bilgiler Pigasville'le Lüpen'i haklı çıkardı. Panama kanalı yolsuzluğuna Marki Dalbufia'da e bulaşmış, ismi kirlenmişti. Öyle ki Prens Napolyon onun politik bürodaki işine son vermişti. Ama Marki lüks hayatından vazgeçmemişti. Ondan bundan borç alarak yaşıyordu. Ayrıca Dabkekin kaçırıldığı gün Marki her gün yaptığı gibi saat 6'dan 7'ye kadar ne kulüpte görülmüş ne de evinde yemek yemişti. O gün gece yarısına doğru yaya olarak dönmüştü evine. Bay Nikol'ün suçlaması boşuna değildi. Ama ne yazık ki Lüpe'nin kişisel araştırmalarına karşın Dapkeg'i kaçıran araba dört maskeli adam ve şoför bulunamadı. Acaba bunlar da Marki gibi yolsuzluğa mı karışmışlardı yoksa onun parayla tuttuğu adamlar mıydı? Bu belli olmadı. Bunun üzerine tüm araştırmalar Marki'nin ve onun Paris dışındaki arabayla belli bir hızla gidilip belli bir zamanda mola verildiği takdirde aşağı yukarı 150 kilometrelik bir alanı kapsayan kısmındaki şatoları ve evleri üzerine yoğunlaştı. Artık ne bir şatosu ne de bir evi bulunan Dalbufe her şeyini satmıştı. Markin'in akrabalarıyla yakın dostlarına başvuruldu. Acaba Dabgek'i taşradaki barınaklardan birine götürmüş olabilirler miydi? Yine sonuç alamadılar. Böylece günler gelip geçti. Bunlar Klagisse için öyle acı günlerdi ki her geçen gün Jil ve ölüme biraz daha yaklaşıyordu. 55 gün kaldı. 55 gün. Bu kadar az günde ne yapılabilir ki? Yalvarıyorum size. Gerçekten de ne yapılabilirdi ki? Markin'in gözetlenmesi işini kimseye bırakmayan Lüpen'i uyku tutmaz olmuştu. Oysa Marki yeniden normal yaşamına dönmüştü. Hala kuşkulansa da toplantıları kaçırmaya cesaret edemiyordu. Bir gün Dükmont Mah'la Dugline ormanına gitti. Dükün büyük bir av köpeği sürüsü vardı. Av dışında bir muhabbetleri olmadı. Pigasville, ''Bana kalırsa zengin dük Montmouk'un işi, gücü avlanmak ve toprağını işletmek. Onun siyasetle bir ilgisi yok. Onun için Dapgeki şatosunda hapsettirmez.'' dedi. Lüpen de aynı fikirdeydi. Ama hiçbir şeyi şansa bırakmak istemediği için bir hafta sonra Dalbufe'nin peşine düştü. Onu av giysisiyle görünce tren istasyonuna kadar gidip peşinden aynı trene bindi. Enmol istasyonunda trenden indiler. Dalbufe orada bir arabaya atlayarak Montmux şatosuna gitti. Lüpen hiç acele etmeden kahvaltısını bitirdi. Sonra bir bisiklet kiraladı. Şatoya vardığında atları ve arabalarıyla gelen misafirleri gördü. Biniciler arasında Marki Dalbufe de vardı. O gün Lüpen... Onu üç kez gördü. Her defasında önünden geçip gitmişti. Aynı günün akşamında ona tren istasyonunda rastladı. Yanında bir avcı vardı. Görünüşe bakılırsa ortada şüpheli bir şey yoktu. Ama lüpen buna aldanmadı ve ertesi günü Lebali'yi Montmartre şatosuna gönderdi. Bunun mantıklı bir cevabını veremedi. Ne var ki bu gibi durumlarda hep özenli ve metotlu çalışırdı. İki gün sonra Le Ballu, Av Partisi'ne tüm davet edilenlerin, tüm hizmetçilerin ve nöbetçilerini kapsayan bir liste gönderdi. Bu isimlerden biri Lüpen'i kuşkulandırmıştı. Hemen bir telgraf çekti. Seyis Sebastin hakkında bilgi istiyorum. Le Ballu, sonraki gün istediği bilgiyi getirdi. Sebastin, Korsikalı olup, Dükmont Moa'a, Marki Buffet tarafından önerilmiştir. Şatodan bir mil uzakta hanedana ait yıkık bir kalabentin bulunduğu yerdeki av köşkünde kalmaktadır. Bu kalabent de Montmach ailesine aittir. Tamam işte diyen Lüpen, Lebalü'nün mektubunu Klagisse'ye gösterdi. Sebastin adını duyunca hemen Dalbufe'nin Korsika doğumlu olduğunu hatırladım. Bu ikisi arasında bir ilişki olmalı. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Eğer Dabgek o av köşkünde tutuluyorsa Onunla iletişime geçeceğim. Size güvenecek mi yani? Hayır. Son günlerde polisin yardımıyla küçük Jack'ı kaçıran peçeli o iki kadını buldum. Dabgek'in yeğeni oluyorlarmış. İkisi de yaşlı. Dabgek'ten cüz'i bir aylık alıyorlar. Bu Gusello kardeşleri ziyaret ettim. İsme ve adrese dikkat edin. Bak sokağı iki tane 134 numara. Onların güvenini kazandıktan sonra hayırsever yeğenlerini bulacağımı vaat ettim. Daha yaşlı olan Öfasi Gu Gufela bana bir not verdi. Bu mektupta Dapgeke, Bay Nikola her konuda güvenebileceğini yazıyordu. Gördüğünüz gibi ben her türlü tedbiri aldım. Bu akşam yola çıkıyorum. Çıkıyoruz, dedi Klais'e. Sizde mi? Ateşler içinde kıvranırken nasıl hiçbir şey yapmadan durabilirim ki? ve mırıldanarak ekledi. Artık 38 ya da 40 gün kaldı demiyorum. Saatleri sayıyorum. Lüpen kadının kararlı olduğunu hissetti. Bu yüzden karşı çıkmadı. İkisi de sabahın saat beşinde arabaya atladılar. Gonya'da onlarla beraberdi. Şüphe uyandırmamak için Lüpen büyük bir yer seçti. Klages'in kalacağı Emyan'dan Montmuga sadece 30 kilometre vardı. Saat sekizde halk arasında Moktepiye diye bilinen kaleye yakın bir yerde Lobalü ile buluştu ve etrafı araştırmaya koyuldu. Orman kenarında Ligey ırmağı derinleşiyor, bir kıvrım yaptıktan sonra Moktepiye kayalıklarına kadar uzanıyordu. ''Burada yapılacak fazla bir şey yok.'' dedi Lüpen. Kayalık çok sarp, 60-70 metre yükseklikte. Her tarafı da sularla çevrilmiş. Az de bir köprü gördüler. Buradan başlayan meşe ve çam ağaçlarıyla çevrilen kıvrımlı yol daha ötede ötede genişleyerek ormana açılıyordu. Derken karşılarına iki geniş kanadı olan koskoca bir demir kapı açıldı. "Seyis Sebastian burada mı oturuyor?" diye sordu Lüpen. "Evet," diye yanıtladı Löparlü. "Burada karısıyla beraber harabelerin ortasında oturuyor. Öğrendiğime göre üç yetişkin oğlu varmış. Üçü de Dapgeek'in kaçırıldığı gün seyahatteymiş." Bak sen, bu tesadüfü göz ardı etmemek lazım. Herhalde Dapgeki bu üç adamla babaları kaçırdı. Akşam üzeri Lüpen duvarlarda bir yarık buldu. Ve buradan kulelerin sağına düşen bir duvara tırmandı. Oradan nöbetçi kulübesiyle eski surlardan kalma yıkıntıları görebiliyordu. Yıkık bir duvar, bir şömine kalıntısı, biraz ileride bir sarnıç, yine aynı yerde bir kiliseye ait iki sütun üzerinde yükselen bir kemer, aksi yönde de üst üste yığılmış bir sürü taş ön kısımda kayalıkların etrafını çeviren eski bir sur vardı bunun sonunda da şatonun yerle bir olmuş kuleleri gözüküyordu akşam olunca Lüpen Klagis Me Megiye'nin yanına döndü o günden sonra da kendisi Emyan'la Montmouk arasında mekik dokurken Gonya'yla Lübalü'yü gözlemci olarak evde bıraktı altı gün geçti Sebastien'in günlük yaşamı mesleğinin gerektirdiğini yapmakla geçiyordu. Adam her gün Montmorgue şatosuna gidiyor, ormanda dolaşıyor, hayvanların ayak izlerini inceliyor ve geceleri de bir tur atıyordu. 7. gün Lüpen ava çıkılacağını ve o malden tren istasyonuna bir araba gönderildiğini haber aldıktan sonra bahçe kapısını çeviren şimşir ve defne ağaçlarının arkasına gizlendi. Saat 2'de köpeklerin havlayışını duydu. Avcıların bir yaklaşıp bir uzaklaşan bağırışları da buna karışıyordu. Öğleden sonra kah yakından kah uzaktan sesler duyuldu. Ama hepsi o kadar. Derken bir anlık sessizlikte nal sesleri işitti. Birkaç dakika sonra nehir boyunca uzanan yolda iki atlı göründü. Gelenler Marki Dalbufe ve Sebastindi. Surlardaki gözetleme kulesine vardıklarında attan indiler. Bu arada seyisin karısı olduğunu düşündüğü bir kadın kapıyı açtı. Sebastian dizginleri Lüpen'in 3 metre önündeki bir taşa çakılmış demir halkalardan birine doladıktan sonra Marki'nin peşinden gitti. Kapı arkalarından kapandı. Lüpen, ortalığın aydınlık olmasına aldırış etmeksizin bulunduğu yerden çıkıp duvardaki çatlaktan yukarı tırmandı. Başını öbür tarafa uzattığında iki adamla kadının kule yıkıntılarına doğru hızlı hızlı yürüdüklerini gördü. Seyis, sarmaşıktan yapılmış bir perdeyi yana doğru açınca bir merdivenin ilk basamağı göründü. Kadın nöbete geçerken iki adam merdivenden yukarı çıktı. Onların peşinden gitmeyi artık düşünmeyen Lüpen gizlendiği yere geri döndü. Bekleyişi uzun sürmedi. Kapı yine açıldı. Marki Dalbufe dışarı çıktığında çok öfkeli görünüyordu. Kamçısıyla çizmesine vururken homurdanıyordu. Lüpen onun ne söylediğini ancak yaklaştıklarında anlayabildi. O serseri yok mu? Ne yapıp edip onu konuşturacağım bu akşam. Duydun mu Sebastian? Bu akşam saat 10'da geri döneceğim. O zaman yine pazarlığa oturacağız. Ah, alçak adam. Sebastian atları çözdü. bufe kadına döndü. Çocuklarına söyle, gözlerini dört açsınlar tamam mı? Onu elinden kaçıran belasını bulur ona göre. Mahzenin kapağı orada işte. Onlara güvenebilirim, değil mi? Babalarına nasıl güvendiyseniz onlara da güvenin Marke Hazretleri. Sizin bana yaptığınız iyiliği onlara da yapacağınızı biliyorlar. Onlar hiçbir şeyden korkmaz, dediseyiz. Atlayın atlara, diye seslendi Dalbufe. Avcılara yetişelim. Olaylar Lüpe'nin tahmin ettiği gibi gerçekleşti. Av sırasında zaten kendi yolunu tutan Dalbufe, kimseye çaktırmadan Moktepiye doğru tırısa kalktı. Oldum sadık bir köle gibi davranan Sebastin de onun peşinden gitti. Seyis'in, üç oğlunun ve karısının sıkı gözetimindeki esiri ziyaret ettiler. O civardaki bir konuk evinin lokantasında Klagis ve Maggie ile buluşan Lupin, ona durumu açıkladıktan sonra ''İşte böyle'' dedi. Bu akşam saat onda Mark'i, Dapkek'i sorguya çekecek. Herhalde biraz hırpalayacak ama bu gerekli. Keşke sorgulamayı ben yapsaydım. Dapkek sırrını açıklar mı dersiniz? Korkarım açıklayacak. O zaman ne yapacağız? İki planım var ama... Diyen Lüpen çok sakindi. Hangisini uygulayacağımı bilmiyorum. Ya bu sorgulamayı engelleyeceğim? Ama nasıl? Dalbofe'den önce davranarak. Saat dokuzda Gonya ile Le ile birlikte çıkarız. Önce surlara saldırır, oradan da şatoya hücum ederiz. Muhafızların silahlarını da aldık mı bu iş bitti sayılır.'' Dapkek elimizde demektir. Ya Sebastian'in oğulları onu mahzene atmışsa? Marki de öyle söylemişti ya. Ben bu saldırıyı ancak gerekirse göze alacağım. Şayet öbür planımı uygulayamazsam. Neymiş o plan? Sorgulama sırasında ben de orada olmak istiyorum. Eğer Dapkek konuşmazsa o zaman onu daha uygun koşullarda kaçırmak için bize zaman kalır. Zorla konuşturulur da 27'lerin listesinin nerede olduğunu açıklarsa bu gerçeği ben de Dalbufe ile aynı anda öğrenir, listeyi de ondan önce ele geçiririm. Evet ama sorgulama sırasında nasıl orada olacaksınız? Henüz bilmiyorum diye itiraf etti Lüpen. Bu hem Le Balü'den alacağım habere hem de toplayacağım bilgilere bağlı. Lokantadan ayrıldı ve bir saat sonra geri döndü. Neredeyse gece olacaktı. Le de yanındaydı. O kitap sende mi? Evet patron. Onu Eymol'deki bir gazete bayinde gördüm. On franga satın aldım. Ver bakayım. Lebalio ona eski, lekeli, yırtık bir kitapçık verdi. Kapağında şöyle yazıyordu. Moktapiye'yi ziyaret 1824. Resimli ve planlı. Tam düşündüğüm gibi, dedi Lüpen, kulenin planlarına bakarken. Kule üç katlıymış ama toprak hizasına kadar çökmüş. Toprak altında kalan iki kat bunlardan biri taşlarla dolmuş yani yıkıntı halinde. Öbüründe dostumuz Dapkek hapsedilmiş. Oranın bir de ismi var. İşkence odası. Zavallı dostumuz. Merdivenle bu oda arasında iki tane kapı var. Bu iki kapı arasında da bir barınak. Dapkek orada. Silahlı üç kardeş de onun başında nöbet tutuyor olmalı. O zaman kimseye görünmeden içeri girmeniz imkansız.'' Doğru ama toprak üzerindeki yıkık kata ulaşıp oradan aşağı katın tavanından bir delik açabilirsem iş değişir. Bu da biraz şansa kalıyor. Kitapçığın sayfalarını karıştı. Klagisse sordu. Odada pencere yok mu? Var. Aşağıdan yani nehir tarafından bakıldığında bir pencere varmış. Şimdi buldum. Orada bir delik var. Planda da işaretlenmiş. Ancak burası yerden 50 metre yüksekte. Ayrıca surları da neredeyse su basmış. Yani oraya varmak imkansız. Lüpen birkaç sayfa daha çevirdi. Derken gözüne bir bölüm başlığı ilişti. Çifte Aşıklar Kulesi. İlk satırları okudu. Eskiden buraya Çifte Aşıklar Kulesi denirdi. Bu isim orta çağda gerçekleşen kanlı bir trajedinin anısına verildi. Kont Mohtapie, karısının sadakatsizliğini kanıtlayınca onu işkence odasına kapattı. Kadın tam 20 yıl burada kaldı. Sevgilisi Prens Tonkahvil ölümü hiçe sayarak nehrin üzerinden geçen bir ip merdivenle surların üzerinden odanın penceresine ulaştı. Demir parmaklıkları testereyle kestikten sonra sevdiği kadını kurtarmayı başardı ve birlikte aynı merdivenle aşağı inmeye başladılar. Ancak daha ilk basamaktayken bir silah sesi duyuldu. Adam omzundan vuruldu ve her iki aşık sonsuz bir demir derinliğe gömüldü. Uzun bir sessizlik oldu. Herkes bu trajik olayı hayalinde canlandırdı. Demek ki 400 yıl önce bir erkek bir kadını kurtarmak için hayatını hiçe sayarak cesaret isteyen böyle bir eyleme kalkışmıştı. Çıkardığı gürültüyü nöbetçi duymasa bu iş başarıyla sonuçlanacaktı. Bir erkek cesareti ele almıştı. Bunu yapan bir erkekti. Lüpen Klagits'e baktı. Kadın da üzüntülü gözlerini ona çevirdi. İmkansız bir şeyi isteyen, oğlunun kurtulması için varını yoğunu feda eden bir annenin bakışıydı bu. "Löbalü!" diye seslendi Lüpen. "Belime dolayacak kadar sağlam ve ince bir halat bul. Çok uzun olsun. 50-60 metre kadar. Sen de Gonya, 3-4 merdiven bul. Onları birbirine bağla." "Nasıl? Ne diyorsun patron?" diye haykırdı iki kafadar. "Ne? Yani siz ama delilik bu." "Delilik mi? Niye?" Başkasının yaptığını ben neden yapmayayım? Ama yüzde doksan dokuz boynunuzu kırarsınız. Boş versene sen löbalü. Yine de yüzde bir ihtimalle kırmam demektir bu. Ama patron! Gevezeliği bırakın çocuklar. Bir saat sonra nehir kenarında buluşalım. Hazırlıklar uzun sürdü. 15 metre uzunluğundaki merdiveni örecek malzemeyi zar zor buldular. Bununla surların ancak ilk çıkıntısına kadar çıkabilecekti. Merdivenleri birbirine bağlamak çok zor oldu. Sonunda saat dokuzu geçerken merdiven nehrin üzerinden geçirildi. Bir ucu bir sandalın pruva tarafındaki iki kaza sıkıştırıldı. Diğer ucu diklemesine, ta yukarıdaki kayalıklara dayandı. Vadi boyunca uzanan caddede gelen giden pek olmadığı için bu çalışma sırasında hiç rahatsız edilmediler. Derken zifiri karanlık bastırdı. Göğü kara bulutlar kapladı. Lüpen, Lübalü ile Gonya'ya son talimatını verdi. Bu arada dalga geçmekten kendini alamadı. Dapkek'in kafa derisinin yüzüldüğünü görürken zevkten dört köşe olacağım gerçekten. Çektiğimiz zahmete değecek. Klagisse sandala binmişti bile. Lüpen ona yakında görüşürüz dedi. Sakın yerinizden kalkmayın. Ne olursa olsun kımıldamak, bağırmak yok. Demek ki bir şeyler olacak. Ah tanrım Prenston kahveyle düşünsenize, tam hedefe ulaşacakken, tam sevgilisinin elini tuttuğunda bir tesadüfün kurbanı oldu. Ama hiç merak etmeyin, bu kez her şey yolunda gidecek. Kadın cevap vermedi. Onun elini avcunun içine alarak sıktı. Lüpen bir ayağıyla merdiveni kontrol etti. Sallanmadığını görünce tırmanmaya başladı. Son basamağa çok çabuk varmıştı. Ondan sonra çıkış çok dikleşti, çok zorlaştı. Ne de olsa bir duvara tırmanır gibiydi. Bereket ki bu kayalıkta ayağını sokabileceği girintiler ve tutunabileceği çıkıntılar boldu. Ancak bu çıkıntılar iki kez yerinden kopunca Lüpen kaydı ve ikisinde de bir an her şeyin bittiğini sandı. Daha geniş bir oyuk bulduğunda dinlendi. Yorgun düşmüştü. Neredeyse bu işten vazgeçecekti. Bir ara bunca tehlikeye atılmaya değer mi diye kendi kendine sordu. Ah Lüpen, yaşlanıyorsun. Pes mi ediyorsun şimdi? Bu işten vaz mı geçeceksin yani? O zaman Dapkek sırrını bir başkasına satar. Marki listeyi eline geçirir. Sen de havanı alırsın. O zaman Jilbe de... Beline sardığı uzun ip sebepsiz yere onu rahatsız ediyor, hareketini zorlaştırıyordu. Lüpen onun bir ucunu bel kayışına bağladı. İp aşağı doğru sarkmaya başladı. Dönüşte bundan yararlanacaktı. Kayalığın sivri çıkıntılarını kavrayarak tırmanmaya devam etti. Parmakları kanıyor, tırnakları kırılıyordu. Her an düşüp yuvarlanacağını düşünüyordu. Ayrıca sandaldan yükselen mırıltılar cesaretini kırıyordu. Bu sesleri o kadar net işitiyordu ki aralarında sanki hiç mesafe olmamıştı. Bunun üzerine Prenston kahvili düşündü. Böylesine zifiri karanlıkta o da yapayalnızdı, o da kopan kaya parçacıklarının her çıkardığı gürültü de irkilmişti herhalde. En ufak bir gürültü derin sessizlik içinde nasıl da büyüyordu. Çifte aşıklar kulesindeki Dupgeck'in muhafızlarından biri pencereden dışarı bakacak olsa, ölüp gidecekti lüpen. Tırmandı, tırmandı, hedefini geçtiğini sandı bir an sağ mı sola mı gittiğini pek anlayamadı. Deliler gibi döndü durdu. Adam akıllı düşünüp hesap ettiği bir deneme, acele ettiği takdirde boşa çıkabilir miydi? Öfke içinde uğraşını iki kata çıkardı. Birkaç metre daha tırmandı. Derken ayağa kaydı. Sonra kaybettiği mesafeyi yeniden kazandı. Sarıldığı bir tutamlık ağaç kökü elinde kalıverdi. Bir kez daha kaydı. Bu kez mücadelelerden vazgeçti. Tüm iradesini kullanarak sinirlerini ve adalelerini yatıştırdı. Tutunduğu kayalıktan bir ses gelir gibi oldu. Kulak kabarttı. Bu ses sağ taraftan geliyordu. Başını geri çektiğinde karanlıkta bir ışık huzmesi gördü sanki. Oraya ulaşıncaya kadar nasıl bir gayret sarf ettiğine, daha doğrusu bu gücü nereden bulduğuna akıl erdiremedi. Ama birdenbire kendini oldukça geniş ağızlı, en azından 3 metre derinliğindeki bir kovuğun ağzında buldu. Buradan başlayan bir koridor gitgide daralıyor ve demir parmaklıklı ufak bir pencereyle son buluyordu. Lüpen kovuktan içeri daldı. Başı demir parmaklığa dayandı ve şunu gördü. Çifte Aşıklar Kulesi Altlarındaki işkence odası geniş ve düzensizdi. Tavanı dört kalın sütun üzerine oturmuş, bu nedenle çeşitli bölümlere ayrılmıştı. Duvarlarından küf kokusu yükselirken taşlardan yoğun bir rutubet sızıyordu. Buranın manzarası her zaman korkutucu olmalıydı. Ama şu anda Sebastian'in oğullarının loş ışıkta duvara vuran gölgeleri ve yatağa zincirlenmiş Dabgek'in görünüşü uğursuz ve barbarca bir hava yaratıyordu. Dabgek, Lüpen'in büzüldüğü yerden 5-6 metre ötede odanın ön tarafında yatmaktaydı. Yatağa yatırılıp zincire vurulmuştu. Yatakta aynı şekilde zincirle duvara çakılı bir halkaya bağlanmıştı. Adamın elleri ve ayakları kayışlarla kımıldamaz hale getirilmişti. Ayrıca dahiyane bir buluşla en ufak bir hareket dayanaklardan birine asılıp için granç çalmasına neden oluyordu. Sandalye üzerine konmuş bir lamba Dapkek'in yüzüne çevrilmişti. Lüpen onun yanında kır sakalı ve solgun yüzüyle duran uzun boylu, zayıf, markidal büfeyi gördü. Adamın yüzünde sevinç ifadesi vardı. Ama bakışları kin doluydu. Birkaç dakika süren derin bir sessizliğin ardından Marki emretti. Sebastin, şu üç mumu yak da herifin suratını daha iyi göreyim. Mumlar yanınca Marki, Dapgek'i tepeden tırnağa süzdü. Sonra üzerine eğilerek yumuşak bir sesle, ikimizin hali ne olacak bilmiyorum, dedi. Ama ben bu odada çok keyifli dakikalar yaşayacağım. Sen bana çok kötülük ettin Dabgek. Senin yüzünden ne kadar ağladım bilemezsin. Evet, hep umutsuzluk gözyaşları döktüm ben. Ne kadar paramı çaldın? Bir servet kaybettim senin yüzünden. Ya beni ihbar edeceksin diye çektiğim korku? İsmim açıklansa her şeyi kaybedecektim. Şerefim iki paralık olacaktı. Namussuz, alçak herif. Dabgek kımıldamadı. Siyah gözlüklerini almışlardı. Asıl gözlüğünün camlarına mum ışığı yansıyordu. Çok zayıflamıştı. Elmacık kemikleri çıkmış, avurtları çökmüştü. ''Hadi bakalım.'' dedi Dabufe. De ''Şu işi bitirelim. Galiba civarda serseriler dolaşıyor. Eğer seni kaçırmak için gelmişlerse o anda öleceksin demektir bu. Anlıyorsun ya. Sebastin, mahzen kapağı iyi çalışıyor mu?'' Sebastin yaklaştı. Yere diz çöküp Lüpen'in o zamana kadar fark etmediği yatak ucundaki bir halkayı döndürdü. Döşeme tahtalarından biri açıldı ve ortaya siyah bir delik çıktı. Bak görüyor musun neler hazırladık. Daha elimin altında kimsenin bilmediği ne zindanlar var. Yani yardım falan bekleme. Konuşacak mısın? Dapgek cevap vermeyince devam etti. Sana dördüncü kez soruyorum Dapgek. Dördüncü kez senden beni şantajdan koruyacak olan evrakı istiyorum. Dördüncü ve son kez. Konuşacak mısın? Dabkek yine sustu. Dalbufe, Sebastine bir işaret çaktı. Seyis yaklaştı. Arkasında oğullarından ikisi vardı. Bir tanesi elinde bir sopa tutuyordu. Dalbufe birkaç saniye bekledikten sonra hadi dedi. Sebastin Dabkek'in ellerini bağlayan kayışları önce gevşetti. Arasına sopayı soktuktan sonra da gerdi. Çevireyim mi Marki Hazretleri? Bir sessizlik. Marki bekledi. Dabkek kımıldamayınca mırıldandı. Konuşsana be. Ne diye acı çekeceksin? Ses çıkmadı. Çevir Sebastin. Sebastin sopaya bir tur daha yaptırdı. Kayışlar gerildi. Dabkek inledi. Konuşmak istemiyor musun? Ama bu işten vazgeçmeyeceğimi pekala biliyorsun. Seni elime geçirmişim bir kere. Gerekirse sana öyle bir işkence yaparım ki ölür gidersin. Konuşmayacak mısın? Hayır mı? Sebastian bir kere daha çevir. Seyis söyleneni yaptı. Dapkek acıdan kıvrandı ve hırıldayarak yatağına düştü. Aptal herif diye haykırdı Marki. Titrek bir sesle konuşsana. Ne? Hala bu listeye doyamadın mı? O zaman bir kere daha çevirelim. Konuş hadi. Nerede o liste? Bir kelime, tek bir kelime söyle yeter. O zaman sen de rahatına kavuşursun. Yarın liste elime geçer geçmez serbest kalacaksın. Anlıyor musun? Lanet olsun konuşsana be. Ah alçak herif. Sebastin bir daha çevir. Sebastin sopayı son bir kez daha döndürdü. Kemikler çatırdadı. İmdat, imdat diye kısık sesle kekeleyen Dapgek boş yere kurtulmaya çalıştı. Çok boğuk bir sesle inledi. Acı bana ne olur? Korkunç bir oyundu bu. Seyisin oğulları yüzlerini buruşturdu. Böyle bir işkenceyi asla yapamayacak olan Rüpen'in tüyleri diken diken olurken söylenenleri anlayabilmek için kulak kabarttı. İşitebiliyordu. Dabgek'in sırrı acı çeken adamın dudaklarından çıkacak sözcüklerdeydi. O zaman Lüpen hemen geri dönüp arabasına atlayacak ve son hızla Paris'e gidecekti. Söyle diye mırıldandı Dalbufe. Konuş da bitsin bu iş. Olur, olur diye mırıldandı dapkek. Evet, daha sonra yarın. Deli misin sen? Yarınmış. Benimle dalga mı geçiyorsun? Sebastin bir kere daha çevir. Hayır, hayır diye sızlandı dapkek. Hayır, durun. Konuş. Peki, Kağıt bende, sakladım. Ama çektiği acı o kadar büyüktü ki son bir gayretle kafasını kaldırdı. Ağzından birbiriyle ilgisiz bazı sözcükler çıktı ve iki kez Maggi, Maggi diye seslendi. Sonra bitkin bir halde kendini yatağa bıraktı. Cansızmışçasına yığıldı kaldı. Şunu gevşesene be, diye emretti Dalbuf'e. Lanet olsun, dozu fazla kaçırdık galiba. Hemen muayene ettiler. Dabge sadece bayılmıştı. Marki de kendini yorgun bir şekilde yatağın ayak ucuna bırakarak alnını ıslatan ter damlacıklarını sildikten sonra mırıldandı. Ne pis işmiş bu. Bugünlük yeter herhalde, dedi. Duyguları yüzünden okunuyordu. Yarın bir daha deneriz, olmazsa öbür gün. Marki sustu. Seyis'in oğullarından biri ona bir şişe konyak uzattı. Marki bardağı yarısına kadar doldurduktan sonra bir dikişte hepsini içti. Yarın olmaz, dedi. ''Hayır, hemen şimdi. Biraz daha zorlayalım. Bu durumda artık konuşacaktır.'' Seyisi kenara çekti. ''Sen de duydun mu? Maggi derken ne söylemek istiyordu acaba? İki kere söyledi bunu.'' ''Evet, iki kere söyledi. Belki de evrakı Maggi adında güvendiği bir kadına verdi. Olamaz, o kimseye güvenmez. Bunun başka bir anlamı olmalı.'' ''Ama ne?'' ''Ne mi? Az sonra öğreniriz, hiç merak etme.'' Aynı anda darpkek derin bir nefes alarak yatağında kımıldadı soğukkanlılığını yeniden kazanan Dalbuf'e düşmanından gözünü ayırmaksızın yatağa yaklaştı. Görüyorsun ya Dabgek, bana direnmekle aptallık ettin. Yenildin mi? En ayice işkence görmek yerine rakibinin ayaklarına kapanacaksın. Hadi, aklını başına al. Sonra Sebastine döndü. Kayışı biraz sık da uyansın artık. Ölü numarası yapıyor. Sebastin sopayı kayışa geçirip döndürdü. Dabgek yerinden fırlar gibi oldu. Yeter Sebastin, diye emretti Marki. Dostumuz niyetini değiştirdi. Bizimle bir anlaşma yapacak galiba. Öyle değil mi Daapke? Sen de bu işe bir son vermek istiyorsun. Ne kadar da haklısın. İki adam Daapke'nin üzerine eğildi. Sebastian sopayı elinde tutuyordu. Dalbufede elindeki lambayla adamın yüzünü aydınlattı. Dudakları kımıldıyor. Konuşacak. Kayışı gevşet biraz Sebastian. Artık acı çekmesin istiyorum. Yo, daha fazla sık. Galiba dostumuz tereddüt ediyor. Bir kere daha çevir. Dur, tamam. Bak azizim, doğru dürüst konuşmazsan boşuna zaman kaybetmiş olacaksın. Nasıl? Ne dedin? Ersen Lüpen dişlerini gıcırdatarak bir küfür savurdu. Dapkek konuşuyordu ama Lüpen onu duyamıyordu. İyice kulak kabarttı. Kalbinin atışını, hatta şakaklarının zonklamasını bastırmaya çalıştıysa da tek bir sözcük işitemedi. Lanet olsun, bu hiç aklıma gelmemişti. Ne yapsam acaba? İçinden tabancasını çekip Davgig'i vurmak geldi. Böylece adam konuşamayacaktı. Ama o zaman kendisi de bir şey öğrenemeyecekti. En iyisi işi oluruna bırakmaktı. Aşağıda itiraflar sürüyordu, söylenenler anlaşılmıyor, arada bir hiç ses çıkmıyor, sonra da iniltiler duyuluyordu. Dalbufe avını eline geçirmişken bırakmak istemiyordu. Hadi bitir artık, Arada bir de takdir edici sözler çıkıyordu Markin'in ağzından. Güzel, mükemmel. Yok yahu. Şunu bir daha tekrarla sana Dabgek. Vay be. Hiç kimse bunu akıl edemedi ha. Pegasus bile Enayinin tekiymiş. Kayışı biraz gevşet Sebastian. Baksana dostumuz nefes alamıyor. Sakin ol Dabgek, yorulma. Evet dostum ne diyordun? Hepsi o kadardı. Dabgek bir süre bir şeyler fısıldadı. Dalbuve hiç sözünü kesmeden onu dinledi. Bu arada Arsen Lüpen hiçbir şey işitemedi. Neden sonra Marki ayağa kalkarak sevinçle söylendi. Oldu bu iş. Sağ ol Dabgek. Emin ol demin yaptığını hiç unutmayacağım. Sıkışırsan kapımı çal. Sana ne zaman istersen bir bardak suyla katık ekmek veririm. Sebastian milletvekiline oğlunmuş gibi bak. Önce onun bağlarını çöz.'' Hem cinsini böyle tavuk gibi şişe geçirmek insanlığa sığar mı yani? Biraz su versen mi? Olur ver. Sebastian, oğullarının da yardımıyla Dabkekin bağlarını çözdü. Onun acıyan bileklerini ovdu ve sargılarla sardı. Neden sonra Dabkek birkaç yudum konyak içti. Şimdi daha iyi. dedi arkı. Boş ver artık. Birkaç saat sonra hepsi geçmiş olacak. Engin Engizisyon işkencesine dayandığın için övünebilirsin. ''Şanslı adamsın be.'' Saatine baktı. ''Yeterince gevezelik ettik Sebastian. Oğulların sırayla nöbet tutsun. Sen beni son trene yetiştir. Ondan sonra adamı tamamen serbest mi bırakacağız Marke Hazretleri?'' ''Niye bırakmayalım ki? Ölünceye kadar ona burada bakacağımı mı sanıyorsun?'' ''Yoo, Dabgek, sen merak etme. Yarın öğleden sonra evine gideceğim. Eğer söylediğin gibi evrak oradaysa buraya bir telgraf göndereceğim ve sen serbest kalacaksın.'' Yalan söylemedin umarım. Dapkek'in yanına yaklaştı. Dalga geçmedin değil mi? Enayililik etmemişsindir. Ben topu topu bir gün kaybederim hepsi o kadar. Ama sen öbür dünyayı boylarsın. Yok canım. Seni sakladığımız yer öyle mükemmel ki. Biz bu işi zevk için yapmıyoruz. Hadi yürü Sebastian. Yarın telgraf eline geçer. Ya eve girmenize izin vermezlerse efendim? Niye vermesinler? Lamahtin meydanındaki evde Pugasville'in adamları var. Merak etme Sebastian, ben oraya gireceğim. Kapıdan olmazsa pencereden. Pencere açılmazsa Pugasville'in bir adamlarından biriyle anlaşırım ve selam. Bütün iş paraya bakar. O da bende fazlasıyla var. İyi geceler Dabgek. Sebastin'le birlikte dışarı çıktı. Ağır demir kapı aralarından kapandı. Lüpen bu arada planını yapmıştı. İp merdivenle yine aşağıya inecek, adamlarını alıp arabaya atlayacaktı. Sonra da tren istasyonuna giden Tenha Cadde'de Dalbufe ile Sebastien'in yolunu kesecekti. Bu saldırının sonucu belliydi. İkisini yakaladıktan sonra nasılsa birinden biri konuşacaktı. Dalbufe bir adamın nasıl konuşturulacağını göstermişti ya. Bu işi üstlenecek olan Klagis oğlunu kurtarmak için hiç de merhametli davranmayacaktı. Kayalıklarda bir çıkıntı aradı. Yanına aldığı ipi kement yaptı. Bunlardan birine geçirip, iki eliyle tutunarak kendini aşağıya sarkıtacaktı. Uygun bir çıkıntı bulduktan sonra durup bekledi ve düşündü. Bu işte o kadar acele etmemeliydi. Bu plan hoşuna gitmedi. Saçma, dedi kendi kendine. Yapmak istediğim iş hem saçma hem de mantıksız. Dalbufe ile Sebastian'i elimden kaçırmayacağımı kim garanti eder?'' Onları elime geçirsem bile konuşacaklarını kim garanti eder? Hayır, burada kalayım daha iyi. Daha iyi bir şey yapmalıyım. Çok daha iyi bir şey. İkisine birden saldırmamalıyım. Önce Dabgek'le uğraşsam iyi olur. Nasılsa herif bitkin. Artık direniş gösteremez. Sırrını Marki'ye vermişse bana da vermemesi için bir neden yok. Hele de Klagisse ile birlikte Marki'nin yöntemini uygularsak. Tamam o zaman.'' Sıra Dapkek'i kaçırmaya geldi. Riske girmiyorum ki. Bu oyunda kaybedersem Klagis'le ile Paris'e gider, orada Pugasville'e buluşup hemen Lamahdin meydanındaki evi ablukaya alırız ki ve Dapkek'ten öğrendiklerini gerçekleştiremesin. Önemli olan bu tehlikeye karşı Pigasville'i uyarabilmek. Onu da yapacağız. Aynı anda komşu köydeki kilisenin saati gece yarısını vurdu. Lüpe'nin yeni planına uygulaması için yaklaşık yedi saati vardı yani. Hemen işe koyuldu. Pencerenin bulunduğu delikten sıyrıldıktan sonra kayalıklardaki oyuklardan birinde bir fundalı rastladı. Çakısıyla hepsi aynı uzunlukta olmak üzere on iki tane dal kesti. Sonra beline doladığı ipten eşit uzunlukta iki parça kesti. Buna on iki dalla basamak yaparak altı metre uzunluğunda bir merdiven oluşturdu. Eski yerine döndüğünde işkence odasındaki Dabgek'in yanında üç oğlandan sadece birini gördü. Lambanın yanına oturmuş pipo içiyordu. Dubkik ise uyuyordu. Lanet olsun diye düşündü Lüpen. Bu herif bütün gece nöbet mi tutacak? O zaman buradan kayıp düşeceğim sonunda herhalde. Dalbofe'nin sırrı öğrenmiş olmasını bir türlü içine sindiremiyordu. Konuşulanlardan anladığı kadarıyla Dalbofe kendi hesabına çalışıyordu. Dabkek'in listesini ele geçirdikten sonra şantajdan kurtulacağı gibi Dabkek'in hem nüfuzuna hem de milyonlarına konacak ve onun yöntemlerini uygulayarak bu kez yeni bir düşmana karşı savaşması gerekecekti. Ancak olaylar o kadar hızlı gelişmişti ki varsayımlarla kaybedecek vakti yoktu. Bigasville'de uyarıldığına göre ne yapıp edip Markin'in önü kesilmeliydi. Yine de Lüpen inatla bir tesadüfün kendisine vereceği imkandan yararlanarak harekete geçmeyi yeğledi. Saat on iki buçuğu vurdu. Derken biri, vadiden yükselen sis tabakası beklemeyi öyle zorlaştırıyordu ki. Lüpen soğuğu iliklerinde hissediyordu. Uzaktan nal sesleri duydu. Sebastin istasyondan dönüyor olmalı, diye düşündü. İşkence odasındaki nöbetçi, tütün bittiği için kalkıp kapıyı açtı ve kardeşlerinden piposunu doldurmak için tütün istedi. Onların cevabı üzerine çıktı ve oradan salona geçti. Lüfen birden şaşa kaldı. Çünkü kapı kapanır kapanmaz derin bir uykuya dalmış görünen Dabgek yatağında doğruldu. Etrafa kulak kabarttı. Önce bir ayağını sonra ötekini yere basarak ayağa kalktı. Biraz sallandıysa da gücünü denedi. Her şeye rağmen kuvvetinden pek bir şey kaybetmemişti. "Vay canına!" dedi Lüfen. Herif bayağı hızlı. Hani tek başına kaçabilir? Yalnız bir şey var. Beni huzursuz ediyor. Acaba bana inanır mı? Peşimden gelir mi? Yoksa cennetten çıkma bu yardım markinin bir numarası olmasın? Diye mi düşünür? Derken Dabgeg'in yaşlı kuzenine yazdırdığı mektup geldi aklına. Onu cebine atmıştı. Çıkardı ve aynı anda kulak kabarttı. Dabgek'in yavaş attığı adımların sesinden başka bir şey işitmedi. Lüpen o anı çok uygun buldu. Hemen kolunu pencere parmaklığının arasından sokarak mektubu odanın içine fırlattı. Dabgek afalladı. Zarf odanın içinde uçtuktan sonra üç adım önüne düşüverdi. Nereden gelmişti? Odanın yukarısındaki pencereye baktıysa da karanlıkta pek bir şey görmedi. Hemen kapıya bir göz attıktan sonra yerden aldığı zarfı yırtıp açtı. Altındaki imzayı görünce heyecanlandı. Sevinmişti. Hele şükür diye içini çekti ve okudu. Bu mektubu sana getirene güven. Ona verdiğimiz para sayesinde kendisi Markin'in sırrını ele geçirdi ve kaçış planını hazırladı. Her şey hazır. Öfazi Guselo. Mektubu bir daha okudu. Öfazi diye mırıldanarak başını yine yukarı kaldırdı. Lüpen fısıldadı. Parmaklıklardan birini testereyle kesebilmem için birkaç saate ihtiyacım var. Sebastin'le oğulları geri dönecek mi? Kesinlikle, diye yanıtladı Dakek. Ama sanırım artık beni yalnız bırakırlar. Yandaki, o yandaki odada mı uyuyorlar? Evet. Bir şey duyarlar mı? Hayır, kapı çok kalın. İyi o zaman, bu iş uzun sürmez. Yanımda bir ip merdiven var. Onunla yukarı çıkabilir misin? Benim yardımım olmadan. Denerim, Bileklerimi zedelediler. Hayvan herifler. Ellerimi hareket ettiremiyorum. Ayrıca kuvvetten de düştüm. Ama olsun. Her şeye rağmen deneyeceğim. Denemeliyim. Sustu. Kulak kabarttı ve parmağını ağzına götürürken mırıldandı. Sessiz ol. Sebastian'le oğulları odaya girdiğinde mektubu saklayıp yatağa yatan Davgek uykudan uyandırılmışçasına sıçradı. Seyis ona bir şişe şarap, bir bardak ve biraz da yiyecek getirmişti. Her şey yolunda mı sayın milletvekili? Bay be, kayışları biraz sıkı tutmuşuz. Bu tahta turnike felaket bir şeydir. Bunu Bonapart zamanında devrim sırasında çok kullanırlarmış. Can yakar derlermiş adına. Hoş bir buluş, temiz iş görüyor, hiç kan dökmeden. Zaten uzun sürmedi. Yirmi dakika sonra bülbül gibi öttünüz. Sebastian bir kahkaha attı. Ha, bu arada sizi tebrik ederim. Sakladığınız yer harika. Kimin aklına gelir ki? Marke hazretleriyle beni yanıltan neydi biliyor musunuz? İlk kez sizin ağzınızdan çıkan Maggie ismi. Yalan söylememiştiniz ancak söz yarım kalmıştı. Bize sonu gerekiyordu. Gel de gülme. Ama çözüm yazı masanızın üstündeydi işte. Çok komikti gerçekten. Seyis ayağa kalktı, Ellerini ovuşturarak odayı arşınladı. Marke hazretleri çok memnun. Yarın akşam buraya sizi serbest bırakmak için bizzat teşrif edecek. Evet, düşündü ki bazı formaliteler eksikmiş. Herhalde birkaç çek imzalamanız gerekecek. Paralar geri dönmeli. Marke hazretlerinin maddi ve manevi kaybı telafi edilmeli. Ama bunun sizin için ne anlamı var ki? Talihsizlik olur mu dersiniz?'' Hiç kafa yormayın artık. Ne kelepçe var ne de bileğinize sarılan kayışlar. Kısacası krallara layık şekilde tedavi edileceksiniz. Bakın, Markin'in talimatı üzerine size daha şimdiden bir şişe şarap getirdim. Sebastian bir süre daha dalgasını geçti. Lambayı eline alıp odanın her yanına bir göz attıktan sonra oğullarına döndü. ''Bırakın onu uyusun, siz de dinlenin. Ama bir gözünüz açık olsun, ne olur ne olmaz.'' Dışarı çıktılar. Lüpen bir süre daha sabrettikten sonra fısıldadı. Başlayabilir miyim? Evet ama dikkatli olun. Bir iki saate kadar dönebilirler. Lüpen çalışmaya koyuldu. Elindeki testere çok sağlamdı. Parmaklıkların demiri zamanla paslanmış ve yer yer kırılmıştı. Lüpen iki kez mola verip kulak kabarttı. Hışırtı ya üst kattaki molozlara dadanan bir fareden ya da bir gece kuşunun kanat çırpmasından kaynaklanıyordu. Dabgek bir yandan ona cesaret verirken öte yandan kapının önünde nöbet tutuyordu. En ufak bir şey işitirse Lüpen'i uya uyaracaktı. Testereyi son kez kullandıktan sonra öf be diye söylendi Lüpen. Neyse ki bitti. Bu daracık tünelde adamın iflahı kesiliyor. Soğuk da cabası. Tüm gücüyle demir parmaklığa yüklendi. İçinden bir adamın geçebileceği kadar araladı. Sonra koridorun başındaki geniş yere doğru kendini çekerek ip merdiveni bıraktığı yere döndü. Onu alıp parmaklığa bağladıktan sonra seslendi. Şşşt! Oldu bu iş. Hazır mısınız? Evet, geliyorum. Bir saniye. Bir kere daha dinleyeyim. Tamam, uyuyorlar. Bana merdiveni verin. Lüpen merdiveni sarkıttı. Ben de aşağıya geleyim mi? Hayır, biraz halsizim ama yukarı çıkabilirim gerçekten de kısa bir zamanda kovuğun ağzına vararak kurtarıcısını takip etti. Taze hava onu sersemletmişe benziyordu. Gücünü toparlamak için daha önceden yarım şişe şarap içmişti. Bir an için fenalık geldi. Yarım saat kadar girişteki taşlı zeminde yatıp dinlendi. Lupen sabırsızlandı ve onu ipin bir ucuyla sımsıkı bağladı. Öbür ucunu demir parmaklığa taktı. Onu bir paket gibi aşağıya salı salıvermek niyetindeydi ki Biraz kendini toparlayan Dabgek uyandı. Geçti diye mırıldandı. Kendimi iyi hissediyorum. İniş uzun sürer mi? Sürer. 50 metre yüksekteyiz. Nasıl oldu da Dalbufe bu yolla kaçabileceğimi hesaba katmadı. Çünkü kayalık çok sarp. Siz nasıl çıktınız peki? Boş verin. Yehenleriniz baskı yaptı. Ayrıca yaşamak için para lazım öyle değil mi? Hanımların da eli çok açık. Onlar nerede şimdi? Aşağıda sandaldalar. Demek bir nehir var. Evet, artık konuşmayı bırakalım yoksa duyarlar. Bir şey daha var. Bana mektubu attığınızda buraya geleli çok olmuş muydu? Yok canım, yeni gelmiştim. Sonra anlatırım. Şimdi acele edelim. Lüpen hemen aşağı inmeye başladı ve Dapgeke de ipe sıkı tutunarak kendisini takip etmesini söyledi. Zor kısımlarda ona yardım ediyordu. Kayalığın düz bir çıkıntısına gelmeleri 40 dakika sürdü. Lüpen, işkence sonucu kuvvetten düştüğü için ellerini doğru dürüst kullanamayan Dapkeke sık sık yardım etmek ve destek vermek zorunda kaldı. Adam ikide bir söylenmekten geri kalmıyordu. Sefil yaratıklar, ellerimi mahvettiler namussuzlar. Dur bakalım, dal bu ve, bu sana pahalıya patlayacak. Sus, diye uyardı Lüpen. Ne var? Yukarıdan sesler geliyor. İkisi de durup kulak kabırt, kabarttı. Lüpen, Prens Tonkahvili ve ona ateş eden nöbetçiyi düşündü. Ürperdi. Bu sessizlik ve karanlık onu korkutuyordu. ''Yok canım, herhalde yanıldım.'' diye ekledi. ''Bendeki aptallığa bak. Nasılsa buraya ulaşamazlar.'' ''Kim ulaşacak ki?'' ''Boş ver yok bir şey. Aptalca bir düşünce.'' Karanlıkta el yordamıyla merdiveni buldu. İşte nehir yatağına sapladığımız merdiven burada. Bir dostumla yeğenleriniz nöbet tutuyorlar. Islık çaldı. Geliyorum, diye seslendi. Merdiveni sıkı tutun. Ve Dabkek'e döndü. Ben şimdi iniyorum. Ben sizden önce insem daha iyi olur. Niye? Çok yoruldum. İpi belime dolayıp beni sarkıtırsanız daha kolay olacak. Yoksa düşerim. Evet, haklısınız. Buyurun bakalım. Dabkek yaklaştı ve kayalığa diz çöktü. Lüpen onu iyice bağladı ve öne doğru eğilerek sallanmasın diye merdiveni tuttu. Hadi inin diye emrettiği anda omzunda bir acı hissetti. Lanet olsun diyerek yere yığıldı. dapkek onu ensesinin sağ alt tarafından hançerlemişti. Ah namussuz herif. Karanlıkta bağlarından kurtulan dapkek mırıldandı. Çok enayi misin be? Bana imzalı bir mektup getirdin ve ben yaşlı yeğenimden onun el yazısını hemen tanıdım ama o aramızda anlaştığımız gibi tehlike anında hep kız kardeşinin adını kullanırdı. Nasıl çaktığımı anladın mı şimdi? Biraz kafa lazım. Sen Arsen Lüpensin değil mi? Klegis koruyucusu, Jilbe'nin kurtarıcısı. Zavallı Lüpen, durumun hiç de iyi değil. Pek hançer kullanmam ama kullanınca böyle kullanıyorum işte. Yaralının üzerine eğilip ceplerini karıştırdı. Ver şu tabancanı bana. Arkadaşların gelenin sen olmadığını anlayınca beni yakalamaya çalışacaklar. Gücümü kaybettiğim için bir iki kurşunla onların hesabını görürüm. Hadi eyvallah Lüpen. Çok sağ ol. Sen olmasaydın ne yapardım bilmem. Namussuz dal böfe işe burnunu soktu. O cellatla bir daha karşılaşacağım için şimdiden seviniyorum. Dabgek hazırlığını tamamladı. ıslık çaldı. Sandaldan cevap verdiler. Geldim diye seslendi. Lüpen insanüstü bir gayretle onu yakalamak için kollarını uzattı ama elleri boşluğu yakaladı. Bağırıp arkadaşlarını uyarmak istedi ama nefesi yetmedi. Gitgide gücünü kaybettiğini anlayınca dehşete kapıldı. Şakakları zonkluyordu. Derken aşağıdan sesler yükseldi. Bir el silah sesi duyuldu, bir el daha. Arkasından bir sevinç çığlığı ve bir kadının iniltisi. Az sonra iki silah sesi daha. Lüpen, Klagisse'yi düşündü. Yaralı mıydı yoksa ölmüş müydü? Sonra zafer çığlıkları atan dal Dalbufe'yi ve iki rakipten birinin eline geçecek olan kristal tıpayı aklından geçirdi. Derken sevgilisiyle birlikte nehre yuvarlanan prensin hayali gözlerinin önüne geldi. Birkaç kez klagisse, Jilbe diye mırıldandı. Üzerine derin bir sessizlik çöktü. Sonsuz bir huzura kavuşmuştu adeta. Hiçbir yere tutunamayan vücudunun önce kayalıkların kenarına Oradan da uçuruma yuvarlandığını sandı. Karanlıkta. Em yanında bir otel odası. Bayıldıktan sonra ilk kez kendine geliyordu Arsène Lupin. Claguisle Löbalu başucundaydılar. İkisi aralarında konuşurken Lupin onları dinliyordu. Hayatından endişelenmişlerdi ama şimdi tehlike atlatılmıştı. Moktepiye'deki o korkunç gecede olup bitenleri duyabildiği kelimelerle algıladı. Dabgek'in merdivenden inişi, şeplerini göremeyen arkadaşlarının şaşkınlığı, kısa süren bir mücadele yani Klagisse'nin Dabgek'in üzerine atılışı ama omzuna bir kurşun yemesi, Dabgek'in karaya çıkışı, iki el ateş eden Gonya'nın Dabgek'in peşine düşüşü ve Le merdiveni tırmanarak baygın haldeki Lüpen'e ulaşması. Le Ballu, aşağıya yuvarlanmamış olmasına şaştım doğrusu, dedi. Orada bir oyuk var ama çok mehirliydi. Yarı ölüyken on parmağıyla kayalara tutunabilmesi olacak şey değil. Yani tam zamanında gelmişim. Rüpen umutsuzca dinledi, dinledi. Söylenenleri duymak ve anlamak için olağanüstü gayret sarf etti. Sonunda şunlar konuşuldu. Clark ise son 18 günden bahsediyordu. Jilbe'nin kurtarılması için boşa giden 18 günden. 18 gün. Bu rakam Lüpen'i dehşete düşürdü. Bir an için artık her şeyin bittiğini düşündü. Mücadeleyi sürdürebilmek için iyileşemeyecekti. Jilbe ile Vaşega ölecekti. Düşünceleri allak bullaktı. Yine ateşi yükseldi, sayıklamaya başladı. Böylece günler akıp geçti. Bazen Lüpen, yaşamında kendisini en fazla korkutan bu karanlık günlerden bahseder durur. Artık kendine gelmişti. Durumu kavrayacak kadar kafası çalışıyordu. Ancak düşüncelerini toparlayamıyor, doğru dürüst yorum yapamıyor, arkadaşlarına fikir veremiyor ya da onlara yol gösteremiyordu. Ne zaman ayılsa çoğu kez elini tutan klagiri görüyordu. Hala yüksek ateşin etkisinde ve yarı uykulu halde ona bir şeyler söylerken zırvalıyor, yalvarıyor, kendisini karanlıktan aydınlığa çıkardığı için ona teşekkür ediyordu. Derken sakinleşti. Genç kadına söylediklerini hatırlamadan şaka yapmayı denedi. Zırvaladım değil mi? Kim bilir ne aptalca şeyler söylemişimdir. Ama Klagis sustuğunu görünce ateşler içindeyken ağzından çıkanları yinelese bile kadının bunu duymayacağını anladı. Onun hastaya bakması, gösterdiği şefkat ve dikkat, her ateş yükselişinde gösterdiği özen, tüm bunlar Lüpen için değil, Jilbe'nin kurtarıcısı içindi. Mücadeleye ne zaman başlayabilirdi ki? Her geçen gün umut yitirilirken zaman kaybetmesi delilikti. Lüpen moralini bozmamaya çalıştı. İyileşeceğim. Sargılarını bozmamak ya da sinirlerini yıpratmamak için günlerce hiç kımıldamadan yattı. Dabgeki düşünmemeye çalıştı. Ama rakibinin çirkin yüzü bir türlü gözünün önünden gitmiyordu. Bir gün korkunç bir anısını hatırlayınca liste 27. Dabgek'te olmalı ya da markide. Masanın üzerindeydi diye sayıklamaya başladı. Klagis de, ''Liste kimsede olamaz.'' dedi. Gonya benim yazdığım bir notla aynı gün Paris'e gitti ve Pugazville'le görüştü. Marki'yi eve almayacaklar. Ama Dabkek, yaralıydı, eve gitmiş olamaz. Evet, tabii. Ama siz de yaralıydınız. Omzunda bir sıyrık vardı sadece. Bunları duymak lüpeni rahatlatmıştı. Yine de aklından atamadığı ve kelimelere dökemediği düşüncelerle meşguldü. Dabkek'in işkence altında söylediği ismi hatırladı. Maggie. Bu isim nerede geçiyordu? Bir kitabın adında mı? Soruların cevabı orada mıydı? Yoksa bir kasanın şifresi miydi? Duvara, kağıda ya da tahtaya yazılmış harfler miydi yoksa bu ismin harfleri? Cevap bulamadığı bu sorular onu tüketiyordu. Bir sabah Arsen Lupin daha zinde uyandı. Yaraları kapanmış, ateşi düşmüştü. Her gün Paris'ten gelen eski dostlarından bir doktor ona iki gün sonra ayağa kalkabileceğine garanti verdi. Oysa aynı gün arkadaşlarıyla bayan Megan'in yokluğundan yararlanarak açık pencerenin önüne kadar yürüdü. İlk baharın geldiğini müjdeleyen parlak güneşi ve temiz havayı içine çekerken yeniden hayata döndüğünü hissetti. Artık sistemli düşünebiliyordu. Gerçekleri mantıklı algılayıp sıraya dizebiliyor, beyniyle olan gizemli ilişkisini yeniden kazanıyordu. O akşam Klagis'ten bir telgraf geldi. Lebalü ve Gonya ile birlikte Paris'teymiş ama durum hiç de iyi değilmiş. Bu telgrafın etkisinde oldukça kötü bir gece geçirdi Lupen. Klagis'i e bu telgrafı çekmeye zorlayan ne olmuştu acaba? Ertesi gün genç kadın çıka geldi. Yüzü ölü gibi solgundu. Ağlamaktan gözleri kızarmıştı. Kendini bir koltuğa attı. Mahkeme tekrarlanmayacakmış, dedi. Kendini toparladı. Şaşırılmışçasına, aksini mi düşünmüştünüz, diye sordu Lüpen. Hayır, ama olsun. İnsan ister istemez ümit ediyor. Bu karar dün mü verildi? Sekiz gün önce verilmiş. Löbali söyledi. Gazete okumama izin vermediler. Eş affa kaldı. Affa mı? Arsen Lüpen'in suç ortağını affederler mi sanıyorsunuz? Bu sözleri her fırsatta sertçe ve acımasızca Lüpe'nin yüzüne vuruyordu. Oysa duymazlıktan geliyordu. Baş değil ama gençliğine bakarak belki Jilbe'yi affederler. Ona acımayacaklardır. Nereden biliyorsunuz? Ben avukatıyla konuştum. Avukatıyla mı konuştunuz? Yani siz ona... Jilbe'nin annesi olduğumu söyledim. Oğlumun gerçek kimliğini açıklarsak bunun mahkeme kararını değiştirip değiştiremeyeceğini sordum. Demek bunu yapacaksınız ha? diye mırıldandı Lüpen. Yani her şeyi açıklayacaksınız. Jilbe'nin hayatı her şeyden önce gelir. Kocamın isminden bana ne? Ya küçük oğlunuz Jack? Onu bu işe karıştırmaya hakkınız var mı? İdama mahkum bir kardeş olduğunu herkes bilecek. Kadın başını öne eğdi. Lüpen devam etti. Avukatınız ne dedi? Bunun hiçbir şekilde Jilbe'ye yararı olmayacağını, Belli etmek istemediyse de bu davadan onun da ümidi yok. Mahkeme idam kararı verecek. Mahkeme versin ama Cumhurbaşkanı var ya, Cumhurbaşkanı mahkeme kararını hep onaylar. Bu defa öyle olmayacak. Niye? Çünkü o da baskı altında tutulacak. Nasıl yani? 27'lerin listesini verecek. Liste sizde demek. Hayır. E o zaman? ona ile geçireceğim. Güveni sarsılmamıştı. Gayet sakin konuşurken iradesinin sonsuz gücüne inanıyor gibiydi. Clagis ise hafifçe omuz silkti. Karşısındakine olan güveni azalmıştı. Liste dedi değilse Dabgek'tedir. Bunu öyle kısık ve titrek bir sesle söyledi ki Lüpen ürperdi. Hala Dabgek'le görüşmeyi ve Jilbe'nin kurtulması için kendinden istenen fedakarlığı yapmayı mı düşünüyordu acaba? Bana bir söz vermiştiniz, dedi Lüpen. Size bir kere daha hatırlatayım. Dabgek'e açacağımız savaşı sadece ben yürütecektim. Siz onunla asla bir anlaşmaya girişmeyecektiniz. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Bilseydim siz de bilirdiniz öyle değil mi? Kaçamak bir cevaptı bu ama Lüpen fazla üstüne gitmedi. Ona herhalde her şey anlatılmamıştı. Yine de sordu. Yani Dabgek'in nerede olduğu bilinmiyor mu? Bilinmiyor. Herhalde Gonya'nın kurşunlarından birine hedef oldu. Çünkü Kaçışından bir gün sonra bir çalılıkta kana bulanmış bir mendil bulundu. Ayrıca u tren istasyonunda bir adam görmüşler. Bitkin bir haldeymiş ve zor yürüyormuş. Paris'e bir bilet almış ve ilk kalkan trene binmiş. Tüm bildiğimiz bu. Ağır yaralı olmalı, herhalde bir yerde gizlendi. İyileşmeye çalışıyor. Böylece polisin, Dalbufe'nin, sizin, benim ve bütün düşmanlarının tuzağına düşmekten kurtulacağını hesap ediyor. Biraz düşündü sonra devam etti. O kaçtıktan sonra Moktepiyek'ten neler oldu? Bu olaydan o civarda hiç bahsedildi mi? Hayır, daha o sabah ip merdivenden o merdiven ortadan kalkmıştı. Demek ki Sebastinle oğulları işin farkına vardılar. Bütün gün Sebastian evde değildi. Tabii, Markiye haber vermeye gitti. O nerede şimdi? Evinde. Gonya'ya da bakılırsa şüphelenecek bir şey yokmuş. Onun Lamachtin Meydanı'ndaki eve girmediğinden emin mi? Kesinlikle. Yani Dapkek'te mi girmedi? de girmedi. Siz Pigasville'i gördünüz mü? Pigasville izne çıkmış seyahatte. Bu işi üstlenen müfettişle Pigasville'in talimatı üzerine gece gündüz evin nöbetleşe sürekli gözaltında bulunduran polislere göre hiç girip çıkan olmamış. Bu duruma göre kristal tıpa hala Dabgek'in çalışma odasında olmalı öyle değil mi? Dabgek'in kaçırılmasından önce oradaysa şimdi de orada demektir. Hem de yazı masasında. Yazı masasında mı? Bunu da nereden çıkardınız? Çünkü biliyorum diye karşılık verdi Lupin. Sebastian'in sözlerini unutmamıştı. Ama siz tıpanın nereye saklandığını bilmiyorsunuz. Hayır ama yazı masası öyle büyük bir şey değil. İyice aranması 20 dakika sürer paramparça edilmesi değilse, on dakika. Bu konuşmalar lüpeniyormuştu. Yanlış bir şey yapılmaması için Klagis ise, ''Bakın, bana birkaç gün tanıyın ne olur.'' dedi. ''Öbür gün, yani perşembe günü ayağa kalkarım ben. Başaracağımızdan emin olabilirsiniz. O zamana kadar...'' ''Siz Paris'e dönün. Tukokedo, yakınındaki Franklin Oteli'nde.'' ''Gonya ve ile buluşun ve hep beraber Dapkek'in evini gözetleyin. Nasılsa istediğiniz zaman oraya gidebilirsiniz. Polisi de kışkırtın biraz. Ya Dapkek geri gelirse?'' ''Geri gelirse daha iyi. O zaman onu yakalarız. Eve girmeden geçip giderse?'' ''O zaman Gonya ile onun peşine takılır. Ya izini kaybederlerse?'' Lüpen cevap vermedi. Bir otel odasında hiçbir şey yapmadan kalmanın ne can sıkıcı olduğunu ondan başka hiç kimse anlayamazdı. Keşke savaş alanında kendisi olsaydı. Bu kötümser düşünceler belki de hastalığını uzatacaktı. Gidin diye mırıldandı. Lütfen gidin. Korkunç gün yaklaştıkça aralarındaki gerginlik artıyordu. Kadın Ongan'daki soyguna oğlunu haksız yere kendi teşvik ettiğini unutuyor ya da unutmak istiyordu. Ama mahkemenin Jilbe'ye karşı hırsızlık yapmasından çok Lüpe'nin suç ortağı olduğu için çok acımasız davrandığını da aklından çıkaramıyordu. Tüm enerjisine ve çabalarına karşın Lüpen şimdiye kadar bir sonuca varamamıştı. Jilbe'ye nasıl yardımcı olacaktı? Kısa bir sessizlikten sonra kadın ayağa kalktı ve onu yalnız bıraktı. Lüpen ertesi günü oldukça bitkindi. İkinci gün, yani çarşamba günü doktoru ondan hafta sonuna kadar sokağa çıkmamasını istedi. Çıkarsam ne olur? Ateşin yükselir. Başka bir şey olmaz mı? Olmaz çünkü yaralar kapanmış. O zaman ne olursa olsun ben gidiyorum, senin arabanla gideriz, öğlene Paris'teyiz. Bu ani karara Klegis'ten aldığı bir mektup sebep olmuştu. Dabgek'in izini buldum diye yazıyordu. Öte yandan, Amiens gazetelerinden birinde Panama kanalı skandalı nedeniyle Marki Dalbufe'nin tutuklandığı haberi vardı. Dabgek intikam alıyordu. Marki bunu engelleyemediğine göre kristal tıpayı bulamamıştı. Demek ki baş müfettişle Hıgasville'in gönderdiği polisler Lamartin meydanındaki evi gözetlediği için Dalbufe oraya girememişti. O zaman Kristal Tıp'a hala oradaydı. Orada olduğuna göre ya Dabgek eve girmeye cesaret edememiş ya da sağlık durumu buna izin vermemişti. Belki de Kristal Tıp'a'yı sakladığı yeri kimsenin bulamayacağından o kadar emindi ki gidip almaya bile gerek görmemişti. Her neyse, Lüpe'nin planı belliydi. Hemen harekete geçecekti hem de en kısa zamanda. Dapket'ten önce davranıp kristal tıpayı bulmalıydı. Boyloyne ormanından geçip Lamahtin meydanına vardıklarında Lüpen arabayı durdurarak doktordan ayrıldı. Kendisini bekleyen Gonya ve Lobablu'ya katıldı. Bayan meginerede de diye sordu. Dünden beri eve gelmedi ancak haber gönderdi. Dapkek'i görmüş, yeğeninin evinden çıkmış, sonra bir arabaya atlamış. Arabanın plakasını kaydetmiş. Bize yine haber gönderecekmiş. Gönderdi mi? Göndermedi. Başka bir şey oldu mu? Evet. Paris Midi gazetesinde Dal Buffet'in Sante hapishanesinde dün gece bir cam parçasıyla bileklerini kestiği haberi var. Ardında uzun bir mektup bırakmış. Suçunu itiraf ediyor ama ölümüne Dapkek'in sebep olduğunu, kanal krizinde de onun parmağı olduğunu yazıyor. Hepsi o kadar mı? Hayır, aynı gazetede Başegay'la Jilbe'nin af talebinin dosyalarının incelenmesinden sonra büyük bir olasılıkla reddedileceği ve Cumhurbaşkanı'nın onların avukatlarıyla görüşeceği yazılı. Ama çabuk davranıyorlar ha. Daha ilk günden Dapkek'in adliye makinesine yağ çektiği belli oluyor. Bir haftacık kaldı kelleri gidecek. Vah benim zavallı Jilbe'm. Eğer avukatın öbür gün Cumhurbaşkanı'na 27'lerin listesini veremezse hapı yuttun. Yapmayın patron, cesaretiniz mi kırıldı? Benim mi? Aptalca konuşma. Bir saat içinde kristal tipa elime geçmiş olacak. İki saat sonra Jilbe'nin avukatıyla buluşacağım. Böylelikle bu kabus sona erecek. Bravo patron. Yine eskisi gibisiniz. Sizi burada bekleyelim mi? Hayır, otele dönün. Ben sizi orada bulurum. Gittiler. Lüpen evin kapısını çaldı bir polis açtı ve hemen onu tanıdı. Bay Nikolsunuz değil mi? Evet benim. Benim müfettiş Blanken. Kendisiyle görüşebilir miyim? Büroya alındı. Baş müfettiş onu kibarca karşıladı. Bay Nikol, bana her emrinizi yerine getirmem söylendi. Ayrıca sizi görmekten çok memnun oldum. Neden müfettiş bey? Çünkü yeni bir haberim var. Önemli bir şey mi? Çok önemli. Çabuk söyleyin o zaman. Dabgek geri geldi. Nasıl? Ne dediniz? Diye haykırdı Lüpen yerinden fırlayarak. Dabgek döndü ha. Yani evinde mi? Hayır. Yine çıkıp gitti. Ve burada bürosundaydı öyle mi? Evet. Ne zaman? Bu sabah. Ona engel olmadınız mı? Hangi hakla? Ve de onu yalnız bıraktınız. Özellikle öyle emrettiği için yalnız bıraktık. Lüpen sarardığını hissetti. Dabke kristal tıpayı almak için geri dönmüştü. Uzun bir süre sustu. İçinden şunları geçirdi. Tıpayı aldı. Başkalarının onu bulmasından korktu ve yanına aldı lanet olsun. Ama böyle olacağı belliydi. Dalbufe tutuklanmıştı. Hem sanık hem de davacı durumundaydı. Bu nedenle Dabgek'in kendini savunması gerekirdi. Onun hesabına zor bir savaş olacaktı bu. Aylarca süren gizemli olaylardan sonra 27'ler kozunu oynayarak kurbanlarının şerefini ayakları altına aldıran, onların ölümüne sebep olan şeytanın Dabgek olduğunu artık herkes anlayacaktı. Bir mucize olmaz ve tılsıma ona yardım etmezse hali ne olurdu? Onun için tıpayı yanına almıştı. Daha sertlik konuşmayı denedi. Burada uzun süre kaldı mı? Yirmi saniye kadar. Ne? Yirmi saniye mi? Daha fazla değil mi? Daha fazla kalmadı. Saat kaçtı? Ondu. Marki daha bu in intiharını duymuş olabilir miydi? Evet, ben cebinde bu konuyu özellikle işleyen Paris Midi gazetesinin ikinci baskısını gördüm. Tamam, tamam işte. Bay Pigasville size dapgek dönecek olursa ne yapmanız gerektiğini söylemedi mi? Hayır, bu yüzden ben Bay Pigasville'in yokluğunda emniyet müdürlüğüne telefon ettim ve şimdi bekliyorum. Milletvekili dapgekin ortadan kaybolması bildiğimiz gibi ortalığı karıştırdı. Bu durum devam ettiği sürece bu evde kalabiliriz. O zaman halk anlayış gösterir. Ama Dapgek geri döndüğüne göre hapiste ya da ölü olmadığına dair elimizde kanıt var demektir. Bundan böyle onun evine giremeyiz. Bu önemli değil diye karşılık verdi Lupin. Bozuk çalıyordu. Evin gözaltında olup olmadığı o kadar önemli değil. Dapgek geldi ya. Kristal tıp artık orada değildir. Sözünü bitirmemişti ki aklına başka bir şey geliverdi. Kristal tıpa orada olmadığına göre geride bunu kanıtlayan bir iz kalmış olamaz mı? Tıpa herhangi bir muhafazanın içinde olmalıydı. O zaman bu şey ortadan kalktığında yeri boş kalmaz mı? Bunu saptamak kolaydı. Masayı incelemesi yeterli olacaktı. Çünkü Lüpen, Sebastian'in gevezeliği sayesinde tıpanın orada olduğunu öğrenmişti. Ve gizlendiği yeri bulmak zor olmasa gerekti. Çünkü Dabgek, bürosunda 20 saniyeden fazla kalmamıştı. Yani tıpayı alıp gidecek kadar bir zaman. Lüfen etrafına bakındı. Tıpayı görür gibi oldu. Masa ve üzerindekiler belleğine öyle işlemişti ki en ufak bir şeyin eksikliğini görebiliyordu. Ah dedi kendi kendine. Sevinçten titriyordu. Her şey birbirini tutuyor. Moktepiye kulesinde Dabkek'in ağzından işkenceyle dökülen sözcük bile. Artık tereddüde yer yok. Yanlış bir adım atmak imkansız müfettişin sorularını duymazdan gelerek tıpanın saklandığı gizli yeri ve Edgar Allan Poe'nun o harika öyküsünü düşündü. Herkesin önem verdiği o çalınan mektubun gizlendiği yeri. İnsan gözünün önünde olan bir şeyden şüphelenmez. Lüpen bu buluşundan sonra rahatladı ve dışarı çıkarken bu lanet olası macerada sonuca ulaşıncaya kadar bir sürü düş kırıklığıyla karşılaşacağım anlaşılan diye düşündü. Bu maceram hayal kırıklıklarıyla dolu olacak gibi görünüyor. Her başarı bir başarısızlıkla sonlanıyor. Yine de cesaretini kaybetmedi. Nasılsa Dupgeck'in kristal tıpayı saklama yöntemini biliyordu. Şimdi de Claggis'le Maggie'den Dupgeck'in kaçtığı yeri öğrenecekti. Sonrasındaysa bu iş çocuk oyuncağıydı. Gonya'yla Le Balu onu Tgokogodega yakınındaki Franklin Oteli adında ufak bir aile pansiyonunda bekliyordu. Bayan Maggie'den hala bir mektup alamamıştı. Olsun, dedi Lupen. Ben ona güveniyorum. Emin olmadan Dupgeck'i kolay kolay elinden kaçırmaz o. Ama akşama doğru sabrı tükendi, huzursuz oldu. Savaşın sonuna yaklaştığını umuyordu. En ufak bir tereddüt her şeyi berbat edebilirdi. Dupgeck, bayan Maggie'yi atlatmışsa... Onu nasıl bulacaktı? İşlenen hatayı düzeltmek için önünde artık aylar ya da günler değil, sadece birkaç saatlik kalmıştı. Otel sahibini görünce seslendi. Dostlarımın adına bir mektup gelmediğine emin misiniz? Eminim efendim. Bay Nikol adına da mı gelmedi? Yok efendim. Çok acayip. Oysa biz Bayan Odgan'dan haber bekliyorduk. ise otele bu adla yerleşmişti. Ama o hanım buradaydı. Ne dediniz? Az evvel buradaydı. Öbür beyler burada olmadığı için kendi odasına bir mektup bıraktı. Uşak size bir şey söylemedi mi? Lüpenle arkadaşları yukarı koştular. Gerçekten de masanın üzerinde bir mektup vardı. Bak hele, dedi Lüpen. Mektubu açmışlar. Ama nasıl olur? Ve neden makasla kesmişler? Mektupta şunlar yazılıydı. Dabgek bütün bir haftayı Sandgal Oteli'nde geçirdi. Bu sabah eşyalarını istasyonuna göndertti. Telefonla gitmek üzere kendine yataklı vagonda yer ayırttı. Trenin ne zaman kalkacağını bilmiyorum ama öğleden itibaren ben istasyonda olacağım. Üçünüz de en kısa zamanda buraya gelin. O zaman kaçırma işini ayarlarız. İyi ama dedi Löbalü. Hangi istasyon ve yataklı vagon treni nereye gidiyor? O kelimeler makasla kesilmiş. Doğru diye lafa karıştı Gonya. En gerekli sözcükler iki yerde kesilmiş. Gel de öfkelenme. Yoksa bayan Meggi aklını mı kaçırdı? Lüpen bir şey demedi. Şakakları öyle zonkluyordu ki yumruklarını sıkıp kuvvetlice üstüne bastırdı. Yine ateşi çıkmıştı. Her tarafı yanıyordu sanki. Yerinde duramıyordu. Tüm iradesini kullanarak ya bu şeytandan farksız düşmanını yenecek ya da yenilecekti. Sakin bir sesle Dabkek buraya gelmiş dedi. Dapgek? Bayan Megi iki kelimeyi sırf eğlenelim diye kesmedi herhalde. Dapgek buraya gelmiş. Bayan Megi onu gözetlediğini zannederken o Bayan Megi'yi gözetlemiş. Ama nasıl? Herhalde uşağın yardımıyla. O uşak bize Bayan Megi'nin otelde olduğunu söylemedi ama Dapgek'e her şeyi yetiştirmiş olmalı. Dapgek de buraya gelip mektubu okudu. Bizimle dalga geçmek için de mektuptan o iki kelimeyi kesti. Bunu öğrenebiliriz, sorarız. Ne yarar ki burada olduğunu bildikten sonra nasıl geldiğini öğrenmenin bir anlamı yok ki. Bir süre mektubu inceledi, enine boyuna evirip çevirdi. Sonra ayağa kalktı, gidelim dedi. Ama nereye? Lyon garına. Emin misiniz? İşin içinde tapkek olunca hiçbir şeyden emin değilim. Ama mektuba bakarak Doğu Garı Lyon arasında bir tercih yapmak gerekirse ikincisini seçmeliyiz. Çünkü Adam hem iş hem eğlence hem de sağlık açısından Marsilya'ya, daha doğrusu Cotta giden trene binmiş olmalı. Fransa'nın doğusuna gideceğini sanmıyorum. Lupin, arkadaşlarıyla o akşam Franklin otelinden ayrılırken saat yediyi geçiyordu. Bindikleri araba onları hızla Paris garına ulaştırdı. Ne var ki Clagisse Maggie'yi ne peronda ne de bekleme salonunda bulabildiler. Olsun, olsun diye homurdandı Lupin karşısına çıkan engeller onu heyecanlandırıyordu. Dabgek yataklı vagonda yer ayırtmışsa akşam trenlerinden birine binecek demektir. Saat henüz yedi buçuk. Tam o saatte bir tren kalkıyordu. Gece yarısı ekspresi. Kompartmanları dolaşacak kadar zaman vardı. Ama ne bayan Meggie'ye rastladılar ne de Dabkeke. Çıkıp gitmek üzereydiler ki büfenin önünde bir hamal onlara seslendi. Aranızda Bay Le diye biri var mı? Evet benim diye karşılık verdi Lüpen. Çabuk ne istiyorsun? Demek sizsiniz bayım. Bir hanımefendi bana iki ya da üç kişi olduğunuzu söylemişti. Ben de pek emin olamadım. Çabuk söyle be adam. Hangi hanımefendi? Bütün gününü bagajların yanında. Peronda beklemekle geçiren hanımefendi. E, konuşsana be adam trene bindi mi? Evet, altı buçuk trenine bindi. Lüks vagonlardan birine. Son anda bana bu haberi size ulaştırmamı söyledi. ''Beyefendi de aynı vagondaymış ve Monte Carlo'ya gidiyormuş. Size bildirmeliymişim.'' ''Lanet olsun!'' diye homurdandı Lupin. ''Keşke az önce kalkan eksprese binseydik. Seçenek olarak sadece gece trenleri kaldı. Onlar da bir türlü gelmiyor. Üç saatten fazla vakit kaybettik.'' Zaman geçmek bilmiyordu. Biletleri aldılar. Franklin oteline telefon ederek kendilerine gelecek mektupların Monte Carlo'ya gönderilmesini tembih ettiler. Akşam yemeği yediler, gazete okudular derken dokuz buçuk treni hareket etti. Talih, Lüpen'e içine girdiği bu savaşın en kritik anında yüz çevirmişti. Belirsiz bir yola çıkmıştı. Kimin nerede arayacağını bilemiyordu. Şimdiye dek karşılaştığı düşmanlarının içinde en korkunç ve ele geçmez düşmanının hakkından nasıl gelecekti? Jilbe ile Vaşegan'ın geri alınmayan idam cezasına da dört gün kalmıştı. Lüpen o geceyi çok kötü geçirdi. Durumu düşündükçe korkusu artıyordu. Belirsizlik, kararsızlık, korku ve kudretsizlik içindeydi. Kristal tıpanın sırrını artık biliyordu ama Dapkeg'in taktik değiştiremeyeceğini ya da çoktan değiştirdiğini kim bilebilirdi? 27'lerin listesi acaba hala kristal tıpanın içinde miydi yoksa Dapkeg'in onu ilk sakladığı yerde mi? Endişelenmesinin bir nedeni de ve Megin'in Dabgeg'i takip ederek gözaltında bulundurduğunu sanması. Oysa asıl gözetlenenin kendisi olduğunu bilmemesiydi. Dabgeg onu şeytanca, hiçbir yardımın ulaşmayacağı ve tüm umutların yitirileceği bir yere çekebilirdi. Eh, Dabgeg'in oynadığı oyun apa çıktı. Lüpen, talihsiz kadının tereddütünü anlamamış mıydı? Gonya'yla Löbalü'nün de vurguladığı gibi Clagisse'nin Dapgeg'in önerdiği o pis anlaşmaya razı olacağını bilmiyor muydu? Bu durumda nasıl başarıya ulaşacaktı? Dapgeg'in tüm nüfuzunu kullanarak yönlendirdiği olaylar korkunç bir şekilde son bulacaktı. Anne, oğlunu kurtarmak uğruna boyun eğecek, vicdanının sesini dinlemeksizin adama karşı duyduğu nefreti içine atarak namusunu bile feda edecekti. Ah namussuz, diye diş gıcırdattı Lüpen. Bir gün yakana yapışırsam sana dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim. O gün senin yerinde olmak istemezdim. Saat üçte istasyona vardılar. Lüpen, Monte Carlo'ya gidecek trenin peronunda Klagise'yi görmeyince düş kırıklığına uğradı. Bekledi ama haber getiren olmadı. Hamallara ve kontrollerilere sordu. Onca insan arasında Dabgek ya da Klagise'ye benzeyen birini görmediklerini söylediler. Bu kez tüm pansiyonları ve en beylik otelleri araştırdılar. Boşuna zaman kaybettiler. Ertesi akşam Lüpen, Dapket ile Klagisse'nin ne Monte Carlo'da, ne Monaco'da, ne d'Ail'de, ne Tugbe'de ve ne de Cap Martin'de olmadığından emindi. Öyleyse neredeler diye sordu kendi kendine. Öfkeden titriyordu. Derken cumartesi akşamı eline bir telgraf geçti. Franklin Oteli'nden gönderilmişti. Gene de trenden indi ve San Remo'ya, Ombasa du Palas Oteli'ne gitti, ise Telgraf bir akşam önce çekilmişti. Lanet olsun, diye haykırdı Lüpen. Monte Carlo'dan transit geçmişler. İçimizden birinin istasyonda kalıp dikkat etmesi gerekirdi. Aklıma da gelmedi değil ama o kalabalıkta. Lüpen ve arkadaşları İtalya'ya giden ilk trene atladılar. Öğleyin gümrükten geçtiler. Bire yirmi kalasan Remo'ya vardılar. Kasketinde basa Palas yazan bir hamal gözlerine çarptı. Birini arar gibiydi. Lüpen ona yaklaştı. Bay Lebalü'yü arıyorsun değil mi? Evet, Bay Lebalü ile iki beyi. Seni bir hanımefendi gönderdi değil mi? Evet, Bayan Megi. Sizin otelde mi kalıyor? Hayır, o hiç trenden inmedi. Sadece pencereden işaret etti ve bana sizleri tarif etti. Söyle onlara dedi, şimdi Cenova'ya Continental oteline gidiyoruz. Yalnız mıydı? Evet. Lupin çocuğa bahşiş verdikten sonra arkadaşlarına döndü. Bugün cumartesi. Ceza pazartesi infaz edilecekse yapılacak bir şey yok ama pazartesi olması ihtimali az. O zaman da apk bugün yakalayıp evrakla birlikte pazartesi günü Paris'te olmalıyım. Bu bizim son şansımız. Deneyelim bakalım. Gonya, gişeye giderek Cenova'ya üç bilet aldı. Tren düdük çaldı. Lüpen elinde olmadan tereddüt etti. Yok yahu, bu aptalca bir şey. Tanrım, ne yapıyoruz biz? Paris'te olmalıydık. Hadi bir düşünelim. Kapıyı açıp perona atlamak istedi. Ama arkadaşları onu içeri çekti. Tren hareket etti. Lüpen yerine oturdu ve üçü de bu delice takibe devam ettiler. İş tamamen şansa kalmıştı. Hem de Jilbe ve Vaşega'nın idamından iki gün önce. Extra Dry Şampanya Niza'ya olağanüstü bir güzellik katan tepelerden birinde, Mantega ile San Silvest vadileri arasında büyük bir otel vardır. Oradan bakıldığında hem şehir manzarası hem de şahane güzellikteki Anje koyu görülür. Dünyanın her yanından gelen turistlerle doludur burası. O cumartesi akşamı Lüpen, Gonya ve Lobalo İtalya'ya doğru yola çıktıklarında Klagisse o otele gelerek ikinci katta sabahtan beri boş olan ve güneye bakan odalardan 130 numaralı olanına yerleşti. Bu oda 129 numaralı odadan çift kapıyla ayrılmıştı. Klagisse yalnız kalır kalmaz birinci kapının perdesini yana çekip sürgüsünü açtı ve kulağını ikinci kapıya dayadı. O burada diye düşündü. Dün olduğu gibi bugün de kulübe giderken üstünü değiştirecek. Ve komşusu odadan çıkar çıkmaz genç kadın koridora geçerek 129 numaralı odanın kapısına yaklaştı. Kapı kilitliydi. Bütün gece komşusunun dönmesini bekledi ve saat 2'ye doğru uyudu. Pazar sabahı yine dinlemeye geçti. Saat 11'de komşusu çıkıp gitti. Bu kez koridora açılan kapının anahtarını üzerinde bıraktı. Klagis hemen anahtarı çevirdi. Hiç çekinmeden odaya girdi. Ara kapıya giderek perdesini kaldırdı ve sürgüsünü yukarı çekti. Sonra hemen kendi odasına döndü. Birkaç dakika sonra iki hizmetçi gelip komşusunun odasını temizlemeye başladı. Klagis onlar gidinceye kadar bekledi. Kimse tarafından rahatsız edilmeyeceğinden emin olduktan sonra yeniden komşu odaya girdi. O kadar heyecanlıydı ki bir koltuğa dayandı. Gece gündüz demeden sürdürdüğü korku ve umut dolu amansız bir takipten sonra nihayet Dabge'nin kaldığı odaya girebilmişti. Rahat rahat arayabilirdi. Kristal tıpayı bulamasa bile kapıların arasına gizlenip Dabge'yi gözler hareketlerine kulak kabartır ve böylece sırrını ele geçirirdi. Aradı. Gözüne bir valiz ilişti. Açmayı başardı ama boştu bir sandığın bölmelerine, bir bavulun gözlerine baktı. Dolapları, yazı masasını, banyoyu, gardrobu, tüm masaları ve bunun dışında kalan eşyaları etraflıca aradı. Hiçbir şey bulamadı. Balkonda bir kağıt parçası fark edince irkildi. Oraya tesadüfen atılmış olmalıydı. Dabgek bu kağıdı oraya mahsus mu attı yoksa? diye düşündü Klagis'e. Hayır, diye bir ses duydu arkasında. Döner sürgüye el attığı anda. Döndü ve Dabgag'i gördü. Ne şaşırdı ne de korktu. Önünde durduğu için utanmadı bile. Çünkü aylardan beri o kadar acı çekmişti ki kendisini suçüstü yakalayan Dabgag'in ne diyeceği artık umrunda bile değildi. Umutsuzca bir koltuğa çöktü. ''Olmadı.'' diye alay etti Dabgag. ''Yanıldınız sevgili dostum. Hani çocuklar nasıl oynar? Soğuk, sıcak, soğuk. Hayır hiç sıcak değil. Çok kolay yahu.'' Yardım edeyim mi? Tam yanınızda sevgili dostum. Masanın üzerinde. Şu masa üstünde fazla bir şey yok ama okumak ve yazmak için ıvır zıvır biraz da bir şeyler atıştırmak için yiyecek bir de sigara. Hepsi o kadar. Meyve alır mıydınız? Ya da iştahınızı sipariş ettiğim yemeği mi sakladınız? Klagis cevap vermedi. Adamın söylediklerini duymamış gibiydi. Aslında ağzından çok ağır sözcükler döküleceğini düşünmüştü. Dabgek masanın üzerindekileri alıp şöminenin üstüne koydu. Zile bastı. Bir garson geldi. Ismarladığım yemek hazır mı? Evet efendim. İki kişilik değil mi? Evet efendim. Şampanya? Evet efendim. Ekstra dry mı? Evet efendim. Bir başka garson tepsiyle iki kişilik yemek getirdi. Soğuk yemekti bu. Ayrıca meyve ve buzlu kovada bir şişe şampanya. Sonra garsonlar çıkıp gitti. Masaya buyurun sevgili dostum. Gördüğünüz gibi sizi düşündüm. Yemeğiniz hazır. Klagis senin bu davete omuz silttiğini görünce kendisi oturup yemeye başladı. Bir taraftan da söyleniyordu. Neyse, sonunda baş başa konuşmaya razı oldunuz işte. Sekiz günden beri peşimdesiniz. Bunun farkındayım. Kendi kendime bakalım ne yapacak dedim. Hangi şampanyayı tercih eder acaba? Tatlısını mı, sek olanını mı? Yoksa ekstra dry mı? Şaşırmıştım. Paris'ten yola çıktığımızdan bu yana izinizi kaybetmiştim. Sizin de benim izimi kaybetmiş olmanızdan ve beni takip etmekten vazgeçmenizden korkuyordum. Çünkü bundan hoşlanmıştım. Kinden parlayan o güzel ve kapkara gözlerinizi, ağırmış saçlarınızı özlemiştim. Ancak bu sabah her şeyi anladım. Yanımdaki oda boşalmıştı. Ve sevgili dostum Klagis'e, nasıl diyeyim, yatağımın başucuna gelmişti. O andan itibaren rahatladım. Her zamanki gibi lokantada yemektense buraya geldiğimde sizi burada bulacağımdan emindim. Zevkinize göre ufak tefek bir şeyler ısmarladım. Menü iki kişilik olacaktı. Biri bendeniz, öbürü güzel arkadaşım için. Kadın onu dehşetle dinliyordu. Demek Dabgek izlendiğinin hep farkındaydı. Sekiz günden beri onunla dalga geçmiş yaptıklarına gülmüştü. Ona korkarak baktı. Niyetiniz buydu değil mi?'' Sırf beni buraya çekmek için yollara düştünüz. Evet ama niye neden? Bir de soruyorsunuz sevgili dostum diye zevkle kıkırdadı. Kadın yerinden kalktı. Adamın üzerine eğildi ve her zaman olduğu gibi onu öldürmeyi düşündü. Bu cinayeti işleyecek, adamı öldürecekti. Tek bir kurşunla nefret ettiği canavar nalları dikmiş olacaktı. Eli yavaşça koynundaki silaha uzandı. ''Bir saniye sevgili dostum'' dedi Dabgek. ''Nasıl olsa ateş edeceksiniz ama daha önce az evvel gelen şu telgrafı okumanızı rica edeceğim.'' Klagis'e tereddüt etti. Nasıl bir tuzağa düşeceğini bilmiyordu. Adam cebinden mavi renkli bir kağıt çıkardı. ''Oğlunuzla ilgili.'' dedi. ''Jilbey'le mi?'' ''Evet, Jilbey'le okusanıza.'' Okur okamaz bir çığlık attı. İnfaz salı günü. Dapkek'in üzerine saldırarak haykırdı. ''Bu doğru değil.'' Bu bir yalan beni delirtmek için. Sizi iyi tanıyorum ben. Yapmayacağınız şey yoktur. Ama ne olur söyleyin. Salı günü olmayacak değil mi? Yani iki gün sonra. Hayır, hayır. Onu kurtarmak için daha dört, hatta beş günümüz var. Evet desenize. Tüm gücünü yitirmişti. Bu öfke nöbeti onu yormuştu. Sadece ağzından anlaşılmaz birkaç kelime döküldü. Adam bir süre ona baktı. Kadehine doldurduğu şampanyayı bir yudumda içip bitirdi. Odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaştıktan sonra kadına yaklaştı. Dinle beni, kıla gitse. Senli benli konuşması karşısında kadın kendinden beklenmeyen bir güçle silkindi. Benimle böyle konuşamazsınız. Senli benli değiliz. Kabul edemem. Bu iğrenç bir hakarettir. Adam omuz silkerek devam etti. Bakıyorum hala meseleyi kavrayamamışsınız. ''Hala oğlunuzu kurtarmayı ümit ediyorsunuz. Pukasvil'e e mi güveniyorsunuz yoksa? O şahane Pukasvil! Siz de onun sağ kolusunuz. Bakın sevgili dostum hiç şansınız yok. Onun kanal yolsuzluğuna karıştığını düşünebiliyor musunuz? Doğrudan doğruya olmasa bile. Yani onun adı 27'ler listesinde değil ama emrinde çalışanlardan birinin adı geçiyor.'' Eski milletvekillerinden Warren Clyde, Stanislas Warren Clyde kukla rolünü üstlenmiş zavallının teki. Bu yüzden onu rahat bıraktım ben. Tüm bunları bilmiyordum. Bu sabah bana bir mektup gönderdiler. Ellerinde Gasfield'in bu işe burnunu soktuğuna dair belgeler varmış. Bu mektubu yazan da kim biliyor musunuz? Warren ta kendisi. Yoksul yaşamaktan bıkan Warren Gleit, tutuklanma pahasına da olsa, Pigasville'e şantaj yapmaya kalkacak ve bunun için de benimle anlaşmak istiyor. Ve Pigasville hapı yutacak. Gel de zevkten dört köşe olma. O serseri perişan olacak. Ah Pigasville, sen bunu hak ettin işte. Alacağı intikamı düşünürken ellerini ovuşturdu. Gördüğünüz gibi sevgili dostum Cluggis bu konuda yapacak bir şey yok. Eh? Geriye ne kalıyor? Hangi yılana sarılacaksınız? Ha, unuttum. Arsen Lupin efendi var ya. Bay Gonya'yla Bay Le Balu. Hıh, hm. edin. Bu beylerin hepsi çuvalladı. Hiçbiri beni yolumdan alıkoyamadı. Ne yapacaksınız? Bu herifler kendilerini usta sanıyor ama karşılarına benim gibi blöfe gelmeyen biri çıktı mı şapşallaşıyor ve hata üstüne hata yapıyor. Yelkenleri suya indiriyorlar.'' Bunların hepsi acemi çaylak. Siz hala öbür zavallılar gibi lüpen denen herife güveniyor ve suçsuz cilbeyi Bey'i kurtaracağınızı sanıyorsunuz. Ama ümitlerinizi kıracağım. Lüpenmiş. Tanrı aşkına. Lüpen'e inanıyor. Tüm umudunu ona bağlamış. Lüpen. Dur hele ben sana gösteririm palavracı herif. Telefonu aldı. Otelin santraliyle konuştum. Burası 129 numara hanımefendi. Sizin tam karşınızda olan kişiyi yukarı gönderir misiniz? Alo, evet gri şapkalı adamı. Kendisi biliyor. Teşekkür ederim hanımefendi. Telefonu yerine koyduktan sonra Klagis'e döndü. Korkmayın, çok güvenilir bir adam o. Zaten mesleğinin parolası da hızlı çalışmak, sır tutmak. Emniyetten ayrılma eski bir polis. Şimdiye kadar bana çok yardımı oldu. Siz beni izlerken o da sizi izliyordu. Buraya geldikten sonra sizinle meşgul olmaması, başka yerde işi olmasından kaynaklanıyordu. Gel bakalım Jacob. Kapıyı kendi açtı. İçeri kısa boylu, zayıf ve kızıl bıyıklı biri girdi. Jacob, çarşamba akşamından beri neler yaptığınızı hanımefendiye birkaç kelimeyle anlatıverin lütfen. Yani Lyon garında onlar beni güneye götüren lüks trene bindiler ve siz peronda kaldınız. Bana sadece o zamandan bu yana hanımefendi hakkında bilgi verin. Neler yaptınız? Jacob ceketinin iç cebinden küçük bir not defteri çıkardı. Sayfaları çevirdi ve okumaya başladı. Çarşamba akşamı saat 7 çeyrek geçe yongarı. Gonya ve Löbalü adındaki beyleri bekliyorum. Yanlarında henüz tanımadığım üçüncü bir şahıs var. Bu ancak Bay Nicole olabilir. On frank vererek bir hamaldan önlüğünü ve kasketini kiraladım beylerle konuştum ve onlara bir hanımefendinin Monte Carlo'ya gidiyorlar mesajını ulaştırdım. Sonra Franklin Oteli'ndeki uşağa telefon ettim. Patrona gelecek tüm mektuplar ve onun yollayacağı telgrafların uşağı tarafından okunacağı talimatını verdim. Perşembe, Monte Carlo. Beylerden üçü de otelleri araştırdı. Cuma, La Tugbe, Kaptail ve Kap Martin'e çarçabuk gidip geldiler. Bay Dabgek bana telefon etti. O beylerin İtalya'ya gitmesi daha iyi olurmuş. Franklin otelindeki uşak kanalıyla bir telgraf göndererek onlara San Remo'da buluşmayı teklif ediyorum. Cumartesi akşamı San Remo tren istasyonu. 10 frank karşılığında otelin kapıcısından bir kasket kiralıyorum. Üç bey çıka geliyor. Benimle konuşuyorlar. Onlardan birine bayan Maggie'nin Cenova'ya gittiğini söylüyorum. Beyler tereddüt ediyor. Bay Nikol trenden inmek istiyor. Öbürleri bırakmıyor. Tren hareket ediyor. Bol şans beyler. Bir saat sonra ben de Fransa'ya giden bir trene biniyorum ve Nizza'da inip yeni talimat bekliyorum. Jacob defterini kapadıktan sonra hepsi bu kadar dedi. Bugün olacaklar bu akşam yazılacak. Şimdiden yazın bakalım Bay Jacob. Çarşamba da, Bay Dabgeg beni yataklı vagon gişesine gönderiyor. Paris'e gidecek 2.48 trenine yataklıda iki yer ayırtarak biletleri hemen Bay Dabgeg'e ulaştırıyorum. Ben de 12.58 trenine biniyorum. Orası hudut istasyonu. Bütün günü istasyonda geçirerek Fransa'ya geçecek olan yolcuları kolluyorum. Nikol... Gonya ve Lobalio efendiler İtalya'dan ayrılıp Niza üzerinden Paris'e gittikleri takdirde emniyet müdürlüğüne telefon ederek Arsen Lupin'le iki suç ortağının trende bulunduklarını ihbar ediyorum. Dabgek bir yandan konuşurken öte yandan Jacob'u kapıya kadar geçirdi. Arkasından kapıyı kapayıp kilitledi, sürgüyü çekti ve Klagisse'ye yaklaştı. Şimdi dinle beni Klagisse. Kadın bu kez karşı çıkmadı. Her şeyi en ufak ayrıntısına kadar hesaplayan, karşısındakiyle hiç utanmadan dalga geçen, böyle zeki ve güçlü bir düşmana karşı ne yapabilirdi? İtalya'da ruhları kovalayan Lupin'den hala medet umabilir miydi? Franklin oteline gönderdiği üç telgrafın neden cevapsız kaldığını şimdi anlamıştı. Orada Dupgeck vardı, karanlıkta pusu kurmuş bekliyordu. Onu mücadele arkadaşlarından ayırmış, bu odanın dört duvarı arasında esir etmişti işte. Klagisse bitkin düştüğünü hissetti. Bu canavar ne dese onu yapacaktı. Susmak ve yenilgiye razı olmak zorundaydı. Dapkek pis pis güldü. Dinle beni Klagisse. Değişmez kararımı dinle. Hem de çok iyi dinle. Şimdi saat 12. Son tren 258'de kalkıyor. Duyuyor musun? Son tren. Yani oğlunu kurtarmak için beni pazartesi günü Paris'e götürecek olan tren. Lüks trenlerin hiçbirinde yer yok. Buna göre 258 treniyle gitmem gerekiyor. Gideyim mi? Evet. Yataklı biletleri alındı. Benimle geliyor musun? Evet. Şartlarımı biliyorsun. Evet. Karım olacaksın. Evet. Ah, bu korkunç cevaplar. Zavallı kadın bunları söylerken kas katı kesilmişti. Neye karar verdiğini sorgulamaktan kaçınıyordu. Adam hemen yola çıkıp Cilbeyi gece gündüz aklından çıkmayan o kanlı ölüm makinesinden bir kere kurtarsın da ondan sonra ne olursa olsundu. Dabget bir kahkaha attı. Seni gece kurnaz seni. Çok çabuk cevap verdin. Her türlü vaatte bulunmaya hazırsın değil mi? Önemli olan Cilbeyi kurtarmak değil mi? Ondan sonra enayi Dabgek istediği kadar nişan yüzüğünü takdim etsin. Vız gelir tırıs gider. Neyse yeterince gevezelik ettik tutamayacağın sözü verme. Gerçekleri istiyorum. Hemen olacak gerçekleri. Kadının iyice yanına sokuldu. Bir teklifim var. Ne olacaksa olacak. Ben Jilbe'nin affedilmesini henüz istemeyeceğim. Ancak cezanın geciktirilerek 3-4 hafta sonraya atılmasını sağlayacağım. Bunun için nasıl bir yol bulurlarsa bulsunlar, bana göre hava hoş. Ama bayan Maggie, Bayan Dapkek olur olmaz af talep edeceğim ya da en azından cezayı değiştireceğim. Razıyım diye kekeledi. Bir iki yine güldü. Tabii razısın çünkü o zamana kadar bir ay vaktin olacak. Zannediyorsun ki o zamana kadar aklına kurnazca bir fikir gelir ya da herhangi biri yardım eder. Bay Arsen Lüpen mesela. Oğlumun başı üzerine yemin ederim ki. Oğlunun başı ha? Zavallı kadın oğlunun başı için ruhunu bile satarsın değil mi? Evet, evet diye mırıldandı. Seve seve satarım. Adam ona iyice yanaşarak kulağına fısıldadı. Klagis'e, ruhunu istemiyorum. Yirmi yıldır senin için deli oluyorum. Sevdiğim tek kadın sensin. Beni aşağıla, bana lanet oku. Vız gelir ama beni reddetme. Bekleyeyim mi? Bir ay daha mı? Yok Klagisse, bunca yıl bekledim ben. Kadının elini tutmayı denedi, ama kılak ise elini öyle tiksinerek kaçırdı ki dapgek çılgına döndü. Dua et de Celat, oğlunun kafasını uçururken fazla oyalanmasın. Sen hala burada vakit geçir bakalım. Düşünsene bir kere, 40 saat sonra olan olacak. 40 saat sonra daha fazla değil. Ve sen hala tereddüt ediyorsun. Oğluna bakıp da hiç mi vicdan azabı çekmeyeceksin? Hadi gel artık. Bırak şu uyduruk gözyaşlarını, aptalca duyguları. Gerçekçi ol. Yemin ettikten sonra karım olacaksın. Şu anda nişanlımsın. Kılak uzat bana dudaklarını. Kadın güçsüz kollarını uzatarak adamı zorlukla kendinden ayırabildi. Dapkek, çirkin karakterini yansıtan alaylı bir gülüşle konuşmasını sürdürdü. Oğlunu kurtar, onun son saatini bir düşünsene. Sabah duvaletini... ''Boynuna geçirilen gömleği, saçlarının kesilişini. Klagisse, gitse ben onu kurtarırım. Bundan emin olabilirsin. Senin için ölürüm.'' Daha fazla karşı koyamadı. Artık her şey bitmişti. Ne olacaksa olacaktı ve hiçbir şey bunun önüne geçemezdi. Kaderine boyun eğmek zorundaydı. Böyle olacağını çoktan beri biliyordu. İçine doğmuştu. Üzerine eğilen bu sefil yüzü görmemek için gözlerini kapadı ve durmadan oğlum, benim zavallı oğlum diye mırıldandı. Birkaç saniye geçti. On ya da yirmi saniye. Dapkek kımıldamıyordu. Konuşmuyordu artık. Clark ise bu derin sessizliğe ve hareketsizliğe şaştı. Yoksa canavar herif son anda vicdana mı gelmişti? Gördüğü şey onu afallattı karşısında iğrenç bir surat göreceğini beklerken hiç kımıldamayan, dehşetten tanınmaz hale gelmiş bir yüz gördü. Karşısındaki koltuğa yığılmış adamın çifte gözlüklerinin ardındaki gözleri sanki tavana doğru dikilmişti. Klag ise o yana döndü. Koltuğun biraz üzerinden, sağ tarafından gege doğru bir çift silah doğrultulmuştu. Bu koskocaman, korkutucu silahları kavrayan ellere baktı. Gözleri sadece bunu ve Dapkek'in korkudan sapsarı kesilmiş suratını gördü. Aynı anda onun arkasından biri fırlayarak, eliyle onu boynundan tuttuğu gibi savurarak yere yıktı ve bir kumaş parçasını suratına dayadı. Birden odayı kloroform kokusu doldurdu. Klagis de Bay Nikol'ü tanıdı. ''Buraya gel Gonya, sen de löbalü, indirin silahlarınızı. Yakaladım onu, herif bayıldı. Bağlayın onu.'' Dabgek gerçekten bayılmıştı. Dizlerinin bağı çözülerek yere yığıldı. Kloroformun etkisindeki korkunç yaratık pes etmişti. Gonya ile Löbalü onu bir battaniyeye sardıktan sonra iyice bağladı. ''Bu iş bu kadar.'' diye sevinçle sıçradı Lüpen. Keyfi yerine gelmişti. Odanın ortasında hop oturup hop kalkıyor, kah şarkı söylüyor, kah dans ediyor, dervişler gibi dönüyor, palyaçosun numaraları sergiliyor, taklitler yapıyordu. Hepsine de bir isim yakıştırarak revilerde olduğu gibi takdim ediyordu. Esirlerin dansı, mahpusun şamatası, bir halk temsilcisinin kadavra fantezisi, kloroform polka. Papaz kaçtı, yenik gözlük, oley, oley, şantajcının dansı, derken ayıların dansı, troll dansı, hop tirinam. Gençlik marşı. Lay lay lay. Dum bada dum dum. Peş peşe gelen yenilgi ve korku dolu günlerden sonra cesaretinin doğal coşkusu ve neşesi yerine gelmişti. Kahkahalarla gülüyor, taklalar atıyor, çocukça taşkınlıklar yapıyordu. Odada son kez hoplayıp zıplayıp sıkılı yumruklarını kalçasına dayadıktan sonra bir ayağını sımsıkı bağlanmış Davgegin cansız gibi gözüken bedenine bastırdı. Sembolik bir resim bu diye söylendi. Fazilet meleği kötülük canavarını ezerken. Lüpen'in baynikol kılığındaki suratı ve giysisiyle yalpa vura vura yürüyüşü durumu daha da komikleştiriyordu. Bayan Meg'in yüzünde hazin bir tebessüm belirdi. Aylardan beri ilk kez gülümsüyordu. Ama az sonra gerçekleri hatırlayınca yalvardı. Ne olur, Jilbeyi düşünelim. Lüpen yaklaşarak onu kolları arasına aldı ve elinde olmadan kendine doğru çekerek iki yanağından aniden öpünce genç kadın gülmekten kendini alamadı. İşte hanımefendi namuslu bir adamın öpücüğü böyle olur. Dapkek yerine seni ben öpüyorum. Bir kelime daha söylersen bir daha öperim ve senli benli olurum. İster kız ister kızma. Oh be öyle keyifliyim ki. Bir dizini yere koyup kadının önünde diz çöktü. Kusura bakmayın hanımefendi deliliğim sona erdi. Ayağa kalktı. Şakayla karışık konuşmasını sürdürdü. Klagitsse onun ne istediğini hala anlamamıştı. Hanımefendi ne arzu ederler? Oğlunun affedilmesini mi? Hanımefendi oğlunuzun affını onayladığımı bildirmekten şeref duyarım. Cezası önce ömür boyu hapse çevrilecek sonra da kendisi kaçırılacak. Böyle anlaştık. Değil mi Gonya? Değil mi Lopalı? Her şeyi hazırlayalım ve Nümea'ya gidecek gemiye yüklemelerimizi yapalım. Saygıdeğer Dabgek, senin adına da koskoca bir mum yakmak boynumuzun borcu olsun. Sana bu ödül az bile. İtiraf et, son zamanlarda fazla keyifliydin. Nasıl? Senin acemi çaylak dediğin Lüpen seni kapı ardından dinliyordu da haberin yoktu. Sen onu kuklaya benzetiyordun. Ama o kukla hiç de fena çalışmadı, öyle değil mi?'' Onu daha fazla oynatamadın. Halkın temsilcisi. Suratından düşen bin parça olacak. Nasıl? Ne rica ediyorsun? Belki son kez bir pipo içmek istiyorsundur. Al o zaman. Şöminenin üzerinden bir pipo alıp esirinin üzerine eğildi. Yüzündeki sargıyı sıyırıp pipoyu onun dişleri arasına sıkıştırdı. Çek bakalım içine ahbap. Çok komik görüyor mu? İçine çeksene ulan. ha. Unuttum ya. Tütün doldurmamışım. Tütünün nerede? O pek sevdiğin Magilant marka tütünün. Ha buradaymış. Şöminenin önünden sarı renkte henüz açılmamış bir paketi alıp yırttı. Beyefendinin tütünü. Dikkat. Kutlanması gereken bir an. Beyefendinin piposunu doldurmak ne büyük bir zevk. Hareketlerimi çok iyi takip edin. Elimde bir şey yok. Cebimde bir şey yok paketi baş ve işaret parmaklarıyla yavaş yavaş içine sindire sindire açtı. Bir yandan gülümseyip öte yandan gözünü kırparken gömleğinin kolunu yukarı sıyırarak şaşkın seyircisinin gözleri önünde tütün paketinin içinden parlak bir şey çıkardı. Klak ise haykırdı. Bu kristal tıpaydı. Lüpen'in üzerine atılarak onu eline aldı. İşte burada diye bağırdı heyecandan titriyordu. Bunun boynunda çizik yok. Bakın orta kısmındaki çizgi altın kaplamanın bittiği yerde ikiye ayrılıyor. Bu o işte. Burgusu dönüyor. Aman tanrım dayanamayacağım. Öyle titriyordu ki Lüpen tıpayı onun elinden aldı ve vidasını kendi çevirdi. Tıpanın baş kısmının içi oyuktu ve bu oyukta ufak bir misket büyüklüğünde buruşuk ve kıvrık bir kağıt bulunuyordu. Sigara kağıdı kadar ince bir kağıt dedi Lüpen. Sesi kısılmıştı. Onun da elleri titriyordu. Uzun bir sessizlikten sonra dördünün de yürekleri göğüslerinden fırlarcasına küt küt atıyordu. Bundan sonra olacaklardan korkuyor gibiydiler. Lütfen, lütfen diye kekeledi Klagis'te. Lüben kağıdı açtı. Alt alta sıralanmış isimler yazılıydı. 27 isim vardı. Ünlü 27'ler listesi. Lonjigu, Döşaman. Warren Light, Dal Buffet, Laibach, Victorian Meggi. Altında da Fransız Panama Kanalı şirketi idare heyeti başkanının kan kırmızısı renkteki imzası vardı. Düpen saatine baktı. Bire çeyrek var, dedi. Daha yirmi dakikamız var. Yemek yiyelim. Ama, diye karşı çıktı gitse, Kendini tutamamıştı. Unutmayın ki. Açlıktan ölüyorum, diye üsteledi Lüpen soğukkanlılıkla. Ufak masanın başına geçip kendine kocaman bir çörek alırken arkadaşlarına seslendi. Gonya, Löbalü, atıştıralım mı biraz? Sizi kıracak değiliz ya patron. Hadi ama çabuk çocuklar. Bunun üzerine de şampanya iyi gider. Bunu bizim kloroformlu ısmarladı. Şerefine, Dabgek. Tatlı mı olsun, sek mi? Extra dry olsun mu? Logein haçı. Yemek sona erdikten sonra Lüpen hemen soğukkanlılığını topladı ve otoriteyi ele aldı. Artık dalga geçmenin sırası değildi. Perde bir daha açılmayacaktı. Seyirci istese de hokkabazlık devam etmeyecekti. Kristal tıpayı saklandığı yerden bulup 27'lerin listesini ele geçirdikten sonra artık oyuna son vermek gerekiyordu. Elbette bundan sonrası çocuk oyuncağıydı. Yapılacak iş zor değildi. Yine de çok çabuk, kararlı ve tedbirli hareket etmek gerekiyordu. En ufak bir hata her şeyi bozabilirdi. Lüpen bunun bilincindeydi. Olağanüstü zekasıyla tüm varsayımları tek tek gözden geçirdi. Gonya, hamal arabasıyla ve satın aldığımız sandıkla Gombetta Bulvarı'nda bekliyor. Git onu bul ve sandığı yukarı çıkar. Otelde sorarlarsa 130 numaralı odadaki hanımefendiye ait olduğunu söylersin. Sonra öteki adamına döndü. Löbalü garaja git ve arabayı çıkar. Fiyatı daha önceden konuştuk. On bin frank. Kendine bir şoför kaskı satın al. Bir de ceket. Sonra arabayı kapının önüne getir. Para patron. lüpen Dabke'nin cebinden cüzdanını aldı. Banknot doluydu. İçinden on tane çekip aldı. Al sana on bin frank. Dostumuz kulüpte bir hayli kazanmış olmalı. Hadi git şimdi. İki kafadar, Klagisse'nin odasından. Geçip gittiler. Lüpen, Klagisse Mekke'nin bakmadığını görünce cüzdanı cebine indiriverdi. İçinden işler iyi yürüyor diye geçirdi. Bütün masraflar çıktıktan sonra kâra geçmek hakkım değil mi yahu? Tabii bu kadarla da kalmayacak. Klagisse'ye döndü. Bir valiziniz var mı? diye sordu. Evet, Paris'ten apar topar ayrılıp Niza'ya vardığımda biraz çamaşır ve gerekli birkaç eşya satın almıştım. Hepsini hazırlayın. Sonra aşağı resepsiyona inin. Büyük bir sandık beklediğinizi, gelirse onu odanıza göndermelerini söyleyin. İçinden bazı şeyler aldıktan sonra yola çıkacağınızı da bildirin. Lüpen yalnız kalınca dikkatle Dabgek'e baktı. Sonra onun bütün ceplerini aradı. İlginç saydığı ne varsa aldı. İlk dönen Gonya oldu. Siyah deri kaplı koskoca bir sandık Klagisse'nin odasına yerleştirildi. Lüpen onu Klagis'le ve Gonya'nın yardımıyla Dapgeg'in bulunduğu odaya getirdikten sonra can düşmanını sandığa tıktı. Kapağını kapadı. ''Bunun yataklı vagon kadar konforlu olmadığını ben de biliyorum sayın milletvekili. Ama yine de bir tabuttan iyidir. En azından nefes alabileceksin. Her iki yanından üçer delik var. Şikayet edecek hiçbir şeyin yok.'' Bir şişenin mantarını çıkardı. ''Biraz daha kloroform ister misin?'' Hoşuna gitti galiba. Klagis ile Gonya sandığın içine adamın daha rahat edebileceği şekilde çamaşır, battaniye ve yastıkla besledikten sonra Lüpen beze birkaç damla kloroform damlattı. Güzel, sandık dünya seyahatine çıkabilir. Kapayıp kilitleyelim. Derken şoför kıyafetiyle Le Baluch'a geldi. Araba aşağıda patron. İyi. İkiniz sandığı aşağıya taşıyın. Bu işi otel garsonuna bırakmak tehlikeli olur. Ya biri karşımıza çıkarsa? Ne olmuş? Sen şoför değil misin Löbali? 130 numaradaki hanımın sandığını taşıyorsun. Kendisi daha sonra inip arabasına binecek. Gonya, sen taşımak için Löbali'ye ya yardım edeceksin. Ha, daha önce şu ara kapıyı kapayalım. Rüpen öbür odaya geçti. Her iki kapı kanadını kapadıktan sonra sürgüsünü çekti. Sonra dışarı çıkıp asansöre bindi. Resepsiyona vardı. Bay Dupgek, acil olarak Monte Carlo'ya çağrıldı. Size haber vermemi istedi. Öbür gün geri dönecekmiş. Odasını muhafaza edin. İşte anahtar. Gayet sakin arabasına gitti. Klagis de içindeydi ve sızlanıyordu. Yarın Paris'te olamayacağız, deli olacağım. En küçük bir terslik olursa. Onun için siz ve ben trene biniyoruz. Bu daha güvenli. Kadını bir faytona bindirdikten sonra adamlarına talimat verdi. Saate 50 kilometreyi geçmeyin tamam mı? Arabayı sırayla kullanın. Böylece yarın yani pazartesi günü akşam saat 7'ye doğru Paris'te olursunuz. Çok hızlı sürmeyin. Dapkeki planımı uygulamak için elimde tutmuyorum. O benim rehinem olacak. Ayrıca akıllıca bir iş bu. Kendisi bir iki gün gözetimimde kalırsa daha iyi. Ona iyi bakın. 3-4 saatte bir birkaç damla kloroform verin. Bayılıyor buna. Hadi löbali yola çıkın. Dapkek Kızma yahu, başını sokacak sağlam bir yer bulmuşsun işte. Hadi gazlayın. Arabanın arkasından baktı. Sonra postaneye gidip şu telgrafı çekti. Bayp Gasville, Emniyet Müdürlüğü, Paris. Adam bulundu. Yarın saat 11'de evrakı getireceğim. Konuşmamız gerek. Klagis'te. Saat iki buçukta Klagis'te ile Lüpen tren istasyonundaydılar. Umarım boş yer vardır, dedi Klagis'te en ufak şeyler için endişe duyuyordu. Yer mi? Ama bize yataklı vagonda daha önce yer ayrıldı. Kim ayırttı? Jacob. Dabkek hesabına. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Bana otelde Dabkek adına gelen bir mektup verdiler. İçinden iki tane yataklı vagon bileti çıktı. Jacob göndermişti. Ayrıca yanımda onun milletvekili kartı da var. Yani biz bay ve bayan Dabkek adı altında seyahat edeceğiz.'' Herkes bize hürmet edecek. Gördüğünüz gibi her şeyi düşündük. Bu kez Seyahat Lüpen'e kısa geldi. Soru sordukça kula gitse son günlerde neler yaptığını anlattı. O da Dabkegin odasına nasıl girdiğini ve İtalya'da olduğunu sandığı Lüpen'i birden karşısında görünce herifin nasıl afalladığını anlattı. Mucize mi desem ne desem. Sanremo'dan Cenova'ya giderken ilginç bir şey oldu. Önce içimden trenden atlamak geldi ama Lübalü beni engelledi. Vagon kapısına atıldım. Penceresini aşağı indirdim ve bana haber getiren otel kapıcısına baktım. O herif sevinçle ellerini ovuşturmaktaydı. O anda her şeyi anladım. Dabgek beni enayi yerine koymuştu. Tıpkı sizi de koyduğu gibi. Binlerce ayrıntı gözlerimin önünden geçti. Rakibimin planını son noktasına kadar kavramıştım. Bir dakika daha geçirip gecikirsem her şey mahvolacaktı. İtiraf edeyim ki bir an için işlediğim bütün hataları telafi edemeyeceğimden korktum. Bu trenlerin hareket planına bağlıydı. Yani San Remo tren istasyonundan Dapkek'in adamını bulup bulamayacağıma. Bu kez talihim yaver gitti. İlk durakta iner inmez aksiyonde bir tren kalkıyordu. San Remo'ya döndüğümde adam hala oradaydı. İyi düşünmüşüm. Bu kez üstünde ne bir önlük vardı ne de başında bir kasket. Sadece ceket giymişti ve normal bir şapkası vardı. İkinci sınıf kompartımına bindi. O andan itibaren zaferi kazanacağımdan emindim. Ama bana nasıl diye sordu gitsi. Tüm karamsarlığına karşın Lüpe'nin anlattıkları ilgisini çekiyordu. Size nasıl mı ulaştım? Çaktırmadan Jacob'un peşine takıldım. Nasıl olsa Dapgege olan bitenleri anlatacaktı. Nitekim geceyi Niza'daki ufak bir otelde geçirdikten sonra İngiliz bulvarında buluşup uzun uzun konuştular. Ben arkalarından gittim. Dapkek oteline döndü ve Jacob'u birinci kattaki koridorlardan birinde tam telefon hücresinin karşısında bekletti. Kendisi asansöre bindi. On dakika sonra oda numarasını biliyordum. Bir gün önce 130 numarayı tutan bir hanımın yanındaki odaydı. Gonya'yla ile galiba herifi yakaladığımızı söyledim. Sizin odanızın kapısını hafifçe vurdum. Cevap gelmedi. Kapı kilitliydi. Sonra eh bizi açtık. Bir kilidi açacak tek bir anahtar yok ya bu dünyada. Neyse ben odanıza girdim. Kimseler yoktu. Ama ara kapı yarı açıktı. Oradan geçiverdim. O anda dapgekle ve şöminenin üzerindeki tütün paketiyle aramda sadece bir perde bulunuyordu. Tıpanın saklı olduğu yeri biliyordunuz demek. Dapgeek'in Paris'teki odasını araştırdığımda bu tütün kutusunun eksilmiş olduğunu fark ettim. Ayrıca, ayrıca ne? Bilmecenin çözümü çifte aşıklar kulesinde Dapgek'in ağzından dökülen sözcüklerden birindeydi. Magi sözcüğünde. Ben bunun başka bir sözcüğün başlangıcı olabileceğini hemen anlamıştım. Neymiş o? Magilant. Magilant marka tütün. Dapgek bundan başkasını içmez. Lüpen gülmeye başladı. Aptalca bir şey değil mi? Öte yandan Dapgek'in kurnazlığına bakın. Her yeri arıyorsunuz, her yeri karıştırıyorsunuz. Elektrik ampullerinin duylarına bile baktım. Kristal tıpa acaba orada mı saklı diye. Tıpanın ağzı kapalı, devletçe mühürlü ve bantlı bir tütün paketine konduğunu ne ben akıl edebilirdim ne de bir başkası. Düşünsenize bir kere, böyle bir alçaklığa hiç devlet alet olur mu? Olmaz, olmaz tabii. Maliye hata yapabilir. Piyasaya zor tutuşan kibritler ya da İçinden odunsu tütün çıkan sigaralar sürebilir. Hal böyleyken yine de devletin Dapgek'le işbirliği yaparak 27'lerin listesinin bir tütün paketine konmasına herhalde göz yumması ya da Arsen Öpen'in eylemlerine merak duyması olacak iş değil. Düşünsenize bir kere. Dapgek'in kristal tıpayı saklaması için paketin bandını biraz gevşetip açması, kağıdı ikiye katlayarak içine yerleştirmesi ve her şeyi yerli yerine koyması bir anlık iş. Neyse bu önemli değil. Devletçe kontrolden geçmiş, maliyece mühürlenmiş, ağzı kapalı Magilant marka bir tütün paketine kim el sürecekti ki? Nitekim kimse onu açmadı. Böylece Dabgek denen o şeytan herif bu açılmamış paketi aylarca masasında pipolarıyla öbür tütün paketleri arasında sakladı. Şu ufacık misketi araştırmak da kimsenin aklına gelmedi. Şuna bir bakmanızı isterim. Lüpen tütün paketini B kristal tıpayı uzun uzun incelerken rakibinin zekasını ve kurnazlığını takdir etmekten kendini alamadı. Yine de zaferi o kazanmıştı. Ama Klagiste için bu sorular pek bir şey ifade etmiyordu. Çünkü aklını hep oğluna saklamıştı. Durmadan kazanacağınızdan emin misiniz diye soruyordu. Tamamen eminim. Ama Vil Paris'te değil. Orada değilse Loavga'dadır. Dün bir gazetede okudum. Herhalde telgrafımızı almıştır ve Paris'e dönecektir. Yeterince etkisi olacak mı dersiniz? Hayır, yani Vaşegayla Jilbe'nin affını sağlayacak kadar nüfuzu yok. Yoksa şimdiye kadar bu işi hallederdik. Ama kendisine vereceğimiz evrakın kıymetini bilecek kadar zekidir o. Bu yüzden hemen harekete geçecek. O listenin önemini abartmıyorsunuz ya. Dabgek abartıyor muydu? Bu evrakın ne kadar kıymetli olduğunu herkesten çok Dabgek bilmiyor muydu? Elinde en az 20 kanıt vardı. Tek başına neler yaptığını bir düşünsenize. Çünkü herkes listenin onda olduğunu biliyordu. Evet, bunu herkes biliyordu işte. Kimseyi ifşa etmiyordu ama onda olması yeterliydi. Bu yüzden de kocanızın ölümüne neden oldu. 27 kişinin şerefiyle oynayıp onları mahvederek kendine bir servet yaptı. En yaman düşmanlarından Dalbufe dün hapishanede intihar etti. Hayır, siz hiç merak etmeyin. Bu listeyi verdik mi? Karşılığında her istediğimiz olur. Biz ne istiyoruz? Hemen hiçbir şey. Hiçten de az bir şey. Yirmi yaşındaki bir oğlanın affedilmesini. Hani neredeyse bize enayi diyecekler. Çünkü biz... Sustu. Klagis ise bunca heyecandan sonra bitkin bir şekilde kalmıştı. Ertesi sabah saat sekizde Paris'e vardılar. Lüpe'nin Klişi Meydanı'ndaki evine iki telgraf gönderilmişti. Biri Löbalü'den geliyordu. Bir gece evvel Avigyon'dan çekilmişti. Her şeyin yolunda olduğunu ve akşamki randevuya zamanında geleceklerini bildiriyordu. Öbürünü Le Avgadan Pigasville, Klagisse'ye yollamıştı. Pazartesi gelemem. Saat beşte yazıhaneme gelin. Size güveniyorum. Saat beş, dedi Klagisse. Çok geç. Tam zamanı. Ama infaz. İnfaz yarın sabah gerçekleşirse mi demek istiyorsunuz? Bunu demek istediniz değil mi? Söylenenlere bakmayın. İnfaz gerçekleşmeyecek. Ama gazeteler... Gazeteleri okumadınız ve okumanızı da yasaklıyorum. Zaten yazdıkları hiçbir şey ifade etmiyor. Bizim için önemli olan Pigasville'le konuşmak. Ayrıca... Dolaptan ufak bir şişe çıkardı. Elini Klagis senin omzuna koydu. Şu divana uzanın. Şu ilaçtan da birkaç yudum için. Neymiş bu? Sizi birkaç saat uyutacak ve her şeyi unutturacak. Hayır, hayır diye karşı çıktı kadın. İstemiyorum. Jilbe uyumuyor, o unutmuyor. İçin, dedi Lüpen. Yorgunluktan ve dayanılmaz acıdan söyleneni yaparak divana uzandı ve gözlerini kapadı. Birkaç dakika sonra kalmıştı. Lüpen zile basarak uşağı çağırdı. Gazeteleri aldın mı? Çabuk getir hepsini. Hepsi burada patron. Lüpen hepsinin sayfalarını çevirdi. Gözüne ilişen haber şuydu. Arsen Lüpen'in suç ortakları. Güvenilir kaynaklardan öğrendiğimize göre Arsen Lüpen'in suç ortakları Jilbe ile Vaşega yarın sabah idam edilecekler. Lüpen meydan okurcasına yerinde doğruldu. Arsen Lüpen'in suç ortakları ha. Arsen Lüpen'in suç ortakları idam edilecek ha. Hamma'da güzel oyun. Ve bu oyunu görmek için kim bilir kaç seyirci gelecek. Üzgünüm beyler ama perde açılmayacak. İlgili yüksek makamların emriyle bu akşam temsil yok. O ilgili yüksek makamda benim. Gururla göğsüne vurdu. O makam benim. Öleyin lüpen bir telgraf aldı. Lyon'da bulunan Lebalü'den geliyordu. Her şey yolunda. Mal bozulmadan geliyor. Saat üçte Klagis'te uyandı. İlk sözü ''Yarın değil mi?'' Oldu. Lüpen cevap vermedi. Kadın onu son derece sakin ve güler yüzlü görünce içi rahatladı ve bundan sonraki olayların bu adamın istediği şekilde seyredeceğine inandı. Dördü on e geçe yola çıktılar. Pigasville'in sekreteri aldığı talimat üzerine onları yazıhaneye buyur ederek beklemelerini söyledi. Aradan yarım saat geçti. Tam saat beşte Pigasville aceleyle odaya daldı. ''Liste sizde mi?'' ''Evet.'' Verin bana. Elini uzattı. Yerinden kalkan Glagisse kıpırdamadı. Pigasville bir an ona baktı, tereddüt etti sonra oturdu. Anlamıştı. Glagisse, Maggie, dabgegi sadece ona duyduğu kin ve öç alma nedeniyle takip etmemişti. Verilecek evrak karşılığında kendisinden bir şeyler istenecekti. Pazarlar razı olduğunu belirtircesine kadına ''Buyurun oturun lütfen'' dedi. Pigasville zayıf bir adamdı. Yüzü kemikliydi. Durmadan kırptığı gözleri, çarpık ağzı karşısındakine huzursuzluk veriyor ve onun sahtekar biri olduğu kanaatini pekiştiriyordu. Emniyette onun hakkında kötü konuşuluyordu. Çünkü yaptığı hatalar ve beceriksizlikler hep hasır altı edilmişti. Kendisi az takdir gören, ancak belirli görevler verilip baştan savulan insanlardandı. Bu arada Klagis de yerine oturmuştu. Hala ağzını açmayınca Pigasville söylendi. Konuşun efendim, açıkça konuşun. Şu kadarını söyleyeyim, bu listeyi istiyoruz. Bütün istediğiniz buysa, dedi Klagis'e, ki Lüpen'le daha önce tüm ayrıntıları tartışmıştı. Yani tek istediğiniz buysa, korkarım anlaşamayacağız. Pigasville gülümsedi. Tabii ki bu istek karşılığında biz de bazı fedakarlıklara hazırız. Her türlü fedakarlığa, diye düzeltti bayan Maggie. Gerekirse her türlü fedakarlıkta bulunuruz, Yeter ki belirli bir sınırı geçmesin. Geçsek bile diye acımasızca diretti Klagis'i. Pigasville huzursuzlandı. Peki söyleyin bakalım, açıklayın. Bağışlayın dostum. Aramızda bir anlaşma yapacağımıza göre her şeyden önce bu evrakın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatayım. Taşıdığı kıymetin bir sınırı yok. Onun için ben de karşılığında kıymeti sınır tanımayan bir şey istiyorum. Kabul, dedi Pigasville öfkeyle. Bütün hikayeyi tekrarlamama gerek yok. Bu liste sayesinden hem başınızı dertten kurtaracaksınız hem de elinize size sayısız yarar sağlayan bir evrak geçmiş olacak. Figasville nezaketi elden bırakmadan uygun bir tonla cevap verebilmek için kendini zor topladı. ''Hepsini kabul ediyorum. Söyleyeceğiniz bu kadar mı?'' ''Kusura bakmayın ama aramızdaki bu oyunu açık kartla oynamalıyız. Bir noktayı açıklığa kavuşturmamız gerek.'' Pazarlığa tek başınıza mı yapacaksınız? Anlamadım. Bu işi yoluna koymak için elinizde yetki olup olmadığını sormuyorum. Ama meseleyi halledecek olan makamların adına söz hakkına sahip misiniz? Evet, demek zorunda kaldı Pigasvil. O zaman size şartlarımı bildirdikten sonra bir saat içinde cevabını alırım, tamam mı? Tamam. Bu cevabı devlet verecek. Evet. Klagis e öne doğru eğilerek, boğuk bir sesle... Bu Cumhurbaşkanı'nın cevabı olacak, dedi. Pigasvil şaşırmış gibiydi. Bir an düşündükten sonra, evet, dedi. O zaman bana namusunuz üzerine söz verin. Şartlarım anlaşılmaz gibi görünse de sebebini öğrenmeye kalkmayın. Neyse ne, cevabınız ya evet olsun ya da hayır. Size namusum üzerine söz veriyorum, diye yanıtladı Pigasvil. Klagisse'nin yüzü heyecandan biraz daha soldu. Ama kendini toparlayarak gözlerini Pigasville'in gözlerine dikti. 27'lerin listesine karşılık Jilbe ile Vaşega'nın affını istiyoruz. Ne? Nasıl? Pigasville allak bullak olmuştu. Jilbe ile Vaşega'nın affı mı? Yani Arsen Lupin'in suç ortakları affedilecek öyle mi? Evet, yarın idam edilecek olan Megitegas villasının katilleri. Aynen öyle. Affedilmelerini istiyorum. Ama delilik bu. Neden? Bana namus sözü vermiştiniz bir gazvil. Hatırlatırım. Evet doğru. Ama böyle bir şey beklemiyordum. Niye? Niye mi? Çeşitli sebeplerden ötürü. Neymiş onlar? Ne de olsa düşünsenize ile Vashega ölüme mahkum edildi bir kere. Cezaları ömür boyu hapse çevrilir olur biter. İmkansız. Bu olay zaten herkes ayağa kaldırdı. Onlar Arsene Lupin'in suç ortakları. Verilen cezayı bütün dünya izledi. Olsun. Hayır, bunu yapamayız. Hayır, yargının verdiği karara karşı çıkamayız. Bunu isteyen yok ki. Biz sadece daha hafif bir ceza istiyoruz. Affa yasalar karışır. Mahkeme. İyi de, Cumhurbaşkanı var ya. O reddetti. Kararını geri alsın. İmkansız. Niye? Ortada bir gerekçe yok. Gerekçe istemez ki. Af kararında sınırlama olmaz. Kontrolsüz, sebepsiz, bahanesiz ve açıklamasız verilir böyle bir karar. Bu cumhurbaşkanının ayrıcalıklarından biridir. Onun keyfine ya da vicdanına kalmış bir şey. Ama artık çok geç. Her şey hazırlandı. İdam birkaç saat sonra gerçekleşecek. Cevap almak için bir saat yeter demediniz mi? Delilik bu. Ah tanrım. İstekleriniz karşısında öyle engeller var ki. Yine söylüyorum. İmkansız bu. Gerçekten imkansız. Yani cevabınız hayır mı? Hayır, hayır, bin kere hayır. Gidelim öyleyse. Kadın kapıya yürüdü. Bay Nicole de onun peşinden gitti. Birden Pigasville yollarını kesti. Nereye gidiyorsunuz? Amma yaptınız dostum. Konuşmamız bitti sanıyordum. Size göre Cumhurbaşkanı bu listeyle pek ilgilenmeyecek ve... Olduğunuz yerde kalın, dedi Pigasville. Giriş kapısının anahtarını kilidinde döndürdükten sonra elleri arkasında, başını öne eğerek odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Tüm bu konuşmalar sırasında ikinci derecede bir rol üstlenen ve tek kelime söylemeyen Lüpen için için şöyle düşünüyordu. Ne oyun be! Hedefe varabilmek için ne durumlara düştük? Şu pigasvil pek kurnaz değilse bile aptal da sayılmaz. Peki neden can düşmanından intikam almaktan vazgeçiyor?'' Ben de zırvalıyorum ha. Dapke'kin mahvoluşunu düşünmek bile onu gülümsetiyor. Oyunu kazandık sayılır. Aynı anda Pigasvil, özel sekreterinin odasına açılan ufak kapıyı açtı. Baylah, Tigi. Elisi Sarayı'na telefon edin ve çok önemli bir mesele için Cumhurbaşkanı'nın huzurlarına çıkacağını bildirin. Kapıyı kapadıktan sonra, Kragis ise ye döndü. Benim müdahalem sadece sizin teklifinizi başkana sunmakla sınırlı kalacak. Teklif kabul edildi. Uzun bir sessizlik oldu. Klagise'nin yüzünde öyle bir sevinç okunuyordu ki. Pigasville şaşırdı ve ona merakla baktı. Jilbe ve Vaşika'nın kurtulması için kadının gizli bir sebebi olmalıydı. Bu iki adamla nasıl bir ilişkisi vardı ki? Bu üç kişinin kaderi nasıl bağlanmıştı ve Dabgek'le ilintisi neydi? Lüpen içinden boşver yavrum diye geçirdi. Kafanı yorma bulamazsın. Klagise'nin düşündüğü gibi biz sadece Jilbe'nin affını talep etmiş olsaydık, çevirdiğimiz dolabı belki çözebilirdin. Ama işin içinde Vashega'da girince... O alçak Vashega, onunla bayan Mega arasında gerçekten hiçbir ilişkisi yok. Tabii, şimdi sırada ben varım. Beni de bir sınıfa sokacak ve içinden şöyle geçirecek. Şu Bay Nikol Taşra öğretmeni, onun burada ne işi var? Neden bayan Megi'nin kuyruğundan ayrılmıyor? Aslında kim bu herif?'' Onun hakkında biraz bilgi toplasaydım iyi olurdu. Maskesini düşürmeliyim. Kendisini doğrudan doğruya ilgilendirmeyen bir meseleye burnunu bu kadar sokması pek doğal gözükmüyor. Neden o da Şilbeyle vaşegan’ın kurtulmasını istiyor? Neden? Lüpen hafifçe başını çevirdi. Vay vay vay. Herifin kafasından delice düşünceler geçiyor. Lanet olsun. Lüpen'le Bay Nicole'ün aynı adam olduğunu öğrenmemeli, yoksa işler çorap söküğü gibi gider. Dikkatleri dağılıverdi. Çünkü Pigasville'in sekreteri bir saat sonra Cumhurbaşkanı'nın kendisini kabul edeceğini söyledi. Çok iyi sağ ol. Şimdi bizi yalnız bırak. Ve konuyu saptırmadan konuşmaya devam etti. Sanırım bu işi ayarlayabiliriz. Ama üstlendiğim görevi yerine getirebilmem için eksiksiz bilgiye sahip olmam gerek. Her şeyi açıkça anlatın. Belge nerede? Tahmin ettiğiniz gibi kristal tıpanın içinde. Dedi bayan Maggie. Kristal tıpa nerede? Dabgek'in Birkaç gün önce La Mahdin meydanındaki evinden yanına aldığı, benim de pazar günü ondan geri aldığım şeyin içinde. Nasıl bir şey bu? Bir tütün paketi. Magilant marka. Masanın üzerinde duruyordu. Pigasfil taş kesildi. Elinde olmaksızın mırıldandı. Cah, bilseydim. En az on kez o paketi elime aldım. Amma aptalmışım. Aldırmayın, dedi Klagis'e. Önemli olan sonunda bulunması. Pigasville yüzünü buruşturdu. Bunu bizzat keşfetseydi ne iyi olurdu. Demek liste sizde. Evet. Burada mı? Evet. Gösterin bakayım. Kragis e tereddüt edince, "Aa, korkmayın sakın." dedi. "Liste size ait. Onu yine size vereceğim ama atacağım adıma karşılık bir güvence isteyeceğimi takdir edersiniz." Kragis e, gözlerini soru sorarcasına Bay Nicole'a e çevirdi ki bu hareketi adamın gözünden kaçmadı. "Buyurun alın." Pigasville listeyi alırken biraz şaşırmıştı. Dikkatle inceledi. ''Evet, evet. Veznedar'ın yazısı tanıdım. Konsey başkanının imzası kıpkırmızı. Ayrıca elimde başka kanıtlar var. Örneğin sol köşesi yırtık olan belge.'' Kasasını açtı ve içinden ufacık bir kağıt parçası çıkararak belgenin sol üst köşesiyle birleştirdi. ''Tamam işte. Birbirine uydu. Bundan daha iyi bir kanıt olamaz.'' Sadece bu ince kağıdın cinsini teyit etmeliyiz. Klag ise sevincinden yerinde duramıyordu. Kendisini tüketen haftalardır içine düştüğü o korkunç üzüntüden kurtulabileceğine kimse inanmamıştı. Bir gazvil kağıt parçasını pencereye doğru tutarken Klag ise Lüpen'e sordu. Jilbe'ye bu gece haber verilmesini sağlar mısınız? Oğlan üzüntüden mahvolmuş durumda. Olur diye karşılık verdi Lüpen. Bu arada siz de gidip onun avukatına haber verin. Sabahleyin de Cilbeyi görürüm. Pigasville ne düşünürse düşünsün, anlaştık. Ama önce Ilizis sarayındaki oyununu kazanması gerek. Bir aksilik çıkmaz umarım. Hayır, görmediniz mi hemen razı oldu. Pigasville bir büyüteçle kağıdı incelemeye devam etti ve onu yırtık parçayla karşılaştırdı. Sonra yine cama dayadı. Küçük kutudan birkaç mektup kağıdı çekip aldı. Onları da aynı şekilde pencere camına dayayarak inceledi. Bu tamam dedi. Çözdüm. Kusura bakmayın sevgili dostum ama bu hassas bir işti. Bugüne kadar başımdan öyle şeyler geçti ki ister istemez kuşkulanıyorum. Nitekim haklıymışım. Ne demek istiyorsunuz? diye fısıldadı Klagis'e. Bir saniye. Önce bir talimatım var. Sekreterine seslendi. Hemen İliz'i Sarayı'na telefon et ve tarafımdan özür dile daha sonra açıklayacağım sebeplerden ötürü Cumhurbaşkanı ile olan görüşmeyi askıya aldığımı bildir. Kapıyı kapadı ve masasına döndü. Kragis ile Lüpen taşlaşmıştı sanki. Pigasville'den birden fikir değiştirilmesi karşısında dehşete düşmüşlerdi. Deli miydi bu adam ne? Yoksa numara mı yapıyordu? Kalleşin teki yoksa? Liste eline geçtikten sonra kıvırıyor muydu yani? Adam listeyi Klagise'ye uzattı. Alın bunu. Alayım mı? Alın da Abgege gönderin. Dabgege mi? Yakmak istemezseniz. Siz ne diyorsunuz Tanrı aşkına? Diyorum ki sizin yerinizde olsam bunu yakarım. Neden böyle söylüyorsunuz? Saçmalık bu. Tam aksine. Gayet mantıklı. Ama neden? Niye mi? Açıklayayım. 27'lerin listesi Kanal Konseyi Başkanı'nın özel kağıtlarına yazılmıştır. Aynı kağıdın bir örneği, işte şu ufak kutuda var. Tüm bu örneklerde ufak bir haç var. Logain haçı. Kağıt fabrikasının logosu bu. Bakınca görünmüyor ama ışığa tutarsanız görebilirsiniz. Bana verdiğiniz listenin yazıldığı kağıtta Logain haçı yok. Lüpen tepeden tırnağı titrediğini hissetti. Korku içindeki senin yüzüne bakmaya cesaret edemedi. Genç kadın kekeledi. Yani Dabkek'i fakamı bastırdılar. Tam aksine siz faka bastınız davalı dostum. Asıl liste Dabgek'ti. Onu ölümde şeyindeki hastanın kasasından çalmıştı. Ama bu bizdeki liste... Sahte. Sahte mi? Kesin sahte. Dabgek'in hayran olunacak kurnazlığı. Kristal bir tıpayla sizin gözlerinizi boyadı. Durmadan bu tıpayı aradınız. Sözüm ona içinde bir kağıt saklıydı. Bu arada kendisi... Pigasville sözünü bitiremedi. Klagis'le kaskatı kesilmişti. Adama eğildi. Şimdi ne olacak? Ne olsun istiyorsunuz sevgili dostum? Yani vazgeçiyorsunuz. Elbette ister istemez. Bu işe girmiyor musunuz? Nasıl girebilirim? Değersiz bir evrak karşılığında başkandan ne talep edebilirim? Siz istemiyorsunuz. İstemiyorsunuz. Yarın sabah, birkaç saat sonra Jilbe. Yüzü bir ölününki kadar solmuştu. Gözleri yerinden fırlamıştı. Dudakları titriyordu. Kadının ağzından yersiz ve tehlikeli sözler çıkmasından korkan Lüpen kolunu onun omzuna attı. Ama kadın onu sertçe itti. Bir iki adım attı, sendeledi. Neredeyse yere düşecekti. Ama birden Pigasville'in boynuna atıldı. Tüm gücüyle ve de umutsuzca onu sarsarak aykırdı. ''Oraya gideceksiniz, hemen gideceksiniz. Jilbe'nin kurtarılması lazım.'' ''Lütfen sevgili dostum, sakin olun.'' Klagis'e kulak tırmalayan bir sesle uludu. Sakin mi olayım? Jilbe yarın sabah ölecekken mi? Yo, korkuyorum. Bu feci bir şey. Hadi gitsenize be adam. Şu affı çıkartın. Anlamıyor musunuz? Jilbe benim oğlum. Bir gazvil haykırdı. Klagis elinde parlayan bir bıçak vardı. Genç kadın kendini öldürmek için elini havaya kaldırdı. Ama hedefi şaşırdı. Bay Nicole yerinden fırlayarak onun kolunu tuttu. Elindeki bıçağı aldıktan sonra onu sakinleştirdi ve boğuk bir sesle. ''Ne yapıyorsunuz, delirdiniz mi?'' dedi. ''Onu kurtaracağıma size yemin ettim ya.'' ''Onun için hayatta kalın. Jilbe ölmeyecek. Size yemin ettiğim için onun ölmesi imkansız.'' ''Jilbe, oğlum benim.'' diye inledi Klagis'e. Lüpen onu kollarıyla sararak kendine çekti ve eliyle ağzını kapadı. ''Yeter susun artık. Yalvarırım susun. Jilbe ölmeyecek.'' dayanılmaz otoritesini göstererek onu uslu çocukmuş gibi kucaklayıp dışarı çıkarırken Pigas bile seslendi. ''Beni bekleyin bayım. Bu bir emirdi. Eğer 27'lerin listesinin aslını istiyorsanız beni bekleyin. Bir iki saate kadar dönerim. O zaman konuşuruz.'' Sonra Klagis'e dönerek sert bir sesle ''Size gelince hanımefendi biraz cesur olun emrediyorum. Jilbenin adına emrediyorum.'' dedi. Koridordan geçti. Hızla merdivenlerden indi. Kendisine yaslanan Klagise'yi neredeyse bir bebek gibi kollarında taşıdı. Bir avludan geçti. Derken ikincisinden ve sonunda sokağa çıktı. Olan bitenlerden serseme dönen Pigasville, yavaş yavaş soğuk soğukkanlılığını topladıktan sonra düşünmeye başladı. Bay Nikol'ün davranışını düşündü. Adam önce Klagis'in danışmanı içi gibi gözükse de sonra bambaşka biri vermişti. Aydınlığa çıkmış, kararlı, enerji dolu, kaderin karşısına çıkardığı tüm engelleri aşmaya hazır biri. Kim böyle davranabilirdi? Pigasville titredi. Kendi kendine bu soruyu sorar sormaz cevabını bulmuştu. Tüm kanıtları görür gibi oldu. Bunların hepsinden emindi. Yalnız Pigasville'i şaşırtan bir şey vardı. Bay Nicole'ün yüzü ve görünüşünün Lupe'nin fotoğrafıyla uzaktan yakından hiçbir benzerliği yoktu. Bu kez karşısında bambaşka bir insan vardı. Boyu posu başkaydı bu adamın. Yüzünün ifadesi, ağzının şekli, bakışı, teni, saçları o macera perest kişiyle asla bağdaşmıyordu. Ama Lüpen'in tüm gücü ve yeteneğinin zekasının yanı sıra kılık değiştirmesine, yani ustaca makyaj yapmasına dayandığını bilmiyor muydu Pigasville? Artık tereddüde gerek yoktu. Hemen yazıhanesinden çıktı. Emniyet müfettişlerinden birini görünce heyecanla sordu. Şimdiye kadar girişte miydiniz? Evet sayın genel sekreter. Bir beyle bir hanıma rastladınız mı? Evet birkaç dakika önce avluda. Adamı bir daha görseniz tanır mısınız? Zannederim. O zaman hiç vakit kaybetmeyin müfettiş. Yanınıza altı müfettiş daha alın. Kliş meydanına gidip Bay Nikol hakkında bir araştırma yapın ve evi gözaltına alın. Nikol denen adam mutlaka o eve geri dönecektir. Gelirse ne yapalım efendim? Tutuklayın. İşte tutuklama emri. Yazıhanesine dönüp masasının başına oturdu ve bir kağıda bir isim yazdı. Müfettiş şaşırmıştı. Ama efendim siz demin Bay Nikol diye birinden bahsetmiştiniz. Ee ne olmuş? Bu tutuklama emri Arsen Lüpen adına. Arsen Lüpen'le Bay Nikol aynı kişi de ondan. Giyotin Lüpen arabada durmadan onu kurtaracağım diye yineliyordu. Klagisse dinlemiyordu bile. Ölümün dehşetine öylesine kapılmıştı ki. Çevresinde olan bitene aldırış ettiği yoktu. Adeta taş kesilmişti. Lüpen, Klagisse'yi inandırmaktan çok kendini sakinleştirmek için planını açıkladı. Hayır, hayır, durum umutsuz değil. Elimizde bir koz var. koca bir koz. Eski milletvekillerinden Warrenglide'ın Dabgek'in sunduğu mektuplar ve belgeler. Dabgek size dün sabah Niza'da bundan bahsetti ya. Bu mektuplarla belgeleri Stanislas Voregnay'dan satın alırım. Kaç para olursa olsun. Sonra emniyet müdürlüğüne gideriz ve Pigasville'e derim ki hemen saraya koşun. Listeyi orijinaliymiş gibi kullanın ve Jilbe'yi ölümden kurtarın. Jilbe kurtulur kultur kurtulmaz listenin sahte olduğunu açıklayıp açıklamamak size kalmış. Çabuk olun. Vakit kaybetmeden koşun.'' Yoksa Warren Light'taki mektupların ve belgelerin sahte olduğu yarınki büyük gazetelerden birinde yayınlanacak. Warren da tutuklanacak. Aynı akşam Pigasville'de hapse atılacak. Lüpen ellerini ovuşturdu. Bu iş olur, olur bu iş. Onun karşısında dururken bunu hemen anladım. Durum çok sağlam, bir terslik olmaz. Dapkek'in cüzdanında Warren Light'ın adresini buldum nasıl olsa. Hadi şoför, gazla bakalım Gaspail Bulvarı'na. Verilen adreste durdular. Lüpen arabadan atladığı gibi binanın üçüncü katına çıktı. Hizmetçi kadın Warren Clyde'ın evde olmadığını, yarın akşam döneceğini söyledi. Nerede olduğunu bilmiyor musun? Beyefendi Londra'ya gitti. Tekrar arabaya bindiğinde Lüpen tek kelime etmedi. Klagisse de sormadı bile. Artık her şey ona vız geliyordu. Oğlunun ölümü kesinleşmişti onun için. Kriş meydanına vardılar. Lüpen evine girerken kapıcı kulübesinden çıkan iki kişiyle karşılaştı. Öyle derin düşüncelere dalmıştı ki onların farkına varmadı. Bunlar evi gözetleyen Pigasville'in müfettişleriydi. Lüpen uşağına sordu. Telgraf var mı? Yok patron diye karşılık verdi Aşil. Lobalü ile Gonya'dan bir haber var mı? Yok patron. Bu çok normal dedi. Hiç kendini sıkmadan B. Klagisse'ye döndü. Henüz saat yedi. Sekiz ya da dokuzdan önce onlardan haber alamayız. Pigasville nasıl olsa bekleyecek. Kendisine telefon edip beklemesini söyleyeceğim. Telefon ahisesini yerine koyarken arkasında bir inilti işitti. Klagis ise masanın önünde durmuş akşam gazetelerinden birini okuyordu. Eliyle kalbini tuttu. Sallandı ve yere yığıldı. Aşil, aşil diye haykırdı Lüpen. Yardım et bana. Hanımefendiyi yatağa taşıyalım. Dolaptan da dört numaralı şişeyi getir.'' içinde uyku ilacı olanı. Bir bıçak ucuyla Klagise'nin dişlerini aralayarak şişedeki ilacın yarısını içirdi. Güzel, dedi. Yarın sabah uyanır zavallı. Ondan sonra da... Klagise'nin okuduğu ve elinden bırakmadığı gazeteye bir göz attı. Cilbe ile idamı için en sıkı önlemler alınmış durumda. Özellikle Lüpe'nin adamlarını kurtarma olasılığı üzerinde duruluyor. Gece yarısından itibaren Sante hapishanesinin civarındaki bütün sokaklar askerler tarafından tutulacak. İdam hapishane duvarının önündeki Ahagu bulvarının setinde gerçekleşecek. Bu arada mahkumların durumu hakkında haber almış bulunuyoruz. Vaşega hala alaycı, büyük bir cesaretle kaçınılmaz sonu bekliyor. ''Şu işe bak, eğlenceli bir şey olmayacak ama istifimi bozmayayım bari'' diyerek eklemiş. ''Ölüm bana vız gelir.'' Beni kızdıran kafamın koparılması. Ah keşke patron. Of dememe meydan kalmadan beni hemen öbür dünyaya yollayacak bir yol bulsaydı. Birazcık siyanür versene be patron. Jilbe'nin sükuneti daha etkileyici, mahkemedeki davranışı hatıralardadır. Arsene Lupin'e karşı sarsılmaz bir güveni var. Patron bana sakın korkma diye seslendi. Korkma, tüm sorumluluğu ben alıyorum üzerime. Eh işte, onun için ben de korkmuyorum. Son güne ve son saate kadar hatta giyotinin önündeyken bile ona güveniyorum. Ben patronu iyi tanırım. O yüzden korkmaya gerek yok. Söz verdi mi tutar. Kellem yere düşse bile gelir onu yerine oturtur. Hem de sımsıkı. Arsen Lüpen. Arsen Lüpen olacak da. Sevdiği jilbesini ölüme terk edecek ha. Güldürmeyin beni Tanrı aşkına diyor. Bu hayranlıkta insanın yüreğine işleyen bir afiyet, ve asalet okunuyor. Bakalım Arsen Lüpen böylesine körü körüne bir güveni hak etti mi göreceğiz. Lüpen bu yazıyı zorlukla okudu. Gözleri yaşardı. Sevgi, acıma ve çok büyük bir korku doluydu bu gözyaşları. Hayır, Jilbeci'nin güvenini hak etmemişti. Tamam, şimdiye kadar imkansız gibi görünen pek çok şey başarmıştı. Kadere meydan okuyarak imkansızı mümkün kıldığı olmuştu. Ama bu kez kader ondan daha güçlü çıkmıştı işte. Daha ilk günden beri ve bu üzücü maceranın zeyri boyunca kader ona ve mantığa hep karşı çıkmıştı. Klagisse ile hedefleri aynı olsa da karşılıklı savaşarak çok vakit kaybetmişlerdi. Birlikte çalışmaya karar verdikten sonra da aksilikler birbirini kovalamıştı. Jack'ın kaçırılması, Dapkek'in ortadan kaybolması ve çifte aşıklar kulesinde hapsedilmesi, Lüpen'in yaralanması ve yatağa düşerek çalışamaması, yanlış hesap sonucu Klagisse'nin İtalya'ya gidişi ve Lüpe'nin onu takip etmesi. Ve son rezalet. Mucize denebilecek bir irade ve sebat sayesinde tam zafere ulaştığını sandığı anda birden her şeyin yıkılıvermesi. 27'lerin listesinin değersiz bir pusulaya dönüşmesi. Oyun bitti, dedi Lüpen. Yenilgi meydanda. Dapkek'ten istediğim zaman intikam alabilirim. Onu rezil ederim, mahvederim istersem. Ama asıl yenilen benim. Çünkü Jilbe ölecek. Yine ağladı. Hırsından ya da kızgınlığından değil, umutsuzluktan. Jilbe ölecekti. Ufaklık diye seslendiği en yakın adamı birkaç saat sonra bu dünyadan göçüp gidecekti ve onu kurtaramayacaktı. Tüm olasılıkları yitirmişti. Son bir çıkış yolu aramaktan da vazgeçmişti. Neye yarayacaktı ki? Toplumun er veya geç misilleme yaparak intikam alacağını, bir suçlunun hiçbir zaman cezasız kalamayacağını bilmiyor muydu sanki? Ne var ki bu kez kader talihsiz Cilbe'nin aleyhine işlemişti. Oğlan suçsuz olduğu halde ölecekti. Lüpe'nin içine düştüğü çaresizlik o kadar derindi ki, biraz önce gelen telgraftan sonra artık isyan bile edemez oldu. Araba bozuldu, dingil kırıldı, tamirat uzayacak. Yarın sabah oradayım. Bu da kaderin verdiği son hükmün kesinleştiğinin kanıtıydı. Buna karşı gelmeyi artık aklından bile geçirmiyordu. Klagisse'ye baktı. Sakin sakin uyuyordu. Onun bu her şeyi unutmuş, şuursuzmuş gibi görünen haline gıpta etti ve birden korkaklığını yenmek istercesine yarı dolu içki şişesini kaptığı gibi bir dikişte hepsini içti. Sonra odasına gitti, yatağa uzandı ve zile basarak uşağını çağırdı. Sen de git uyu Aşil ve ne olursa olsun beni uyandırma. Yani Jilbe ile Vajaga için artık bir şey yapamayacak mıyız patron? Hiçbir şey. Ölecekler mi? Ölecekler. Yirmi dakika sonra Lüpen uyumuştu. Akşamın saat onuydu. O gece hapishanenin çevresi oldukça huzursuzdu. Sabahın saat birinde Sante Sokağı, Ahagu Bulvarı ve hapishaneye giden bütün sokaklar polis tarafından tutulmuştu. Geçmek isteyen olursa sıkı bir sorguya çekiliyordu. Ayrıca bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. İdamı görmek isteyenlerin sayısı çok olmayacaktı herhalde. Gelen bir emirle saat üçe doğru tüm meyhaneler kapatıldı. İki müfreze asker kaldırımları tuttu. Ahago bulvarında bir tabur asker alarma geçmişti. Her iki birlik arasında subaylar emniyet mensupları, belediye zabıta, zabıtası ve daha bir sürü ilgili insan mekik dokuyordu. İdam sehpasını bulvarların kesiştiği köşede bir set üstüne kurdular. Durmadan çekiç sesleri geliyordu buradan. Yağmura rağmen saat dörde doğru meydanı dolduran insan sayısı çoğaldı. Kağıt fener isteyenlerin yanı sıra idamın artık başlaması için tezahürat yapanların sayısı çok da az değildi. Bu arada uzakta kalıp Giyotin'in ancak bir bacağını görebilecekleri için şikayet edenlerin gürültüsü meydana yayılıverdi. Bir sürü araba çıka geldi. Siyah giysili devlet erkanını taşıyorlardı. Polis kuvvetleri kalabalığı yatıştırmaya çalışırken hem alkışlar hem de protestolar yükseldi. Bu arada halkla idam sehbası arasında 300 metrelik boş bir alan bırakıldı. İki bölük asker daha geldi. Bir anda herkes derin bir sessizliğe gömüldü. Ta uzakta parlayan solgun bir ışık karanlığı denmeye çalışıyordu. Yağmur durdu. Ölüm hücrelerinin bulunduğu koridorun sonunda siyahlar giymiş birkaç adam bir şeyler fısıldadı. Pigasville endişelerini dile getiren savcıyla konuşuyordum. Yok canım dedi Pigasville. Hiçbir aksilik çıkmayacağına garanti veririm. Gelen raporlarda dikkat eder bir şey yok ki. Yok tabii olamaz da çünkü lüpen elimizde. Demeyin. Evet, gizlendiği yeri biliyoruz. Klişi meydanındaki evinde kalıyor. Kendisi dün akşam saat 7'de geldi. Evin etrafı kuşatıldı. Ayrıca iki arkadaşını kurtarmak için düşündüğü planı biliyorum. Bu plan son anda bozuldu. Yani korkacak bir şey yok. Adalet yerini bulacak. Beklenen saat geldi. Önce Vaşek'dan başlandı. Hücresinin kapısı açıldı. Vaşega yatağından fırlayarak içeri girenlere korku dolu gözlerle baktı. Vaşega önce size susun susun diye fısıldadı. Bir şey söylemeyin. Ne olacağını biliyorum. Gidelim. Görenler de acelesi olduğunu sanırdı. Her şeyin bitmesini istiyordu. Bu nedenle tüm hazırlıkların yapılmasına hiç karşı koymadı. Ama kimseyi de kendisiyle konuşturtmadı. Laf yok diye yineledi. Ne Günah mı çıkarayım? Ne gerek var? Ben öldürdüm, şimdi de öldürülüyorum. Usul böyle. Bir bir beraberiz. Derken bir an için sustu ve sordu. Söylesenize, arkadaşım da idam edilecek mi? Jilbe'nin de aynı zamanda idam edileceğini öğrenince bir an tereddüt etti. Orada bulunanlara baktı. Bir şeyler söylemek ister gibi oldu. Sonra omuz silkerek mırıldandı. Böylesi daha iyi. Çorbayı birlikte pişirdik. Beraber kaşıklayalım.'' hücresine girdiklerinde jilbede uyumuyordu. yatağına oturmuştu söylenenleri dehşetle dinledikten sonra ayağa kalkmaya çalıştı vücudu bir iskelet gibi sallandı titredi ve hıçkırarak yatağına düştü ah zavallı anacığım diye dili dolaştı kendisine o zamana kadar hiç bahsetmediği annesini soracakları sırada genç olan birden isyan etti ben öldürmedim ölmek istemiyorum ben öldürmedim jilbe diye onu sakinleştirmek istediler. Cesur ol. Evet, evet. Ama adam öldürmediğime göre ben neden öleyim? Ben öldürmedim size yemin ediyorum. Ben öldürmedim. Ölmek istemiyorum. O zaman beni öldürmeyin, ben öldürmedim. Dişleri birbirine vurmaya başlayınca söyledikleri anlaşılmadı. Ondan sonra her şey razı oldu. Günah çıkardı. Okunan duayı dinledi. İnler gibi oldu. Sonra sakinleşti her şeyi kabullenen bir çocuk sesiyle ''Anneme söyleyin, beni affetsin.'' dedi. ''Annene mi?'' ''Evet, sözlerim gazetede yayımlansın. Kendisi anlayacaktır. Evet, o benim adam öldürmediğimi biliyor. Ama tüm üzüntülerine sebep olduğum ve ona acı çektirdiğim için beni affetsin. Ayrıca, ayrıca Neşil be. Peki, patronun da haberi olsun. Kendisine olan güvenimi kaybetmiş değilim. Orada bulunanlara teker teker baktı. Sanki patronu onların arasındaydı. Kılık değiştirmişti ve onu kucakladığı gibi buradan uzaklaştıracaktı. "Evet," dedi yumuşak ve inandırıcı bir sesle. Sanki dua ediyordu. "Ben ona hala güveniyorum. Şu anda bile. Bunu bilsin, tamam mı? Beni ölüme terk etmeyeceğine eminim." Aynı anda bir noktaya sabitlenen bakışlarında herkes onun Lüpen'i gördüğünü, onu hissettiğini, Lüpen'in gölgesinin ona ulaşabilmek için kalabalığın arasından sıyrıldığını okudu. Elleri ayakları bağlı ve sırtına deli gömleği geçirilmiş bu delikanlının bakışı yürekler acısıydı. Binlerce insanın gözü üzerine dikilmiş, her şey artık celladın eline kalmışken bile o hala ümit ediyordu. Herkeste bir acıma duygusu uyandı. Gözler yaşardı. Zavallı olan diye mırıldandı biri. Pigasville'de Klagiez'i düşünerek zavallı olan diye usulca yeniledi. Jilbe'nin avukatı da ağlıyordu. Yanına sokulanlara durmadan bir suçsuzu öldürüyorlar diyordu. Ama vakit gelmişti. Her şey hazırdı. Harekete geçildi. İki grup koridorda buluştu. Başega, Jilbe'yi görünce dalga geçti. İtiraf et ufaklık patron bizi boşladı. Ve sonra öyle bir cümle sarf etti ki, bunu Pigasville'den başka kimse anlayamazdı. Herhalde kristal tupadan kazandığını cebine atmakla meşgul. Merdivenden aşağı indiler. Formalite gereği kalem odasının önünde durdular. Avluyu geçtiler. Sonu gelmeyen dehşet dolu bir yoldu bu. Duvar boyunca bulvarın köşesine kadar yürüdüler. Birkaç adım daha. Vaşega geri dönüp baktı. Görmüştü. Cilbe ise başı öne eğik, İstavrozunu öptüren rahiple bir gardiyanın arasında yürüyordu. Giyotinin önüne gelince durdu. Hayır, hayır diye isyan etti. İstemiyorum, ben öldürmedim, ben öldürmedim imdat. Boşlukta kaybolan son çağrıydı bu. Cellat işaret verdi. Adamlar Vaşegay'ı tuttukları gibi kaldırıp koşar adımlarla yukarı çıkardılar. Ve aynı anda şaşırtıcı bir şey oldu. Bir silah sesi duyuldu karşıdaki evden bir el ateş edilmişti. Adamlar duru verdi. Kollarından tuttukları Vaşega çırpındı. Ne var, ne oluyor diye sesler yükseldi. Vuruldu. Vaşega'nın alnından akan kan yüzüne yayıldı. Mırıldandı. Bu iş bu kadar. Tam isabet. Sağ ol patron, sağ ol. Kellem kesilmeyecek. Sağ ol patron. O kargaşa arasında bir ses yükseldi. Bitirin şunun işini, çıkarın sehpaya. Ama adam öldü. Olsun bitirin işini. Yargı mensupları, memurlar ve polislerin oluşturduğu grupta heyecan doruğa ulaşmıştı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Kafası koparılsın, adalet yerini bulsun, vazgeçmeye hakkımız yok. O zaman buna korkaklık denir. Ama öldü ya. Olsun, mahkeme kararı uygulanmalı. Kafası koparılsın. İki gardiyanla iki polis, Jilbe'yi kollarken rahipler itiraz etti. Bu arada ölüyü giyotine taşıdılar. Hadi senize diye haykırdı cellat. Sesi boğuk çıkıyordu. Hadi ötekini getirin acele edelim. Sözünü bitiremedi. İkinci bir kurşun onu sıyırdı geçti. Adam kıvrıldı ve inleyerek yere düştü. Yok bir şey omzumdan yaralandım. Devam edelim. Sıra kimdeyse getirin. Ama yardımcılar bağırarak kaçıştı. Giyotinin etrafı boşalmıştı. Soğukkanlılığını toplayan tek kişi olarak emniyet müdürü cırtlak sesiyle emirler dağıttı. Onca hengame içinde adamlarını topladı. Birkaç dakika önce büyük kapıdan geçen yargı mensuplarını, memurları, ölüme mahkum edilenlerle rahipleri yine hapishaneye soktu. Bu arada bir grup polis, müfettişler ve asker tehlikeye aldırmadan altında iki tane kapalı dükkanı bulunan üç katlı eski bir binaya yaklaştılar. İlk silah sesinden sonra bu evin ikinci katında elinde tüfek bulunan bir adam görülmüş sonra da dumanlar arasında kaybolmuştu. Ona ateş edildiyse de isabet kaydedilmemişti. Adam gayet sakin bir şekilde bir masanın üzerine çıkarak silahını doğrultmuş ve ikinci kez ateş etmişti. Sonra da gerisin geriye odanın içine sıçramıştı. Aşağıda zile cevap alınamayınca kapıya yüklenildi. Az sonra kapı yıkıldı. Hemen merdivene koştular. Ancak karşılarına çıkan bir engel saldıranları durdurdu. Birinci katın merdivenlerine koltuklar, yataklar ve akla gelen her türlü eşya üst üste yığılmış bir barikat oluşturulmuştu. Mobilyalar birbirine öyle kenetlenmişti ki saldıranların bunların arasından kendilerine yol açması beş dakikalarını alırdı. Bu beş dakika artık adamın peşine düşmesinin boşuna olacağı anlamındaydı. İkinci kata vardıklarında yukarıdan bir ses yükseldi. ''Buradan beyler, on sekiz basamağınız daha var.'' Size zahmet verdiğim için özür dilerim. Saldıranlar bu 18 basamağa öyle hızlı çıktılar ki. Ama üçüncü katın tavan arasına ulaşabilmek için bir merdivenden çıkıp bir döşeme kapağını açmak gerekiyordu. Ne var ki kaçan adam hem merdiveni kaldırmış hem de döşeme kapağını kapatmıştı. Bu eşi görülmemiş eylem, eylemin yarattığı his, ikinci kez baskı yapmış gazeteleri bahara bahara satan çocuklar ve halkın merak içindeki bekleyişi Unutulmayacaktı Emniyet müdürlüğünde heyecan Doruğa ulaşmıştı Haberlerin telgraf ve telefonların Ardı arkası kesilmiyordu Sonunda o sabah saat 11'de Emniyet müdürünün odasında Bir toplantı yapıldı Pigasville'de oradaydı Emniyet müdürü soruşturma hakkında bilgi verdi Kısaca durum şöyleydi Bir akşam önce Gece yarısına doğru Ahagu bulvarındaki evin kapısı çalınmıştı bodrum katındaki odasında uyuyan kapıcı kadın kordonu çekerek dış kapıyı açmıştı. Bir adam aşağı gelip onun kapısını vurmuştu. Acil bir durum olduğunu, ertesi sabah gerçekleşecek idam nedeniyle polisten geldiğini söylemişti. Kadın kapıyı açar açmaz adam onun üzerine saldırıp ağzını burnunu tıkadıktan sonra iplerle bağlamıştı. 10 dakika sonra aynı evin birinci katında oturan bir adamla bir kadın aynı adam tarafından etkisiz hale getirilmişti. Üçüncü kattaki kiracı da aynı şekilde nasibini almıştı. Kendi odasında, yatağındayken yabancı adam tarafından bağlanmıştı. İkinci katta kimse oturmadığı için adam oraya geçmişti. Yani binanın kralı olmuştu. İşte, dedi emniyet müdürü acı acı gülerek. Hepsi bu kadar. Beni şaşırtan onun nasıl böyle kolayca kaçabildiği. İzin verirseniz sayın müdürüm, adam saat birden beşe kadar evde tek başınaydı. O arada kaçışını da ayarlamıştır. Nereden kaçtı ki? Damlardan. Hemen yanımızdaki sokakla glasiye sokağındaki evler yan yanadır. Aralarındaki mesafe 3 metre kadardır ve damların en yükseği 2 metredir. E Adamımız Bodrum'dan aldığı merdiveni köprü olarak kullandı. Boş evlerden birinin tavan arasında bir çatı deliği bularak Glasya sokağındaki bir eve daldı. Oradan da hiç istifini bozmadan elleri cebinde yürüyüp gitti. Dikkatlice hazırladığı kaçış planını kimsenin aklına gelmeyecek kadar kolay bir yolla ve hiçbir engelle karşılaşmadan uygulayıverdi. Ama siz gerekli önlemleri aldınız değil mi? Bana emrettiklerinizi yerine getirdim efendim. Memurlarım dün üç saat boyunca saklanan bir yabancı var mı diye her evi aradı. Son evden çıkarlarken bariyeri kaldırmalarını söyledim. Çünkü adamımız nasılsa kaçıp gitmişti. İyi, tabii hiç kuşkunuz yok. O adam Arsen de değil mi? Kesinlikle. Çünkü onun suç ortakları söz konusuydu. Ayrıca böyle bir eyleme girişecek soğukkanlılık ancak Arsen de bulunur. Ama o zaman, diye mırıldandı emniyet müdürü. Pigas dönerek devam etti. Sizin güvenlik şefinin rızasıyla dün akşam klişe meydanındaki evinde ziyaret ettiğiniz adam Arsen Lüpen değil miydi? Arsen Lüpen'di müdür bey. Hiç kuşkum yok. Yani dün gece evinden çıkıp giderken tutuklanmadı. Evi terk etmedi ki. Hoppala işler karıştı. Çok basit sayın müdürüm. Arsen Lüpen'in tüm evlerinde olduğu gibi klişe meydanındaki evinde de iki çıkış kapısı varmış. Siz bunu biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Az önce evi ararken keşfettim. Evde kimse yok muydu? Yoktu. Bu sabah Aşil adındaki uşakla Lüpen'le birlikte oturan yaşlı kadın çekip gittiler. O kadının adı ne? Bilmiyorum diye karşılık verdi Pigasville. Belli belirsiz bir tereddütten sonra ama Arsen Lüpen'in orada hangi isim altında oturduğunu biliyorsunuz. Evet, Bay Nicole adı altında fen bilimleri profesörü. İşte kart viziti. Tam o sırada bir mübaşir içeri girdi ve emniyet müdürüne en kısa zamanda saraya gitmesi gerektiğini söyledi. Başdanışman kendisini bekliyormuş. Hemen geliyorum diyen Pigasville dişlerinin arasından fısıldadı. Jilbe'nin kaderi şimdi belli olacak. Affedilecek mi dersiniz müdür bey? Asla. Bu geceki olay ne yazık ki çok üzücü. Yarın sabah Jilbe cezasını çekecektir. Aynı anda bir mübaşir Pigasville'e bir kart vizit uzattı. Pigasfil onu okur okumaz sarsıldı ve mırıldandı. Lanet olsun! Ne cesaret varmış adamda! Ne oldu? diye sordu emniyet müdürü. Yok bir şey, dedi Pigasfil. Bu meseleyi artık tek başına sonuna kadar yürütmeyi bir şeref meselesi yapmıştı. Yok bir şey, beklenmedik bir ziyaretçi. Size sonra anlatırım. Odadan çıkarken yüzünü buruşturarak homurdandı. Ben ömrümde böyle küstah bir adam görmedim. Elindeki kart vizitte Bay Nikol, sanat profesörü yazıyordu. Son çarpışma Pigasville çalışma odasına giderken bekleme salonundaki bir sırada oturan kamburu çıkmış, hasta görünüşlü, yıpranmış şemsiye ve şapkasıyla ve tek eldiveniyle Bay Nikol'ü fark etti. Bir anlık bir tereddütten sonra Pigasville, bu o diye mırıldandı. Geldiğine göre kimliğinin meydana çıktığından haberi yok ne küstahlık ama. Çalışma odasına girip kapıyı kapadıktan sonra sekreterine seslendi. Bay Lahtigi, şimdi çok tehlikeli bir kişiyi içeri alacağım. Kendisi bu odayı herhalde kelepçeli terk edecek. Adam odaya girer girmez tüm önlemleri alın. Bir düzine kadar müfettiş gelsin. Onları kendi büronuza ve bekleme odasına yerleştirin. Emir resmidir. Ben zile basar basmaz tabancalarınızı çekip odaya dalın ve adamı yakalayın.'' Anlaşıldı mı? Evet efendim. Sakın tereddüt etmeyin. Hep birlikte odaya dalın. Silahlar elinizde olsun. Hiç acıma yok. Anlaşıldı mı? Şimdi Bay Nicoly'i içeri alın. Yalnız kalır kalmaz Pigaswill, masadaki zil'in üzerini kağıtlarla örttü ve bir yığın kitabın arkasına kocaman bir tabanca yerleştirdi. Şimdi işler kızışacak, dedi kendi kendine. Liste yanındaysa elinden alırız yanında değilse kendisini teslim alırız mümkün olursa her ikisini gerçekleştiririz Lüpenle 27'lerin listesini aynı günde ele geçirmek hele hele bu sabahki skandaldan sonra adımı göklere çıkaracaktır Kapı çalındı girin, ayağa kalktı Buyurun Bay Nicole Bay Nicole çekinerek odaya girdi ve kendisine gösterilen sandalyenin bir ucuna ilişti Dünkü konuşmamızı devam ettirmek istiyorum. Geciktiğim için kusura bakmayın bayım. Bir saniye diye karşılık verdi Pigasfil. İzin verirseniz hemen yerinden kalkıp yandaki odaya geçerek sekreterine "Bir şey unuttum bay Lahtigi." dedi. Koridorları ve merdivenleri araştırın. Suç ortakları saklanmış olabilir. Geri döndü. Sanki uzun ve ilginç bir sohbete başlarcasına "Ne diyordunuz bay Nicole?" diye sordu. Diyordum ki, dün akşam sizi beklettiğim için özür dilerim ama karşıma bir sürü engel çıktı. Önce bayan Maggie. Evet bayan Maggie, onu eve götürmek zorunda kalmıştınız. Hem götürdüm hem de onunla ilgilendim. Zavallı kadının umutsuzluğunu anlıyorsunuz değil mi? Oğlu Jilbe, gittikçe ölüme yaklaşıyor. Hem de nasıl bir ölüm. Her an için, nasıl desem, belki bir mucize gerçekleşebilir.'' Ben bile umudumu yitirdim. Anlatabiliyor muyum? Kader ağlarını bir kere ördü mü? Elden bir şey gelmez. Ama buradan ayrılmadan önce neye mal olursa olsun Dapgek'in sırrını çözeceğinizi söylemiştiniz. Doğru ama Dapgek Paris'te değildi. Ya evet ben onu arabayla göndermiştim. Demek arabanız var Bay Nikol. Eh işte külüstür bir şey. Modası geçmiş motoru eski kaportası berbat. Kendisini bu arabaya bindirdim. Daha doğrusu bir sandığa tıktım. Onu da arabanın üstüne bağlattım. Yoksa Paris'e idamdan sonra varmış olacaktı. Onun için... Pigasville şaşkınlıkla Bay Nicole'e baktı. Gerçek kimliği hakkında en ufak bir şüphesi olsaydı, Dapkeg'e yaptığı bu muameleden sonra onu hemen kapı dışarı ederdi. Vay be! Sen adamı sandığa tık, sonra da bir otomobilin üstüne bağla. Böyle bir hayal gücü ancak Arsene Lupin'de bulunurdu ve ancak Arsène böylesine açık açık itiraf ederdi. Peki şimdi ne olacak? Ben başka bir çare düşündüm. Neymiş o? Aman efendim, siz de pekala biliyorsunuz. Benim gibi anlamadım. Tanrım, siz idamın infazına katılmadınız mı? Katıldım. O zaman Vahşegay'ı da gördünüz, celladı da. ikisi de vuruldu. Biri öldü, öbürü yaralandı. Düşünsenize bunu kim yaptı? Vay canına, diye aykırdı Pigasfil. Demek bu sabah ateş eden sizdiniz. Yapmayın sekreter bey. Düşünsenize bir kere. Başka seçeneğim var mıydı? Size verilen 27'lerin listesi sahteydi. Asıl liste Dabgek'teydi ve o da idamdan birkaç saat sonra gelmiş olacaktı. Cilbeyi kurtarmak için tek bir olasılık vardı. İdamı birkaç saatliğine geciktirmek. Doğal olarak. Tabii o pis hayvanı yani o pişkin katil Başega'yı vurup celladı yaralamakla şaşkınlık ve panik yaratmış olacaktım. Nitekim idamı geciktirdim ve kesinlikle ihtiyacım olan birkaç saati kazandım. Doğal olarak diye yeniledi Pigasville. Değil mi? Herkese, hükümete, devlet başkanına ve bana düşünecek zaman kalacaktı. O zaman bu meseleye açıklık getirilecekti. Hayır, hiç değilse bir suçsuzun idamını düşünün. Bir suçsuzun kellesi uçacak. Buna nasıl izin verebilirim ki? Hayır, hiçbir zaman. İşte onun için harekete geçmem gerekiyordu. Ve harekete geçtim. Ne diyorsunuz bu işe? Pigasville bir süre düşündü. Özellikle de Bay Nicole'in, hani nasıl derler, şeytanca küstahlığını. Bu öyle bir küstahlıktı ki, insanın ister istemez Nikol mü Lüpen, yoksa Lüpen mi Nikol diye sorası geliyordu. İnanın Bay Nikol, bir insanı 150 adım mesafeden vurmak ve diğerini de yaralamak, marifet isteyen bir iş. Nikol alçak gönüllü davrandı. Biraz tecrüben var işte. Ayrıca planınız da uzun boylu düşünülüp taşınılmış. Yok canım, yanılıyorsunuz. O plan bir anda oluştu. Eğer uşağım, daha doğrusu bana klişi meydanındaki evini kiralayan arkadaşımın uşağı beni zorla uyandırmayıp kendisinin vaktiyle Ahago bulvarındaki ufak bir evde çalıştığını, şu sırada orada sadece birkaç kiracı oturduğunu, oradan bir şeyler yapılabileceğini söylemeseydi, şu anda Jilbek ellesini kaybetmişti ve bayan Maggie de herhalde ölmüştü. Ya öyle mi dersiniz? Bundan eminim. İşte onun için Sadık Uşağ'ın önerisini hemen kabul ettim. Ama siz işimi zorlaştırdınız sekreter bey. Ben mi? Siz ya evimin önüne 12 adam koydurtan siz değil miydiniz? Hizmetçi odalarının açıldığı koridora varıp oradan da yandaki eve geçebilmem için arka merdiveni kullanarak beş kat çıkmam gerekti. Boşu boşuna yorgunluk. Çok üzgünüm Bay Nikol. Gelecek sefer. Bu sabah da öyle oldu. Tam saat sekizde içine dapgeki tıktığım sandığı getirecek arabayı bekliyordum. Otomobil benim evimin önünde durmasın diye klişe meydanında nöbet tuttum. Yoksa adamlarınız işimi bozabilirdi ve Jilbey'le Klagis'e yaşamlarını yitirirdi. Ama bu acı olay olsa olsa iki ya en fazla üç gün gecikecekti. Bu olasılığı tamamen ortadan kaldırmak için. Gerçek listeye ihtiyaç var öyle değil mi? Çok doğru ve o listede sizde yok. Var. Yani asıl liste mi? Asıl liste. Logain haçlı olan mı? Logain haçlı olan. Pigasville sustu. Kendisinden daha üstün olduğunu anladığı rakibiyle düelloya giriştiği şu anda heyecanını bastıramadı. Karşısında Arsen Lupin vardı. Yenilmez Arsen Lupin Gayet sakin, barışsever, soğukkanlılıkla hedefine ulaşan, tüm kozları elinde bulunduran ve kendini silahsız bir düşmanın karşısında gibi gören Arsène Lupin. Pigasville'in tüyleri diken diken oldu. Daha o hücuma geçmeden korka korka sordu. "Demek Dabgek onu size verdi." "Dabgek hiçbir şey vermez, ben aldım. Zorlu mı? "Yok canım." diye karşılık verdi Bay Nicole gülerek. Tabii ki her şeyi göze almıştım. Dostumuz Dapkek'i sandıktan çıkarıp bir iki damla kloroform koklattıktan sonra son hızla yola koyulduk. Artık her şey hazırdı. Oyun başlayabilirdi. Boşu boşuna can yakmayacaktık. Hayır, hemen öldürecektik. Kalbine dayadığımız upuzun bir iğneyi yavaş yavaş batıracaktık hepsi o kadar. Ama bu işi bayan Maggie yapacaktı. Anlıyorsunuz değil mi? Oğlu ölecek olan analar acımasız olur. Konuş Dabgek, yoksa batırırım. Konuşmak istemiyor musun? O zaman bir milimetre sokayım. Sonra biraz daha. Hastanın kalbi iğnenin yaklaştığını hissedecek ve daha hızlı çarpmaya başlayacaktı. Derken bir milimetre daha. Gerçekten konuşurdu o haydut o zaman. Üzerine eğilmiştik. Uyanmasını bekledik. Sabırsızlıktan titriyorduk. O kadar acelemiz vardı ki. Gözünüzde canlanıyor mu sekreter bey? Divanda göğsü açık yatan haydut, kendisini boğan kloroformdan kurtulmak için çırpındı. Soluk alışları hızlandı, inledi ve sonunda ayıldı. Dudakları titredi. Aynı anda Klagisse Megi konuştu. Benim ben Klagisse, cevap versene serseri. Parmaklarını Dabkek'in cildinin artında ufacık bir hayvan gizliymişçesine çarpan yüreğinin tam üstüne dokundururken gözleri dedi. Gözlüklerin arkasındaki gözlerini göremiyorum. Onları görmek istiyorum. Ben de onları görmek istedim. Tek kelime duymadan önce bu dehşete düşmüş adamın tanımadığım, içini okuyamadığım gözlerini ve bu gözlerdeki sırrı okumak istedim. Bu beni öyle heyecanlandırdı ki, bana öyle geldi ki bu gözleri görürsem esrar perdesi yırtılmış olacaktı. Bilmek istedim. İçimden öyle gelmişti. İçgüdüsel olarak gerçeği bilmek istedim. Yaylı gözlük yoktu. Ama kalın camlı simsiyah gözlüğü duruyordu. Onu çekip aldım. Birden beni hayrete düşüren bir şeyle karşılaştım. Kafamda bir şimşek çaktı. Gülmeye başladım. Hatta kahkahalarla gülmeye başladım. Neredeyse çenem düşecekti. Aynı anda baş parmağımı bastırarak onun sol gözünü hop çıkarıverdim. Bay Nikol gerçekten gülüyordu. Hani kendi deyimiyle neredeyse çenesi yerinden fırlayacaktı. Artık o pısırık ve suskun danışman gitmiş, yerine hayat ve enerji dolu bir delikanlı gelmişti. Tüm olanları coşkuyla anlatırken taklitler yapıyordu. Pigasville onun kahkahalarına katlanmak zorunda kaldı. Hopla, çık yerinden, çık yuvandan ışık tanrısı. İki göze ne gerek var ki? Biri yeter de artar bile, hopla. Baksana klegisse, yerde nasıl da yuvarlanıyor. Dikkat et, bu Dabkek'in gözü. Kanalizasyona dikkat. Bay Nikol. Ayağa kalktı. Odada bir tur attıktan sonra yerine oturdu. Cebinden çıkardığı bir şeyi avcunda yuvarladı. Havaya attıktan sonra yakalayıp cebine sokup boğuk bir sesle ''Davgegin sol gözü'' dedi. filin şaşkınlıktan dili tutulmuştu. Bu garip ziyaretçi ne demek istiyordu? Tüm bunlar ne anlama geliyordu? Sapsarı kesilmişti. Açıklasanıza. Hepsi açıklandı ya. Anlattıklarım gerçeğin ta kendisi. Tüm varsayımlarım tuttu. O lanet olası Dapkek beni yolumdan saptırmasaydı, elimdeki bilgilerle bir süre önce zaten hedefe ulaşacaktım. Kafanızı çalıştırın biraz. Liste Dapkek'in çevresinde bulunamayınca kendi kendime dedim ki, tamam o zaman liste Dapkek'in çevresinde değil. Üstünde de bulunamadı çünkü daha gizli, daha derin bir yerdeydi. Onun vücudundaydı, derisinin altında. Gözünde mi yoksa? diye dalga geçti Pigasville. Gözünde sekreter bey doğru söylediniz. Ne? Gözünde diyorum size. Aslında mantıklı düşünerek bu sonuca tesadüfen değil bizzat ulaşmalıydım. Çünkü Dapgek İngiltere'deki cam ustasına kristal tıpayı öyle kesin ki içinde kimsenin farkına varamayacağı bir oyuk oluşsun şeklinde yazdığı mektubu Klagese'nin okuduğunu bildiği için bizleri yanlış yola sevk etmek istedi. Bunun için örnek olarak içi oyuk bir tıpa ısmarladı. İkimiz de aylarca bu tıpanın peşinde koştuk. Sonunda onu bir tütün paketinin içinde buldum. Oysa, oysa, Dabkek'in sadece gözüne bakacaktık. Şu içi oyuk olan ve ufacık bir kağıt parçasını saklamak için ideal bir yer sayılabilecek şu elimdeki göze. Bay Nicole cebine attığı şeyi tekrar çıkararak birkaç kez masaya vurdu. Sert bir cismin çıkarabileceği bir ses duyuldu. Cam göz. Tabii ya, diyen Bay Nicole hala gülüyordu. Cam göz. Haydut herif, takma göz yerine bir sürahi tıpası kullandı. Daha doğrusu kristal bir tıpa. Onun içini oydurtarak siyah gözlüklerinin arkasında sakladı. Listeyi de o tıpanın içine gizledi. Böylece her an elinin altındaydı. Ve o liste belki hala bu tıpanın içinde. Pigasville kızardığını belli etmemek için başını önüne eğdi. Alnını ellilerinin arasına aldı. Yirmi yedilerin listesi artık elinde sayılırdı. Masanın üzerindeydi. Şaşkınlığını gizleyerek rahatlamaya çalıştı. Hala orada mı? Herhalde. Ne demek herhalde? Onu daha açmadım. Bu şerefsize ait sekreter bey. Pigasville elini uzatarak gözü aldı ve yakından baktı. Bu kristal camdan aynen bir göz gibi yapılmış bir şeydi. Göz akı ve göz bebeğiyle. Yani gerçek bir gözü andırıyordu. Arka tarafında elle oynatılabilir bir parça vardı. Kımıldattı. Göz oyulmuştu. İçinde ufacık bir kağıt top vardı. Kağıdı açıp neler yazılı olduğuna bakmadan ışığa doğru tuttu. Logan haçı var mı? diye sordu Bay Nicole. Var diye yanıtladı Pigasville. Liste orijinal. Kolu hala havadaydı. Bir an ne yapacağını düşündü. Sonra kağıdı katladı. Takma gözün içine koyduktan sonra onu cebine attı. Bay Nikol, inandınız mı? diye sordu. İnandım. O zaman anlaştık. Anlaştık. Sustular. İkisi de belli etmeden birbirini süzüyordu. Bay Nikol, karşısındakinin konuşmasını bekler gibiydi. Pigasvil, bir yığın kitabın arkasına saklanmış, bir eliyle tabancasını kavramıştı. Öbür eli zildeydi. Pozisyonunun sağladığı gücü içine sindirmenin keyfini yaşıyordu. Liste elindeydi. Lüpen'de. Kımıldarsa silahımı kaldırır ve zile basarım. Bana saldırırsa vururum diye aklından geçirdi. Artık anlaştığımıza göre Sekreter Bey, acele etmeniz gerekiyor. İdam yarın değil mi? Yarın. O zaman burada bekleyeyim. Neyi? Saraydan gelecek cevabı. Ah, biri size haber mi getirecek? Evet, siz Sekreter Bey. Pigasville kafasını salladı. Beni hesaba katmayın Bay Nikol. Yok canım. Nedenini öğrenebilir miyim? Fikrimi değiştirdim. Durup dururken mi? Durup dururken. Dün geceki olaydan sonra Jilbe'yi kurtarmak için artık hiçbir şey yapamayız. Ayrıca böyle bir şey yapmaya kalkıştığımız zaman bu gerçek bir şantaj gibi olacak ki ben bu işte yokum. Siz bilirsiniz bayım, daha dün bir şey yokken bugün sergilediğiniz vicdan muhasebesi sizi yüceltecektir. Anlaşmamız sona erdiğine göre Listeyi geri verin öyleyse. Niye? Sizden başka bir aracı bulabilmem için. Ne gerek var? Jilbe öldü sayılır. Hayır, hayır. Tam aksine. Dün geceki olaydan sonra suç ortağı öldüğüne göre onun affedilmesi daha kolay olacak. Herkes daha adaletli ve daha insancıl düşünecek. Listeyi bana geri verin. Hayır. Baksanıza bayım. Ya belleğiniz zayıfladı ya da vicdanınız. Dünkü vaatlerinizi unuttunuz mu? Dün ben Bay Nicole diye biriyle konuşup anlaşmıştım. E, siz Bay Nicole değilsiniz. Yok canım, peki kimim ben? Söyleyeyim mi? Bay Nicole cevap vermedi ama gülmeye başladı. Aralarındaki konuşmanın nasıl yön değiştirdiğine bakarak keyiflendi. Picassville karşısındakinin neşesini görünce büyük bir endişeye kapıldı. Tabancasının kabzasını daha da sıkı kavradı. Yardım çağırsam mı diye düşündü. Bay Nicole sandalyesini masaya yaklaştırarak dirseklerini kağıt üzerine dayadı ve karşısındakinin yüzüne bakarak ''Demek kim olduğumu biliyorsunuz Bay Pigasville?'' dedi ve ''Utanmadan benimle oyun oynuyorsunuz.'' <laughs> ''Evet utanmadan'' diye cevap veren Pigasfil bu saldırıya aldırış etmedi hatta gözünü bile kırpmadı. ''Beni, Arsen Lupin'i, hadi artık Arsen Lupin diyelim, eli kolu bağlı, size teslim olacak kadar enayi mi sandınız?'' Pigasville, cam gözü yerleştirdiği cebine eliyle vurarak dalga geçti. Aşk olsun. Hem Dabgek'in gözü hem de liste bendeyken neler yapabileceğinize aklım ermedi. Neler mi yapabilirim? Düşünsenize, tılsım artık sizi koruyamayacağına göre tek başına kaldınız demektir. En ufak bir işaretimde her kapının arkasına gizlenmiş yüzlerce polis koşup gelir. Siz de onların kucağına düşersiniz. Bay Nicole, omuz silkerek Pigasville'in Le acırcasına baktı. O zaman ne olur biliyor musunuz sekreter bey? Bu silah ters teper. Siz şimdi liste elinizde diye kendinizi dapkekle dalbufenin seviyesine indirdiniz. O listeyi şefinize vermek ve insana acı veren bu ahlaksızlık ve kavga dolu olayı bitirmek aklınızdan bile geçmiyor. Yo yo, avcunuz kaşınıyor, başınız dönüyor. Nasılsa onu cebe attım. Artık güç bende. Bu da zenginlik ve sınırsız bir iktidar demek. Bundan bir yararlansam, Jilbeyle Klagisse Megi'ye ölse ne olur? Lüpen denen budalayı hapse tıktırırım. Elime fırsat geçmişken bundan yararlansam diye düşünüyorsunuz. Pigas bile doğru eğildi. Babacan bir tavırla fısıldayarak, ''Sakın bunu yapmayın bayım, sakın yapmayın.'' dedi. ''Ne yaparsam ne olur? Sizin için iyi olmaz.'' ''Yok canım, İyi olmaz ama yapmak istiyorsanız önce benden çaldığınız o listedeki üçüncü isme bakınız. Ya yeah. üçüncü isim mi? Bu sizin arkadaşlarınızdan birinin adı. Kimmiş o? Eski milletvekillerinden Stanislas Vorenglaid. E, ee, Pigasville güvenini kaybeder gibi oldu. E'si me'si yok. Düşünsenize bir kere. Kısa bir araştırmadan sonra Vorenglaid denen adamın aldığı parayı kiminle bölüştüğü ortaya çıkarsa... Kiminle bölüşmüş ki? Louis Pigasville'le. Dalga geçiyorsunuz galiba, diye kekeledi Pigasville. Dalga geçmiyorum, konuşuyorum. Siz benim maskemi düşürdüğünüze göre ben de sizinkini düşüreceğim ve bunun altından da hiç iyi şeyler çıkmayacak. Pigasville ayağa kalktı. Bay Nicole masaya yumruğunu vurarak haykırdı. Aptallığı bırakın bayım, 20 dakikadan beri boş yere çene çalıp duruyoruz. Yeter artık. Konuya gelelim. Önce şu tabancalarınızı bir yana bırakın. Onların beni korkutacağını mı sandınız? Hadi artık bitirelim bu işi. Acelem var. Elini Pigasville'in omzuna koydu. Bir saate kadar İlisi Sarayı'ndan af emrini getirmezseniz ve Arsen Lupin olarak ben buradan bir saat on dakika sonra sapa sağlam çıkamazsam Paris'te yayımlanan Dört Akşam Gazetesi Dört Mektup alacaktır. Bunlar sizinle Stanislas Forenkleight arasındaki yazışmalardır. Stanislay Forenkleight hepsini bu sabah bana sattı. İşte şapkanız, bastonunuz ve paltonuz. Yaylanın. Ben bekleyeceğim. Olmaz denen şey oldu verdi. Pigasville hiç ses çıkarmadı, direnmedi. Birden şu Arsen Lupin denen adamın ne kadar yetenekli ve güçlü bir adam olduğunu kabulleniverdi. Milletvekili Warren Clyde'ın o mektupları imha ettiğini ki şimdiye kadar buna inanmıştı ya da onların kaybolduğunu söylemeyi aklından bile geçirmedi. Hayır, tek kelime söylemedi. Açamayacağı bir mengeneye sıkışmış gibi hissetti kendini. Pes etmekten başka çaresi kalmamıştı. Pes etti. Bir saat sonra buradasınız diye yineledi Bay Nicole. Bir saat sonra buradayım diye karşılık verdi Picasville. Uslu çocuklar gibi. Jil ve affedilirse mektuplar bana verilecek mi? Hayır. Niye hayır? O zaman boşu boşuna. Bu mektuplar elinize Jil Bey'le arkadaşlarımın kaçışından iki ay sonra geçecek. Sizin emirleriniz sayesinde bu konuda pek sıkı tedbirler alınmıyor zaten. Hepsi bu kadar mı? Hayır, iki şartım daha var. Neymiş onlar? Birincisi, hemen 40 bin franklık bir çek istiyorum. 40 bin frank mı? Bu Warren Clyde'ın satın aldığım mektupların parası. Adalet yerini bulsun bari. Başka? İkincisi, altı ay içinde bulunduğunuz makamdan istifa edeceksiniz. İstifa mı edeceğim, o niye? Çünkü vicdansız bir adamın burada çalışması ahlaka sığmaz. Ya milletvekili, ya bakan ya da elçi olarak kendinize bir iş bulun.'' Ama milli güvenlikte genel sekreterlik bu olmaz. Bu beni tiksindiriyor. Pigasvil bir an düşündü. Şu rakibini bir yense ne iyi olacaktı? Aklından bir sürü şey geçti. Ama ne yapsaydı? Kapıya yürürken seslendi. Bay Lahtigi. Bay Nikol'un da işitebileceği kadar kısık bir sesle. Bay Lahtigi dedi. Polisleri gönderin. Bir yanlışlık oldu. Ben yokken kimse odama girmesin. Bu bey beni burada bekleyecek. Bay Nikol'ün uzattığı şapkayı, bastonu ve paltoyu alarak çıkıp gitti. Tebrik ederim bayım, diye mırıldandı Lüpen. Kapıyı onun arkasından kapattıktan sonra. Çok dürüst davrandınız, ben de öyle. Belki biraz hakaret ettim ve biraz da sert davrandım ama bazen bu işler böyle zorlayarak yürür. Düşmanı sersemleteceksin, eğer vicdanın temizse böyle bir adamı korkuturken asla çok ileri gitmiş olmazsın. Kendinle övünebilirsin Lüpen. Ezilmiş ahlakı kurtaran bir kahramansın sen. Yaptığın işte gurur duy. Şimdi otur da dinlen bakalım. Bunu hak ettin. Bigasville geri döndüğünde Lüpen'i uyurken buldu. Omzunu sarsarak onu uyandırdı. Oldu mu? diye sordu Lüpen. Oldu. Af emri daha sonra imzalanacak. İşte yazılı olarak verilmiş söz. 40 bin frank. İşte çek. Güzel. O zaman size teşekkür etmekten başka yapacak bir işim kalmadı. Ya mektuplar? Stanislas Vogentleid'in mektupları size daha önce söylediğim koşullarda teslim edilecek. Yine de teşekkür yerine size gazetelere göndereceğim mektupları vermekten mutluluk duyacağım. Ya onlar yanınızdaydı demek. Sonunda anlaşacağımızdan o kadar emindim ki. Şapkasının astarının altından beş mühürlü mektup çıkararak bir gaz bile uzattı. Adam onları hemen cebine attı. Lupin devam etti. ''Sizi yine görmek şerefine ne zaman nail olacağımı bilmiyorum sekreter bey. Bana en ufak bir haber göndermek istediğiniz zaman gazetedeki küçük ilanlar sütununu kullanın. Adres gayet basit. Bay Nicole. Hoşçakalın.'' Ve çıktı. Fikasfil yalnız kaldığında tutarsız işler yaptığı ve bilincini asla kontrol altına alamadığı bir karabasan görmüş gibiydi. Neredeyse zile basıp velveli çıkaracaktı ki kapı vuruldu ve mübaşirlerden biri odaya daldı. Ne var? Efendim, milletvekili Dabkek çok acil bir mesele için sizinle görüşmek istiyor. Dabkek ha? Fikasfil şaşırmıştı. Dabkek burada demek. İçeri alın. Dabkek emri beklemedi. İçeri dalarak Pugaz Fil'in üzerine atıldı. Soluk soluğaydı. Üstü başı darmadağındı. Sol gözünde bir bant vardı. Kravatsızdı, bed tımarhane kaçkını gibiydi. Kapı ancak kapanmıştı ki pençelerini Pugaz Fil'in boğazına geçirdi. ''Liste sende mi?'' ''Evet.'' ''Onu satın mı aldın?'' ''Evet.'' ''Jilbe'nin affına karşılık mı?'' ''Evet.'' ''Af emri imzaladındı mı?'' ''Evet.'' Dapkek çok kızmıştı. ''Aptal herif!'' Seni kafese koydular. Bunu benden nefret ettiğin için yaptın değil mi? Şimdi de intikam alacaksın demek. Hem de sev sev dapgek. Benim Niza'daki sevgilimi unuttun mu? Operadaki dansçı kızı. Şimdi dans etme sırası sende. Hapse mi gireceğim yani? Buna gerek yok. Sen nasılsa mahvoldun. Elinde liste olmadığı için kendi kendine yıkılacaksın. Ben de bunu zevkle seyredeceğim. İşte benim intikamım. Sen de buna inanıyorsun ha? diye çaresizce yırtındı Dapkek. Beni tavuk gibi boğazlayacaklarını sanıyorsun. Sanki parça edecek pençelerim, ısıracak dişim yokmuş gibi. Bak ahbap, ben yarı yolda kalacak olursam en azından bir kişi benimle beraber hapı yutacak. O bir kişi kişi kim mi? Stanislas Vogendlight'ın ortağı Pigasville Efendi. İşte o Vogendlight bana seni hemen hapse tıktıracak yeterince belge teslim etti. Sen elimdesin artık. Milletvekili Dakkeki daha ne güzel günler bekliyor. Ne? Gülüyorsun ha. Yani öyle bir mektup yok mu diyorsun? Pigasville omuz silkti. Var olmasına var. Ama onlar Vogentlight'ta değil. Ne zamandan beri? Bu sabahtan beri. Vogentlight onları iki saat önce 40 bin franka sattı. Ben de aynı fiyata onları geri aldım. Dapkek iğrenç bir kahkaha patlattı. Hamma iş be, kırk bin franka. Yani sen kırk bin frank ödedin. Bay Nicole e değil mi? O da sana 27'lerin listesini sattı değil mi? Peki sana o Bay Nikol'ün asıl adını söyleyeyim mi? Arsen Lüpen. Biliyorum. Belki ama bilmediğin bir şey var. Ahmak oğlu ahmak. ''Ben şimdi Stanislas Vogentleit'in evinden geliyorum. Herif dört gün önce Paris'ten ayrılmış. Şaka gibi, sana uyduruk bir liste sattılar. Hem de kırk bin frank karşılığında. Amma budalaymışsın be!'' Kahkahası odada çınlarken çıkıp gitti. Pigasville şapşal şapşal orada kaldı. Demek ki Lupin onu tehdit edip emirler verirken ve utanmadan küstahça Pigasville'i işletirken hep blöf yapıyordu. Hayır hayır bu olamaz diye durmadan söylendi genel sekreter. Mühürlü zarf bende işte burada. Açmam yeterli. Ama açmaya cesaret edemedi. Zarfı elinde tarttı, döndürdü, döndürdü, sonra yakından baktı. Birden tereddüte düştü ve açtı. İçinden dört tane boş kağıt çıktı. Hayır dedi kendi kendine. Ben o hırsıza denk değilim ama yine de her şey bitmedi.'' Gerçekten de her şey bitmemişti. Lupin bu kadar soğukkanlı davrandığına göre mektupların var olduğunu biliyor ve onları Stanislas Vogentleit'en satın alacağını düşünüyordu. Ama Stanislas Vogentleit, Paris'te olmadığına göre, Pigasville'e Lupin'den evvel davranmak ve her ne pahasına olursa olsun bu tehlikeli mektupları ele geçirmek alıyordu. Kim erken davranırsa o kazanacaktı. Pigasville yine şapkasını paltosunu ve bastonunu alarak merdivenden aşağı indi. Arabasına atladı ve Vogentleid'in evine yollandı. Orada kendisine eski milletvekilinin akşam saat 6'da Londra'dan döneceği söylendi. Saat 2'ydi. Yani planını hazırlaması için Pigasville'in yeterince zamanı vardı. Saat 5'te tren istasyonuna gitti. Yanına aldığı birkaç düzine polisi sağa sola, bekleme salonlarına ve yazıhanelere yerleştirdi. Artık içi rahattı. Bay Nicole, Vogent Light'la konuşmaya çalıştığı anda tutuklanacaktı. Böylece Lüpen yakalanmış olacaktı. Hatta işi sağlama almak için Lüpen'in peşinden gelen her adamı ya da habercisi olduğu tahmin edilen kişiyi tutuklayacaklardı. Bununla da yetinmeyen Pigasville, istasyonun her tarafını gözden geçirdi. Şüpheli hiçbir şeye rastlamadı. Saat 6'ya 10 kala beraberindeki baş müfettiş Blancon, ''Bakın Dabgek geliyor.'' dedi. Gelen gerçekten de Dabkekti. Genel Sekreter'in içinden hemen onu tutuklatmak geldi. Ama hangi gerekçeyle, hangi hakla ve de tutuklama emri olmadan? Ayrıca Dabkekin ortaya çıkışı her şeyin Vogentlaida e bağlı olduğunu kanıtlıyordu. Mektuplar Vogentlaiddaydı. Bu kez kim onları elde edecekti? dapkek mi, Lüpen mi, yoksa kendisi mi? Lüpen daha gelmemişti, gelemezdi de. Bu savaşta Dabkek'in şansı sıfırdı. Kuşkulanmaya da gerek yoktu artık. Pigasville mektupları alacak, Dabkek'le Lüpen'in tehditlerinden kurtulacak ve onlara karşı bütün kozlar elinde olacaktı. Tren gara girdi. Gar şefi Pigasville'in talimatı gereğince yolculardan hiç kimsenin perona inmemesi için emir verdi. Pigasville bunun üzerine vagonlara baştan sona dışarıdan baktı. Önünden baş müfettişle adamları yürüyordu. Tren durdu. Eski milletvekili trenden indi. Kendisiyle birlikte seyahat eden yaşlı bir adamın da elinden tutarak inmesine yardım etti. Pigasville hemen onun yanına yaklaşarak ''Seninle konuşmam gerek'' dedi. Aynı anda Dupgeck gözüktü. Kordonu yarmayı başarmıştı, seslendi. ''Bay Vogentleit, mektubunuzu aldım, emrinizdeyim.'' Vogentleit her iki adama baktı. Pigasville'le Dupgeck'i tanımıştı. Gülümsedi. Ho, oh, dönüşümü sabırsızlıkla bekliyorlarmış. Konu nedir? Galiba bir mektup değiş tokuşu değil mi? Evet evet diyen iki adam ona iyice yaklaşmaya çalıştı. Berikit çok geç dedi. Nasıl? Ne diyorsunuz siz? Onlar satıldı. Satıldı mı kime? Şu beye diyen Wogan Light birlikte geldiği yaşlı adamı işaret etti. Bu iş için benimle görüşmek amacıyla gelmişti. Kürk paltosuna sarınmış ve bastonuna dayanarak zorlukla yürüyen yaşlı adam onları selamladı. Bu Lüpen diye düşündü Gasfil. Kesinlikle Lüpen. Müfettişlere dönerek onlara seslenmek istedi. Ama yaşlı adam açıkladı. Evet, bu mektup değiş tokuşu iki gidiş geliş biletine patladı ama doğrusu değer. İki mi? Biri benim için, öbürü de dostlarımdan biri için. Dostlarınızdan biri mi? Evet. Kendisi birkaç dakika önce bizden ayrılıp en baştaki vagona bindi. Acelesi vardı. Pigasville meseleyi anladı. Lüpen ihtiyatlı davranmış ve adamlarından birini yanına almıştı. Satın aldığı mektupları da ona vermişti. Savaşı kaybetmişlerdi. Ganimet Lüpen'in eline geçmişti. Pigasvil için onun hakimiyetine boyun eğmek ve koşullarını kabullenmekten başka bir şey kalmıyordu. ''Pekala bayım'' dedi. Zamanı gelince yine görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kal Dabgek. Yakında benden haber alırsın. Bogen Light sürüklerken ekledi. Sana gelince sen burada tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Nasıl yani? Perondan birlikte çıktılar. Dabgek tek kelime söylemedi. Olduğu yere çakılıp kalmıştı sanki. Yaşlı adam onun yanına yaklaşarak mırıldandı. Baksana Dabgek, uyan artık dostum. Yoksa hala kloroformun etkisinde misin?'' Dapkek yumruklarını sıkarak boğuk bir sesle homurdandı. Yaşlı adam konuşmaya devam etti. Beni tanıdın demek, La Mahdin meydanındaki evine gelip de senden Jilbe'ye yardım etmeni istediğim zaman konuştuklarımızı hatırlıyor musun? O gün sana demiştim ki, silahlarını bırak, Jilbe'yi kurtar, ben de seni rahat bırakayım. Yoksa 27'lerin listesini alırım, sen de hapı yutarsın. Nitekim hapı yuttun işte, Lüpenle anlaşmazsan böyle olur. İnsan her şeyine güvendiği bir anda sırtındaki gömleğini bile kaybedebilir. Bu sana bir ders olsun. Ha, sana cüzdanını vermeyi unutuyordum. Biraz hafiflemişse kusura bakma. İçinde bir sürü banknot vardı. Bir de teslim makbuzu. Benden aldığın mobilyaları depoladığın yere ait. Sen boş yere zahmete girme diye ben başka bir yere taşıttım. Yok canım teşekkür etme. Bir şey değil. Hoşça kal Dabkek. Başka bir tıpa satın almak için 3-5 kuruşa ihtiyacın olursa bana haber ver. Hadi hoşça kal. Ve oradan ayrıldı. Henüz 50 adım atmıştı ki bir silah sesi işitti. Dönüp baktı. Dapgek kendi kafasına bir kurşun sıkmıştı. Lüpen şapkasını çıkarıp mırıldandı. Tanrı günahlarını affetsin. İki ay sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Jilbe Rey adasından Guyana'ya aktarılacağı günden bir akşam önce kaçtı. Bu ilginç kaçışın ayrıntıları açıklanmadı. Ahago bulvarındaki silahlı saldırı da Lüpen'in prestijini doruğa yükseltti. Bu olayları bana parça parça anlatan lüpen şöyle dedi. Ne var ki şu lanet olası macera kadar bana kök söktüren olmadı doğrusu. Sen buna bir isim koy. Ya kristal tıpa de ya da kaybolmayan cesaret. Sabahın altısından akşamın altısına kadar tam on iki saat boyunca hiç bu kadar hata yapmadım. Şanssızlığa uğramadım. Kararsızlık içinde bocalamadım. Ve uğradığım yenilginin üstesinden gelmedim. Yine de bu on iki saat hayatımın en güzel, en görkemli saatleriydi. Peki, Jilbe'ye ne oldu? Cezayir'de toprak satın aldı. Çiftçilik yapıyor. Artık kendi adını kullanıyor. Antoine Maggie. Bir İngiliz kızıyla evlendi. Bir oğlu var, adını Arsen koymuş. Kendisinden sık sık güzel mektuplar alıyorum. Bugün gelen mektup işte. Patron, bir bilseniz namuslu olmak ne güzel bir şey. Sabahları erken kalkmak, bütün gün çalıştıktan sonra kendini ölü gibi yatağa atmak. Ama siz bunu bilirsiniz zaten, öyle değil mi? Arsen Lüpe'nin kendine özgü, pek de namuslu sayılmayacak bir hayatı var ama ona karşılık iyilikleri o kadar çok ki kusurlarını çoktan affettirir. Sizi çok seviyorum patron. Lüpen düşünceli düşünceli iki kelimeyle özetledi. Mert oğlan. Bayan Meg yine yaptı. Küçük oğlu Jack'la birlikte cilbenin yanında kalıyor. Onları bir daha gördün mü? Hayır görmedim. Ya. Lüpen bir an tereddüt etti sonra gülümsedi. Aziz dostum sana bir sır vereceğim. Bu beni biraz gülünç duruma düşürecek. Bilirsin ben tıpkı bir okul öğrencisi gibi duygusal bir kaz kadar da aptalım. Neyse. Klagisse'ye döndüğüm akşam kendisine o gün olan bir taneleri anlattım. Zaten bir kısmını biliyordu. O zaman iki şey hissettim. Öncelikle onu sandığımdan çok fazla etkilemiştim. Öte yandan beni hep hor görmüştü biraz. Hatta kim beslemişti? Nefret bile etmişti. Yok canım niye ki? Niye mi? Çünkü Klagis demek ki çok namuslu bir kadın. Bense Arsen Lüpen'im. Ah demek ondan. Sen istersen bana sempatik kaydut, kibar hırsız de. Tüm bunlar onun kadar namuslu, saygın, iyi karakterli ve dengeli bir kadın karşısında benim bir, bir hırsız olduğum gerçeğini değiştirmez ki. Açıkça söylemese de yüreğinden yaralıydı. Hem de derinden. O zaman onu sevdin. Galiba dedi alaylı alaylı Ona evlenme teklifinde bulundum. Öyle ya, ne de olsa oğlunu kurtarmıştım ve sandım ki neyse çok kötü bir şekilde reddedildim. Ondan sonra da aramız soğudu. Daha sonra da onu unuttun. Tabii ama çok zor oldu. Aramıza aşılmaz bir engel koymak için de evlendim. Ne? Sen evli misin Lüpen? Evliyim. Fransa'nın en asil ailelerinden birinin kızıyla hem de resmen Ailenin tek kızı. Müthiş bir serveti var. Nasıl? Bu macerayı bilmiyor musun? Anlatmaya değer gerçekten. Ve daha fazla beklemeden Lüpen bana Onjelik de Sağzu Vondum nasıl evlendiğini anlattı. Kız Bulbun Konde prensesiymiş. Bugün Dominik manastırlarından birinde Rahibe Magi Ogist adı altında yaşıyormuş. Ancak birkaç cümleden sonra sustu. Bu öykü artık ilgisini çekmiyordu sanki. Bir süre düşüncelere daldı. Neyin var Lüpen? Benim mi? Hiç. Hiç olur mu? Var bir şey. Şimdi de gülüyorsun. Seni hala gülümseten şey Dapgeek'in gözü mü? Yok canım. Ne öyleyse? Hiçbir şey. Sadece bir anı işte. Hoş bir anı mı bari? Evet evet. Fevkalade bir anı. Clagles'le ben Jilbey'i bir balıkçı sandalıyla Reye Adası'ndan kaçırıyorduk. O gece sandalın arka tarafında sadece ikimiz bulunuyorduk. İyi hatırlıyorum. Ben konuştum, konuştum. Çenem düşmüştü sanki. İçimden ne geldiyse anlattım. Sonra, sonra sustuk. Üzerimize garip, rahatsız edici bir sessizlik çöktü. Sonra? Sonra mı? Kollarımdaki kadın, yanlış anlama... Sadece bir an sürdü bu. Zaten önemi yok. Ama sana yemin ederim, o anda orada sadece minnettar bir anne ve dost değil, duygularına hakim olamayan ve titreyen bir kadın vardı. Ve ertesi günde beni görmemek için kaçıp gitti. Yeniden sustu. Sonra mırıldandı. Klagi bir gün bu hayattan sıkılır ya da yorulursam, seni o küçük, beyaz kulübede bulacağım. Beni bekleyeceğin kulübede ve Klagis'e. Beni bekleyeceğinden eminim.''